Decameron, Giovanni Boccaccio, seslendiren Rana Toka. Decameron, 10 on gün onar hikaye demektir. İtalyan edebiyatının bu özel eseri dünyanın ilk öykü kitabıdır. Kitapta cehaletle, ilkellikle, iki yüzlülük ve sahtekarlıkla alay edilmektedir. Erotik sahneler içerir. Keyifli dinlemeler. 1348 yılında İtalya'nın en güzel şehirlerinden biri olan Floransa'da veba salgını hüküm sürüyordu. Bu akibet yaptığımız kötülükler yüzünden semavi kuvvetlerin veya haklı ilahi öfkenin bizi ıslah etmek için getirdiği bir afetti. İnsan zekası ve basiretiyle ve bu afete çare bulabilen şahısların himmetiyle hastalığın şehre girmesi önlenmişti sağlığı korumak için birçok tedbirler alınmış, ayrıca Allah'ın lütfunu dilemek için tövbe ve dua günleri tertiplenmişti. Buna rağmen veba o yılın ilk baharında baş göstermiş ve feci etkilerini yapmaya başlamıştı. Şehrimizin bu elemli durumunda ilahi ve beşeri kanunların rolleri tamamen ortadan kalkmıştı. Memurlar da papazlar da hastalığa tutuluyor ve ölüyordu. Kimse kimseye yardım edebilecek halde değildi. Herkes kendi başının çaresini arıyordu. Hiçbir komşu ve akraba ötekine el uzatamıyor, birbirlerinin yanına yaklaşamıyorlardı. Kardeş kardeşi karı kocayı bırakmıştı. Hatta ana baba ziyaret ve bakım vazifelerini unutarak çocuklarından kaçıyorlardı. Bakılsalardı kurtarılabilecek olan pek çok insan ölüyordu. Bakımsızlık ve salgının şiddeti yüzünden ölenler o kadar çoktu ki Onları görmek değil, atlarını duymak bile dehşet saçıyordu. Böylece şehrimiz hemen hemen boşalmış olduğundan yedi genç kadın Kutsal Santa Maria Novella Kilisesi'nde bir salı sabahı verilen vaazı dinliyordu. Zaman icabı yaz giysilerini giymişlerdi. Yedi kadın da birbiriyle dosttu. İçlerinde 28 yaşından daha büyük ve 18 yaşından küçük kimse yoktu. Zeka, asalet, güzellik, cazibe ve iyi huy onların süsüydü. Belli bir sebep olmasaydı onların adlarını söyleyebilirdim. Ama anlatılacak hikayeler yüzünden onların yüzünün kızarmasını istemem. Çünkü bugünkü günde eğlence adabı eskisinden daha sıkıdır. Yalnız hikayede karışıklığı önlemek için onlara birer at takacağız. En yaşlısına Pampin, ikincisine Fiamenta, üçüncüsüne Filomena, dördüncüsüne Emilla, beşincisine Lovretta, altıncısına Nefili ve nihayet yedincisine Ilayza diyeceğiz. Bu yedi kadın tesadüfle kilisede bulunmuşlar ve birlik olmuşlardı. Birçok iç çekmeden sonra dualarını bitirmiş ve sustukları zaman Pampin söze başlamıştı. Sevgili bayanlarım, şurada sanki kaç ölünün gömülmek üzere getirildiğini veya sayıları azalan manastır rahiplerinin ibadet saatlerine hesaba gelmişiz gibi bir his altında bulunuyoruz. Etrafımızda ölü ve hastadan başka bir şey olmayan şu yerden çıkalım. Eve gittiğimizde birçok hizmetçilerimizden yalnız bir tanesinin kaldığını görüyoruz. O zaman üstüme öyle bir dehşet düşüyor ki saçlarım diken diken oluyor. Nereye gitsem ölülerin gölgesine basıyorum burada sokakta evimde sefalet ve ızdıraptan başka bir şeye rastlayamıyorum. Burada da bizden başka kimse kalmadı. Sağ kalanlar da duyuyorum ki kendi başlarının çaresine bakıyor. Yalnız halk değil, manastırdakiler bile şehvet taşkınlıkları içinde ölümden kurtulmak için din bağlarını çözüp tenin hazlarına düşmüşler. Bu böyle olunca bizim işimiz ne? Burada ne bekliyoruz? Ne oluyoruz?'' Eğer sizler de benim gibi düşünüyorsanız birçoklarının yaptığı gibi biz de civardaki köy evlerimize çekilelim. Orada kuş seslerini dinler, vadileri ve tepelerin yeşerdiğini, çeşit çeşit ağaçları ve mavi göğü seyrederiz. Temiz hava alır, bol bol temiz gıda buluruz. Sinirimize dokunan şeylerden uzaklaşmış oluruz. Bu teklifi beğeniyorsanız mahiyetinizle beraber hemen yola koyulunuz.'' ve oradan Allah'ın bu afetinin vereceği sonu bekleyerek halin icabına göre hayatın tadını çıkarırız. Öteki kadınlar Pampi'nin bu teklifini öyle heyecanla benimsediler ki hemen plan çizmeye başladılar ve el ele vererek ayağa kalktılar. Yalnız içlerinde en mütevazi olan Filamena dedi ki, ''Sevgili bayanlar, gerçi Pampi'nin teklifi çok iyi ama bu kadar acele etmemeliyiz.'' Düşünün ki hepimiz kadınız, bizler zayıf yaratıklarız, korkağız, aksilikler yaparız, sinirliyiz. Eğer kendi başımıza kalırsak kısa zamanda dağılırız. Onun için bizi destekleyecek erkekleri yanımıza alalım. Eliza evet dedi. Erkekler kadınların en iyi varlığıdır ama erkekleri nerede bulacağız? Kadınlar böyle konuşurken kiliseye beklenmedik üç erkek girmişti. Ne zamanın perişanlığı ne yakınlarını kaybetmiş olmak onlardaki aşk ateşini söndürebilmişti. Birinin adı Panfilas, diğerinin Filastat, üçüncüsünün Dionea'ydı. Yakışıklı ve kibardılar. Aradıkları üç kadını yedilerin arasında buldular. Ötekileri de tanıyorlardı. Pampin gülerek, ''Talih bize yardım ediyor.'' dedi. ''Bize üç erkek gönderiyor ki seve seve bizim rehberimiz olurlar.'' Nefili kızardı. Çünkü o bu gençlerden birisinin sevgilisiydi. Vallahi dedi, Pampin ne dediğini iyi işit. Maalesef bu gençler içimizden bazılarının aşıklarıdır. Onları seçmekle adımızı kirletmiş oluruz. Filomena, bunun ziyanı yok dedi. Ben namuslu yaşarsam ve vicdanım bana bir serzenişte bulunmazsa herkes istediğini söylesin. Yeter ki gençler bizimle gelmeyi arzu etsin. Öteki kadınlar bu konuşmayı susarak dinlediler. Nihayet şuna karar verildi: Delikanlılar çağrılacak, bu fikir onlara söylenecek ve refakat etmeleri istenecek. Pampi'nin gençlerden biriyle samimiyeti vardı. Lafı uzatmadan ayağa kalkarak gençlerin yanına gitti, onları neşeli bir edayla selamladı ve bütün kadınlar namına bu seyahate refakat etmelerini teklif etti. Gençler bunu evvela şaka sandılar. Ama genç kadının ciddi konuştuğunu görünce sevinçle muvaffakat cevabını verdiler. Ertesi çarşamba günü sabah erkenden hanımlar bir kısım hizmetçileriyle ve erkekler uşaklarıyla yola çıktılar. Ve Floransa'ya 3 kilometre uzakta bulunan ilk hedeflerine ulaştılar. Burası bir küçük tepenin üzerindeydi. Yoldan biraz uzaktı. Ağaçlar ve çiçekler pek cazip bir manzara teşkil ediyordu.'' Tepenin üstünde güzel bahçeli bir şato vardı. Salonlar ve odalar güzeldi. Duvarlarda nefis tablolar asılıydı. Kemerler, bahçeler ve pınarlar görmeye değerdi. Kilerler nefis şaraplarla doluydu. Gelenler her şeyi temiz buldular, yatak odaları hazırdı. Hepsi mevsim çiçekleriyle süslenmişti. Grubun en neşelisi olan Dionea söze başladı. "Güzellerim," dedi. Ben sıkıntılarımı şehirde bıraktım. Siz de öyle yapın. Neşeli olalım. Pampin, haklısın Dionea. Şen yaşamalıyız. Buraya bunun için geldik. Ama intizamı olmayan şey uzun sürmez. Onun için içimizden birini seçip ona uyalım. O bütün düşüncelerimizi şen bir hayata yönetmeli. Herkes bu şerefi bir gün taşımalı. Biz önce ilkini seçelim, sonra o da kendinden sonrakini seçsin.'' Bu teklif hepsinin hoşuna gitti ve Pampin oy birliğiyle ilk günün kraliçesi seçildi. Filomena dallardan yaptığı bir tacı Pampin'in başına geçirdi. Pampin kraliçe olarak herkesi sükunete davet etti. Erkeklerin uşaklarını ve dört hizmetçi kızı çağırtarak dedi ki, ''Topluluğumuzun intizamını nasıl koruyacağımızı ilk olarak göstermek isterim. Dione'nin hizmetçisi Parmeni kahyalığa tayin ediyorum.'' şatonun idaresini ona veriyorum. Panfilas'ın hizmetçisi Sinka para işlerine baksın. Tindaros beylerin odasına baksın. Benim hizmetçim Meisa ve Filaman'ın hizmetçisi Lilisiska mutfakta çalışsınlar. Shinara ve Stratila bayanların odasına baksınlar. Şunu da söyleyeyim ki bu vazifeliler bize ancak tatlı haberler vermeli. Yoksa gözümüzden düşerler. Herkes bu emirleri uygun buldu kraliçe ayağa kalkarak herkes bahçeye, çayırlara, nereye isterse gidip gezebilir. Saat üç olunca burada toplanacak ve bu serin yerde yemeğimizi yiyeceğiz. Herkes sevinçle kraliçeye veda etti. Genç beyler güzel bayanlarla sohbete ve aşikane şarkılar söylemeye koyuldular. Eve döndüklerinde Palmani işine gayretle başlamıştı. Salona girdiler. Masalara bembeyaz örtüler örtülmüş, gümüş kadehler konmuş, çiçekler serpilmişti. Kraliçenin emri üzerine herkese el yıkayacak su getirildi ve sonra masaya oturuldu. Nefis yemekler, seçme şaraplar getirildi. Herkes şakalaşarak neşe içinde yemeye başladı. Yemekten sonra kızlar ve erkekler dansta ve şarkıda mahir olduklarından sazlar getirildi. Dione, Lavta ve Fiamette kemanı alarak güzel bir dans havası çaldılar. Kraliçe, beyler ve bayanlarla beraber yavaş adımlarla dansa başladı. Sonra şarkılara geçildi ve bu uyku zamanına kadar sürdü. Herkes yatağını çiçeklerle bezenmiş, tertemiz bir halde buldu ve istirahate çekildi. Kraliçe uyandığı zaman saat dokuzu çalıyordu. Öbürlerini de uyandırdı. Hepsi birden çimenlere doğru yürüyüşe çıktılar. Hava ılıktı. Kraliçenin emri üzerine hepsi çimenlerin üzerine oturdular. Kraliçe, "Görüyorsunuz, güneş yükseliyor. Sıcak fazla," dedi. "Başka yer böyle serin olmaz. Yanımızda dama ve satranç var. Herkes kendisine bir eş arasın. Ama bana kalırsa günün bu sıcak saatini oyunla geçirmeyelim. Bir şeyler anlatalım. Herkes bir hikaye söylese günün sıcak saatlerini geçirmiş oluruz. Benim sözümü tutarsanız ne ala" Değilse herkes canının istediğini yapsın. Hem kadınlar hem erkekler hikaye anlatılmasına taraftar oldular. Şu halde dedi kraliçe, bugün için herkes en hoş bulduğu hikayeyi anlatsın. Birinci gün, birinci hikaye. Ciapella, dindar bir papazı sahte bir itirafla aldatır. Hayatında büyük bir günahkar olduğu halde öldükten sonra azizlik payesine erer. Şat Franceschi Fransa'da büyük ve zengin bir tüccardı. Asalet ünvanı satın almıştı. Fransız kralının kardeşi Kran, Papa Bonicciasis'i ziyaret etmek için Toskana'ya kadar ona refakat etmesini Franceschi'den rica etmişti. Franceschi'nin işleri birçok tüccarlarda olduğu gibi karışıktı. İşlerini intizama getiremediği için başka şahıslara devretmeyi kararlaştırmıştı. Uygun şahısları bulmuştu. Yalnız Burgondiya'da bazı şahıslarda olan alacaklarını kime toplatacağını bilmiyordu. Çünkü Burgonyalıların aksi ve küstah adamlar olduklarını duymuştu. Onlardan daha aksi bir adam bulmak istiyordu. Uzun uzun düşündükten sonra nihayet evine sık sık gelen Şapeli hatırladı. Bu adam noterdi. Fakat her işini ters yapardı. O tarihlerde Fransa'da yemine çok inanılırdı. Onun için Şapel kolayca yemin eder ve davaları kazanırdı. Yalan yere yeminden çekinmezdi. Bütün zevki ve neşesi dost ve akrabaları arasına fesat sokmaktı. Bu yüzden meydana gelen tatsızlıklar ne kadar fazla olursa o o kadar çok sevinirdi. Rezilce bir harekete davet edilse hemen koşardı. Dövmeye ve öldürmeye hazırdı. Azizleri hakir görür ve Allah'a isyan ederdi. Kini develer kiniydi. Hiç kiliseye gitmezdi ve mukaddesata en çirkin sözlerle söverdi. Buna mukabil meyhaneye sık sık uğrardı. Öylesine içerdi ki sonunda bir rezalet çıkartır veya iğrenç bir işe katılırdı. Hileci ve oyunbazdı. Kısaca en iğrenç insanlardan birisiydi. İşte Muşat'ın aklına gelen bu şapeldi. Ona göre burkontların hakkından ancak bu adam gelebilirdi. Onu çağırarak dedi ki, ''Şapel, biliyorsun ki ben buradan ayrılıyorum. Benim hilekar burkontlardan da alacağım var. Bu parayı onlardan ancak sen alabilirsin. Şimdi boşta olduğun için istersen bu işe seni yollarım. Toplayacağım paranın bir kısmı senin olur.'' Şapel boşta ve çok dardaydı. Bu durumda teklifi kabul etti. Şapel'e bir yetki mektubuyla kralın tavsiyesi verildi. Şapel alıştığının aksine olarak paraları böylece iyilikle toplamaya çalıştı. Derken Floransalı iki faizci kardeşle dost oldu. Bir gün Şapel birdenbire hastalandı. İki kardeş hekim çağırdılar ve tedavisi için ellerinden geleni yaptılar ama her şey boşunaydı. Çünkü adam pek uzun zaman delice yaşamıştı. Hekimlerin fikrine göre ölümü yaklaşıyordu. Bir gün iki kardeş bitişik odada onun hakkında konuşuyorlardı. Birisi diğerine, ''Onu ne yapacağız, onun taşkınlıkları yüzünden başımız dertte ama hasta hasta evden atmak bize hakaret olur. Halk buna ne der, öte yanda o öyle kötü bir adam ki ne tövbe eder ne itirafta bulunur. İtiraf etmeden ölürse onu hiçbir kilise kabul etmez, bir köpek gibi çukura atarlar.'' İtiraf etse günahları o kadar çok ve iğrenç ki hiçbir papaz onu dinlemek istemez. Halk bunu duyarsa bize saldırır. O ölürse işimiz berbat. Bitişik odada yatmakta olan şapel her hasta gibi hakkında söylenenleri duymuştu. İki kardeşi odasına çağırarak dedi ki: "Benim yüzümden sıkıntıya düşmenizi istemem. Konuşmanızı dinledim. İş sizin dediğiniz gibi olursa endişeleriniz gerçekleşir. Ama iş başka türlü olacak." ''Ben ömrüm boyunca Allah'a karşı o kadar günah işledim ki buna bir yenisini ilave etmek bir şey değiştirmez. Onun için bana elinizden geldiği kadar dindar birisini buluverin, gerisini bana bırakın. Ben işi öyle hallederim ki siz de memnun olursunuz.'' İki kardeş gerçi bundan bir ümide düşmediler ama gene de bir manastıra giderek hasta bir Lombardyalının itirafını almak üzere bir rahip istediler. Onlara İncil'de usta olan ve çok düzgün bir hayat yaşayan saygıdeğer bir rahip gösterildi. Rahip Şapel'in odasına girdi ve yanına oturdu. Başlangıçta rahip hastayı uygun bir tarzda teselliye çalıştı ve son defa ne zaman itirafta bulunduğunu sordu. Ömründe hiç itirafta bulunmamış olan hasta, ''Aziz pederim'' dedi. ''Ben en az haftada iki kere itirafta bulunmaya alışığım.'' Yalnız hasta olalıdan beri 8 gündür ağrılarımın çokluğu yüzünden itirafta bulunamadım. Rahip iyi yapmışsın oğlum dedi. Gelecekte de böyle yap. Çok defa itirafta bulunmuş olduğun için sana soru sormak kolay olacak kardeşim dedi. Hasta bunu zannetmiyorum. Ben doğuşumdan beri işlediğim suçların hepsini anlatacak kadar mufassal itirafta bulunmadım. Onun için aziz peder, bana sanki hiç itirafta bulunmamışım gibi her şeyi sor. Hastalığımı hesaba katma, çünkü vücudumu fazla koruyacak olursam ruhumun felaketine sebep olmuş olurum, dedi. Rahip bu sözlerden çok memnun oldu ve iyi hazırlanmış bir kalbin belirtisi saydı. Bunun üzerine ilk olarak kadınlarla düşüp kalkmak suretiyle günah işleyip işlemediğini sordu. Şapel içini çekerek, aziz peder dedi. Bu konu üzerine size doğruyu söylemekten utanıyorum çünkü kötü bir şöhretin günahından çekiniyorum. Rahatça konuş dedi rahip. Hakikati söylemekte günah yoktur. Şapel madem ki dedi bana bu teminatı veriyorsunuz, itiraf ederim ki ben henüz anamdan doğmuş gibi masumum. Aziz olasın dedi rahip. Ne iyi etmişsin bir baskı altında kalmadan serbest iradenle böyle temiz kalabilmişsin. Bu büyük mükafata layıktır. Ama söyle bana, midene düşkünlük yüzünden günah işledin mi? Şapel içini çekerek evet dedi. Sık sık kırk günlük oruçtan başka haftada en az üç defa günümü ekmek ve suyla geçiririm. Suyu ayyaşların şarap içmesinden daha büyük bir lezzetle içerim. Bazen kadınların kırda topladıkları yeşilliklerden salata canım ister ama huşuyla oruç tutanlara nazaran yemekte daha fazla lezzet bulurum. Oğlum dedi rahip. Bunlar tabi zaaflardır. Önemi yoktur. Bu yüzden fazla vicdan azabı çekme. Herkes papazlar bile uzun oruçtan sonra yemekten hoşlanır. Ağır bir işten sonra içmek hoşlarına gider. Ah aziz peder dedi şapel. Beni bununla teselli etmeyin. Ben bilirim ki Allah uğrunda ne yapılırsa vicdanı lekelemeden yapmalı. Böyle yapmamak günahkarlıktır. Rahip çok memnundu. Düşüncelerin beni memnun etti dedi. Temiz ve saf vicdanın hoşuma gidiyor. Söyle bana, lüzumundan fazla şeylere sahip olmak istedin mi? Tamahkarlık suçun var mı? Şapel Aziz Peder dedi. İsterdim ki bu tefecilerin evinde yaşadığıma bakmayasınız. Benim onlarla ilgim yok. Aksine onları bu rezilce işten vazgeçirmeye geldim. Bu hastalık araya girmeseydi bu mesut düşüncemi gerçekleştirirdim. Şunu bilin ki babam bana büyük servetler bıraktı. Bir kısmını Allah uğruna harcadım. Hayatımı kazanmak için ticaretten gelirimi daima yoksullarla paylaştım. Buna rağmen Allah beni öyle korudu ki servetim gittikçe arttı. İyi yapmışsın oğlum. Şimdi söyle sık sık öfkelenir misin?'' Çok sık itiraf ederim insanların yaptıkları fenalıkları Allah'tan korkmayışlarını düşünüp de öfkelenmemek mümkün mü? Çok defa gençlerin günahkarlıklarını görünce ölmeyi istemişimdir. Onların kilise yerine meyhaneye gidişlerini ve ahiret yerine dünyayı sevişlerini görmekten helak oluyorum ben. Oğlum dedi rahip, bu türlü öfke hayırlıdır. Bu konuda ben de senden farksızım. Şu var ki bu öfke yüzünden birini öldürmen veya bir kabalık yapman ihtimali oldu mu? Hayır dedi Şapel. Bu benden uzak olsun. Böyle işleri ancak kötü ve günahkar insanlar yapar. Öyle yapsaydım Allah beni bu kadar yaşatır mıydı? Allah'ın gıpta ettiği insan dedi rahip. Söyle bana hiç yalan yere şahitlik ettin mi? Birisinin aleyhinde konuştun mu? Yabancıya ait bir malı zorla aldın mı? Maalesef bir defa birinin aleyhinde bulundum dedi. Bir komşum vardı, haksız yere karısını döverdi, hele çok içtiğinde. Bu kadına acıdığım için bir defa akrabasına kocasının aleyhinde konuştum. Söyle bana, sen tüccarsın. Her tüccar gibi birini aldattığın oldu mu? Bunu yaptım aziz peder. Aldattığımın kim olduğunu hatırlamıyorum. Satın aldığı beze karşı bana para getirmişti, saymadan kasaya koymuştum. Bir ay sonra gördüm ki adam 4 lira fazla getirmiş. Bu fazlayı ancak bir yıl sonra geri verebildim. Adamı daha erken göremedim. Bu önemsiz bir şey ama iyi yapmışsın, dedi rahip. Rahip hastaya birçok sualler sordu. Hasta aynı tonda cevap verdi. Sıra tövbeye gelince hasta, bir suçumu henüz itiraf etmedim dedi. Hatırladığıma göre bir cumartesi günü saat 9'dan sonra hizmetçime evi temizlettim. Yani böylece kutsal pazar gününe karşı saygısızlık ettim. Bunun önemi yok dedi. Hayır, o kadar önemsiz değil. Pazar gününe saygı göstermeli. Çünkü peygamberimiz o gün ölümden dirilmiştir. Başka yaptığım bir şey var mı? Evet, bir defa kilisede yere tükürdüm. Bu vicdan azabı verecek bir şey değil. Biz rahipler bunu bütün gün yaparız ama fena Allah'a ibadet edilen kilise her yerden temiz tutulmalıdır. Şapel daha birçok şey söyledikten sonra ağlamaya başladı. O kolay ağlardı. Oğlum niye ağlıyorsun diye sordu peder. Ah aziz peder henüz hiç itiraf etmediğim bir suçum var. Söylemeye utanıyorum. Onu hatırladıkça gözlerimden yaş gelir. Eminim ki Allah bu suçumu bağışlamayacak. Hayır oğlum Dünyanın işlenmiş ve işlenecek suçları bir adamda toplansa ve o adam senin duyduğun pişmanlığı duysa Allah onu affeder. Aziz peder, benim günahım o kadar büyük ki siz dua etmezseniz Allah bağışlamaz. Söyle onu da sana şefaat vaat ederim, dedi peder. Şapel bir müddet ağlamaya devam edip rahibi heyecanda bıraktıktan sonra Aziz Peder, bana şefaat edeceğinizi vaat ettiğinizden dolayı onu da itiraf edeceğim. Ben çocukken bir defa anneme sövmüştüm. Oğlum, bunu büyük günah mı sayıyorsun? İnsanlar her gün Allah'a isyan ediyorlar ama nedamet duyanları Allah affediyor. Ağlama müsterih ol. İsa'yı çarmıha gelenlerden birisi bile olsaydın, nedamet duyunca Allah seni affederdi. Aziz peder, beni dokuz ay karnında taşıyan, sonra da yıllarca omzunda gezdiren anneme sövmek, bu büyük günah benim için. Dua etmezseniz Allah onu affetmez. Cahip şapele olan suallerini tamamlayınca tövbe ettirdi ve onu takdis etti. Hastanın bütün söylediklerini doğru kabul ediyor ve onu en dindar adam sayıyordu. Ölümün karşısında bile bir itirafta bulunan adam için başka ne düşünebilirdi? Hastaya dönerek Allah'ın inayetiyle yakında iyi olacaksın ama Allah sevdiği canını kendisine almak isterse vücudunun kilisemizde gömülmesini inayet etsin dedi. Ben de Allah'tan bunu niyaz etmenizi isterim. Sizin tarikatınıza karşı her zaman saygı duydum. Bana İsa'nın vücudundan bir parça ver ve son yağlamayı yap. Günahkar yaşadımsa Hristiyan olarak ölmek isterim. Papaz hastanın arzusunu yerine getirdi. Ev sahibi iki kardeş, Şapel'in kendilerine bir ihanet yapacağından korkuyorlardı. Onun rahiple konuşmalarını tahta perdenin arkasından dinlemişlerdi. İtirafın bazı yerlerinde kahkahalarını zor tuttular. Bu ne biçim adam diyorlardı. Ne ihtiyarlık, ne hastalık ne de Allah huzuruna yaklaşmak onu yalancılıktan kurtaramıyor. Şapel'in hastalığı ağırlaştığı için son yağlama yapıldı. Aynı günün akşamı öldü. Ev sahibi iki kardeş cenaze için lazım geleni yaptılar ve cenazeyi götürmeleri için manastıra haber yolladılar. İtirafı alan rahip, Şapel'in ölüm haberini duyunca manastırın başkanına gitti, toplanan rahiplere onun iyiliklerini anlattı, cenazeyi tazimle karşılamalarını rica etti. Akşam rahipler, Şapel'in yattığı yere giderek uzun bir dua okudular. Ertesi sabah dini kıyafetlerini giyerek ellerinde kitap ve haç ilahilerle cenazeyi aldılar. Cenaze kiliseye getirildi. Rahip onun faziletleri hakkında uzun bir nutuk irade etti ve bütün hazır olanların onun numuneli Hristiyan saymalarını istedi. Duadan sonra rahipler sırayla onun elini ve ayağını öptüler. Hepsi ölünün elbisesinden bir parça koparmaya uğraştı. Ertesi akşam büyük tazimle cenaze kilisenin mermer holünün altına gömüldü. Ertesi günden itibaren halk oraya mumlar getirmeye başladı. Ölünün kutsallık şöhreti öyle bir yayıldı ki başı dara düşenler artık yalnız onun mezarında dua ediyordu. Ona kutsal şapel adı verilmişti. Allah'ın onda bir mucize meydana getirdiğine inanılıyordu. İşte şapel böyle ölmüştü. İnkar edemem ki Allah'ın ona rahmet etmiş olması mümkündür. Gerçi günahkarca yaşamıştı ama son anında öyle nedamet duymuştu ki belki Allah onu rahmetine layık görmüştü. Ama bunlar bize gizli olduğu için görünüşe göre onun cennetten ziyade cehenneme layık olduğunu sanırım. Birinci gün ikinci hikaye Yahudi Abraham, Jeno'nun teşvikiyle Roma sarayına gider, orada ruhanilerin günahkar hayatını görür, Paris'e döner ve Hristiyan olur. Paris'te Jeno adlı dürüst ve samimi bir adam vardı. İpek ticaretiyle uğraşır ve Abraham isimli dürüst Yahudi tüccarla dostluk ederdi. Jeno, Yahudinin namuskarlığını ve dürüstlüğünü bildiği için böyle iyi bir adamın Hristiyan olmamak yüzünden cehenneme gideceğine üzülürdü. Onun için hatalı olan Yahudi dinini terk edip hakikat dini olan Hristiyanlığa geçmesini isterdi. Çünkü Hristiyan dini kutsal bir inanış olarak gittikçe yayılıyor, Yahudilik ise küçülüyordu. Abraham, Yahudilikten daha kutsal bir din tanımadığını söylüyordu. Yahudi doğmuştu. Yahudi olarak ölmek isterdi. Hiçbir şey pahasına dinini bırakamazdı. Jeno bu işin arkasını bırakmıyordu. Birkaç gün sonra mevzuya tekrar dönerek Hristiyanlığın üstün oluşunun sebeplerini tüccar ağzıyla anlatıyordu. Yahudi fikrinde ne kadar ısrarlı olsa da, dostu olan Jeno'nun bu ısrarı karşısında sarsılıyor ve Jeno gibi cahil bir adamın kafasına giren güzel ilhamı anlamaya çalışıyordu. Nihayet "Peki Jeno" dedi. "Madem ki sen benim Hristiyan olmamı istiyorsun, bu olacak. Ama daha önce Allah'ın yeryüzündeki mutemedi olarak kabul ettiğin, Papa'nın kardeşleri olan kardinallerin hayatını görmeliyim. Eğer onların söz ve hareketlerini senin dediğin gibi bulursam Hristiyanlığı kabul ederim. Değilse Yahudi kalırım. Jeno bunu duyunca çok kederlendi ve kendi kendine dedi ki, Bu adamı döndürdüğümü sanıyordum ama emeklerim boş. Çünkü Vatikan'a gider ve ruhanilerin rezilce yaşayışlarını görürse mutlaka Yahudi kalır. Onun için Abraham'a dönerek Dostum dedi, neden Roma'ya kadar masraf edeceksin ve zahmete gireceksin? Senin gibi bir zengin için bu uzun yolun tehlikelerini düşün. Burada seni Hristiyanlığa çevirecek birisini buluruz. Yoksa hala şüphelerin mi var? Bu alanda Paris'te olan üstadlardan daha iyisi nerede bulunur? Seyahatin lüzumsuz. Yahudi söylediklerinin doğruluğuna inanıyorum ama gitmeye kararlıyım dedi. Israrın tesir etmeyeceğini gören Reno peki git dedi. Ama kendi içinden eğer o Vatikan'ı görürse hiçbir zaman Hristiyan olmaz dedi. Yahudi atına bindi, Roma yolunu tuttu. Oraya vardığında Yahudiler tarafından büyük saygıyla karşılandı. Seyahatinin sebebini kimseye sezdirmeden gizlice ruhanilerin yaşayışlarını gözetlemeye başladı. Zeki bir adam olduğu için az zamanda gördü ki ruhani sınıf en büyüğünden en küçüğüne kadar ahlaksız bir şehvet aleminde yüzmekte. Hatta cinsi sapıklığa müptelaydılar. Ne vicdan azabı ne de rezalet korkusu onları ustandırıyordu. Birçokları o kadar paraya düşkündü ki kutsal sayılan eşyayı hatta insanları alışveriş konusu yapmışlardı. Emirleri altında o kadar çok tefeci vardı ki Paris'te bile bu kadar terzi bulunamazdı. Halktan bakım ücreti diye topladıkları paraları har vurup harman savuruyorlardı. Sanki Allah bu rezillerin yaptığını bilmiyormuş gibi. Bunun gibi ve daha anlatılamayacak rezaletler Yahudi'de iğrenme uyandırdı. Gördüğünü kafi bularak Paris'e döndü. Jeno onun döndüğünü duyunca hemen ziyaretine gitti. Birkaç gün sonra Yahudi'ye Roma ruhanileri hakkındaki fikrini sordu. Çoğu on para etmez, pek çoğunda dindarlıktan ve iyilikten eser görmedim. İsraf, çatlayıncaya kadar yiyip içme, dolandırıcılık, haset, kibir ve söylenemeyecek kadar kötü şeyler gördüm. Orası iyiliklerin, kötülüklerin imalathanesi. Benim görebildiğim Hristiyanlık dinine dayanak olacakları yerde onu dünyadan silmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama buna rağmen bu tehlike gerçekleşmeyecek ve dininiz daha fazla yayılacak ve daha parlak bir hale gelecek. Onun için hakiki dinin Hristiyanlık olduğunu görüyorum. Kutsal ruhu en iyi şekilde onun temsil ettiğine ikna oldum. Onun için senin ısrarlarına karşı inatçı davrandım ama Artık beni Hristiyan olmaktan hiçbir kuvvet alıkoyamaz. Hadi kiliseye gidelim de Hristiyanlığı kabul edeyim dedi. Jeno aksi bir karar beklerken bu sözleri duyunca dünyanın en mutlu insanı oldu. Onu yanına alarak Notre Dame kilisesine gitti ve oranın papazına Abraham'ın Hristiyanlığa dönme merasimini yapmasını rica etti. Bu hemen yapıldı. Yahudi Yuhan ismini aldı. Din bilginlerinden ders aldı ve hayatını dindar bir Hristiyan olarak geçirmeye başladı. Birinci gün üçüncü hikaye Melşide üç yüzük hikayesiyle Selahattin'in hazırladığı tehlikeden kurtuluyor. Hepiniz bilirsiniz ki akılsızlık insanı en büyük saadetten en derin sefalete düşürebilir. Buna mukabil akıl insanı en büyük tehlikeden kurtararak tam bir huzura erdirebilir. Birinciye ait misalleri hepimiz biliriz. Selahattin yiğitliği sayesinde basit bir adamken Babil krallığına yükselmiş ve Sasani ve Hristiyan krallarına karşı zaferler kazanmıştı. Ama bu harpler ve tantana yüzünden hazinesi erimişti. Bir hadise büyük bir paranın sarfını gerektiriyordu. Ama para bulunamıyordu. Nihayet aklına İskenderiye'de faizcilik yapan Melşide isimli zengin bir Yahudi geldi. Bu adam isterse yardım edebilirdi. Lakin o kadar cimriydi ki kendi rızasıyla para vermezdi. Selahattin zor kullanmakta istemiyordu. Onun için zoru tatlıya dökerek bir bahane bulmaya karar verdi. Ona saygı göstererek yanına oturttu. İyi insan dedi. İlahi mevzularda senin çok akıllı ve hakim olduğunu bana söylediler. Bilmek istiyorum, Yahudilik, Hristiyanlık ve Sasanilikten hangisi sence hakikidir? Yahudi zeki bir adam olduğundan ağzından çıkan sözün başına bir iş getireceğini derhal anladı. Onun için üç dinden hiçbirisini diğerine tercih etmemeye karar verdi ve şöyle bir kaçamak buldu. Sultanım, bana sorduğunuz sual güzel. Cevap olarak sana şu hikayeyi anlatacağım. Vaktiyle büyük ve zengin bir adam varmış. Kasasında birçok kıymetli eşya arasında bir de çok kıymetli yüzük bulunuyormuş. Bunun kasasında daimi olarak kalmasını istermiş. Onun için bu yüzüğü çocuklarından hangisine bırakırsa hakiki varisi o olacak ve ona çok hürmet edilecek diye vasiyet etmiş. Yüzük böylece ailede birinden öbürüne geçecekmiş. Nihayet birisine intikal etmiş, onun da üç çocuğu varmış. Üçü de itaatli, ahlaklı ve güzelmiş. Baba üç çocuğunu da aynı derecede severmiş. Çocuklar yüzüğün kıymetini bildiklerinden her birisi ölüm döşeğindeki babalarından yüzüğü istemişler. Babaları bir karar verememiş. Üçüne de yüzüğü vaat etmiş. Ne yapacağını düşünürken aklına bir şey gelmiş. Bir kuyumcuya aynı biçimde iki yüzük daha yaptırmış çocuklarına bunları dağıtmış babaları ölmüş çocuklar yüzüğe ve ona sahip olana vaat edilen şerefe talip olmuşlar her birisi yüzüğünü çıkartarak saygı talep etmiş yüzükler o kadar birbirinin aynıymış ki kimse ayırt edememiş hangisinin gerçek varis olduğu bugüne kadar anlaşılamamış sultanım işte benim fikrimce şu üç dinin durumu da budur herkes kendi dinini gerçek din sayar hangisinin haklı olduğu meselesi yüzükler meselesi gibi halledilememiştir. Selahattin Yahudi'nin oyuna gelmeyeceğini görünce açıkça kendisine yardım etmesini istemiş ve sorusunun bir tertip olduğunu itiraf etmiş. Yahudi rızasıyla parayı vermiş. Selahattin sonra borcunu tamamen ödemiş ve ilave olarak birçok da hediye göndermiş. Birinci gün dördüncü hikaye bir papaz işlediği bir günah dolayısıyla ağır bir cezayı hak eder ama baş papazın aynı suçunu ispat ederek cezadan kurtulur. Sarzava şehrinde bir manastır vardı ki eskiden bugünkünden fazla rahip barındırırdı. Onlar arasında bir papaz vardı ki canlılığını ne soğuk ne sıcak, ne oruç ne nöbet zayıflatamazdı. Bir gün öğle vakti diğer papazlar uyurken biraz uzakta olan kilisenin etrafında gezmeye gitti. Orada bir genç kıza rast geldi ki civardaki bir köylünün kızı olmalıydı. Kızı görür görmez teninde hemen şehveti bir arzu uyandı. Kıza yaklaştı ve konuşmaya başladı. Kimse görmeden kızı hücresine götürdü. Kızla kaba şakalara başladı. Bu sırada uykudan uyanmış olan başpapaz yavaş yavaş papazın kapısının önünden geçiyordu. İçeriden sesler duyması üzerine hücrenin kapısına kulak verdi ve içeride bir kadın olduğunun farkına vardı. Kapıyı açmak istedi, sonra bundan vazgeçti. Odasına çekilerek papazın çıkmasını bekledi. Papaz kızın cazibesine çok kapılmış olmakla beraber bir huzursuzluk hissetti. Birisinin yatak salonunda yürüdüğünü sezdi. Delikten bakınca başpapazın kendilerini dinlediğini fark etti. Hangi cezayı hak edeceğini de biliyordu. Neşesi kaçmıştı. Kederine kıza sezdirmemeye çalışarak düşünceye daldı. Nihayet çare olarak yeni bir azizlik buldu ve onu tatbik etti. Kıza, "Şimdi dışarı çıkacağım," dedi. "Seni sessizce buradan çıkartmak için bir çare arayacağım. Beni bekle." hücresini kilitleyerek başpapazın odasına girdi ve daima yaptıkları gibi anahtarı teslim ederek ''Muhterem peder'' dedi. ''Kestirdiğim odunu öğleye kadar taşıtamadım. Müsaadenizle şimdi gidip bu işi yapayım.'' Başpapaz anahtarı sevinçle aldı ve papaza verdi. Bu fırsattan faydalanarak papazın işlediği suçu araştıracaktı. Kapı deliğinden gözetlediğini papazın duymadığını sanıyordu.'' Başpapaz meseleye bir iyi hal çaresi arıyordu. Acaba papazın odasına diğer papazlarla beraber mi girsin de onların dedikodusunu önlesin yoksa önce yalnız girip kızdan durum hakkında bilgi mi alsın? Çünkü kız haysiyeti zedelenecek bir ahbabın kızı da olabilirdi. Onun için önce kızın kim olduğunu öğrenmeye karar verdi. Kızın olduğu hücreye girerek kapıyı arkadan kilitledi. Başpapazın geldiğini gören kız korkudan ağlamaya başladı. Papaz yan gözle kıza bakıyor, ilerlemiş yaşına rağmen bir genç gibi arzu duyuyordu. Kendi kendine ben neden bu zevki tatmayayım, İşte genç ve güzel bir kız, burada olduğunu kimse bilmiyor, gönlünü edebilirsem bu zevkten niye vazgeçeyim? Kim duyacak, gizli bir günah yarı yarıya affedilmiştir, Allah'ın verdiği nimeti neden tepeyim? Gelişinin maksadını unutarak onu teselliye başladı. Söz sözü açtı, nihayet başpapaz kıza aşkını itiraf etti. Kızın kalbi taştan değildi, zorluk çıkartmadan başpapazın arzusunu kabul etti. Kızı öperek papazın yatağına yatırdı. Vücudunun ağırlığını düşünerek üst yeri kıza verdi. Odun taşımaya gideceğini söyleyen papaz bir yere saklanmıştı. Kapının deliğine yaklaşarak başpapazın ne yaptığını seyretti. Başpapaz işini bitirdikten sonra kendi hücresine dönmüştü. Az sonra papazın geldiğini gördü. Onu bir odaya kapatıp kıza yalnız sahip olmak için papazı çağırdı. Onu sert sözlerle azarladı. "Muhterem peder," dedi papaz, "Ben henüz kutsal Benedikt tarikatinde yeniyim. Usulleri iyi bilmem." Gerçi bana oruç tutmayı ve dua etmeyi öğrettiniz ama kızlara nasıl davranacağımı henüz öğretmediniz. Beni bu defalık affederseniz bundan sonra bugün bana öğrettiğiniz gibi ve sizden gördüğüm gibi yaparım. Başpapaz zeki bir adamdı. Bütün yaptıklarını papazın gördüğünü anladı ve kendisinin daha hak bu cezayı papaza vermeye utandı. Onu affetti ve olanı biteni kimseye anlatmamasını tembih etti. Kız saygıyla uğurlandı tahmin edilir ki kız bundan sonra da iki papazın muvaffakatı ile manastırı sık sık ziyaret etmiş olsun. Birinci gün beşinci hikaye Marquis Monferrat, Fransa kralını tuhaf bir sevgisi dolayısıyla utandırıyor. Marquis Monferrat, zamanının en cesur adamlarından biriydi. Kilisenin muhafız kumandanı olarak Hristiyanların deniz aşırı seferlerine katılırdı. Fransız kralı tek göz Filip'in sarayında onun yiğitliğinden bahsedilirdi. Saray adamlarından birisi Marki ile Markiz arasındaki izdivacın menendi olmadığını söylerdi. Nasıl Marki şövalyeler arasında cesaretiyle ün salmışsa Markiz de güzelliği ve iffetiyle anılırdı. Bu sözler krala öyle tesir etti ki yüzünü görmediği Markiz'e aşık oldu. Onun için tasavvur edilen seferde Cenova'da gemiye binmeyi ve yolda Markiz'i görmek için bir fırsat aramayı kararlaştırdı. Kocasının bulunmayışı belki ona arzularını tatmin için iyi bir fırsat verecekti. Gerekli emirleri verdi, mahiyetini önden yolladı, kendisi de birkaç şövalyeyle yola koyuldu. Markiz'in çiftliğine yaklaştıklarında bir haber yollayarak öğle yemeğini çiftlikte yiyeceğini bildirdi. Zeki ve ihtiyatlı Markiz verdiği cevapta kralın ziyaretini en büyük şeref sayacağını bildirdi. Markis, kocasının yokluğunda böyle bir kral ziyaretinin ne manaya geldiğini düşünmeye koyuldu. Gerçi bu ziyarete güzellik şöhretinin sebep olduğunu tahmin ediyorduysa da iffetine güveniyordu. Sefere çıkmamış olan birkaç şövalyeyi çağırarak gerekli emirleri verdi. Sofranın hazırlanmasını kendisi üzerine aldı. Bulabildiği kadar piliç aldırarak çeşitli yemekler hazırlattı. Kral beklenen zamanda geldi ve büyük saygıyla karşılandı. Kral Markiz'in güzelliğini ve zekasını şöhretinden daha parlak buldu. Hayranlık içinde kadına kur yapmaya başladı. Kralı yol yorgunluğunu gidermesi için güzel hazırlanmış bir odaya götürdüler. Öyle vakti sofraya oturuldu. Mahiyet erkanı ayrı ayrı masalara oturtuldu. Krala birbiri ardından nefis yemekler ve çeşitli şaraplar ikram edildi. Ama kral için en büyük zevk güzel markize göz atabilmekti. Yemekler nefis de hepsinin piliç etinden yapılmış olması kralın dikkatini çekti. Etrafta birçok av hayvanı olduğu halde bütün yemeklerin piliç etinden yapılmış olması üzerine kral bir nükte yapmak istedi. Güzel markiz bu havalide hep horozsuz tavuk mu yetişiyor?" dedi. Marquis soruyu anlamıştı. Kendi zihniyetini ifade fırsatı bulduğundan memnundu. "Hayır Majeste," dedi. "Dişiler giyim ve mevki bakımından farklı olsalar da buradakiler de başka yerdekiler gibidir." Kral yemeğin hep piliçten hazırlanmış olmasının sebebini anlamıştı. Böyle bir kadına zor kullanmak mümkün değildi kadına duyduğu ihtirası gizlemek lüzumunu hissetti. Niyetinden vazgeçerek yemekten sonra ev sahibine teşekkürle veda etti. Birinci gün altıncı hikaye Dürüst bir adam parlak fikirleriyle papazların kötü davranışlarını yüzlerine vuruyor. Kısa zaman önce Floransa'da Minorit tarikatından ve küfür suçlarının engizisyonuna memur bir rahip yaşıyordu. Gerçi o öbür rahipler gibi dindar görünmeye çalışıyorduysa da zengin keseleri sızdırmasını iyi biliyordu. Bir gün parası çok, aklı kıt, dürüst bir adama rast geldi. Bu zavallı adam dinsizlikten değil fakat fazla şarap içmekten bir gün bir şarabı överken bu kadar güzel şarap Hazreti İsa'nın eline geçseydi o da içerdi demişti. Bunu haber alan ve adamın zenginliğini duyan rahip onun başına bir iş getirmeye karar verdi. Bunu bir dinsizi yola getirmek için değil, kesesini doldurmak için yapıyordu. Rahip adamı çağırtarak söylentinin doğru olup olmadığını sordu. Namuslu adam evet dedi ve hikayeyi anlattı. Rahip dindar maskesi takarak sen dedi İsa'yı ayyaş yapıyorsun ve onu beraber içtiklerinden birisine benzetiyorsun ve bunu önemsiz bir şey gibi anlatıyorsun. Eğer bu davayı takip edersek seni ateşte yakmak icap eder. Rahibin hat çıkartarak ve dindar bir edayla söylediği bu tekerleme zavallı adamı korkutmuştu. Adamcağız rahibi merhamete getirmek için ellerini kutsal bokadora yağıyla yağlattı. Bu yağlama gerçi Çalinos'un ilaç kitabında yazılı değildi fakat ateşte yakılmak cezasını silecek kuvvetteydi. Rahip yağın parasını aldıktan sonra da adamı her gün öğleye kadar kiliseye devama mecbur tuttu. Bir gün kilisede siz yaptıklarınızdan yüz defa fazla sevaba ereceksiniz ve ebedi hayata kavuşacaksınız ilahisini dinliyordu. Bunu hatırında tutan saf adam öğle vakti rahibin odasına girdi. Rahip sordu, sabah duasına gittin mi? Evet efendim. O duada açıklamasını istediğin bir şey var mı? Hayır, bütün dinlediklerimi doğru kabul ediyorum. Yalnız öteki dünyada sizi bekleyen akibeti düşündükçe size ve rahip kardeşlerinize acıyorum. Sende bize karşı merhamet uyandıran sözler hangileridir? İncil'deki şu cümle: Siz yüz misli mukabele göreceksiniz. E bunda ne var dedi rahip. Sizin yanınızda bulunalıdan beri görüyorum ki Çorbanızın artığından her gün kazan kazan dağıtıyorsunuz. Bunların yüz mislini geri alacak olursanız çorbanın içinde boğulacaksınız. Rahibin masasında bulunan herkes gülüyordu. Ama sahtekar rahip bu lafların kendisine ait olduğunu anlayarak utancından adamı serbest bıraktı. Birinci gün yedinci hikaye Bergam'ın Primas'ın bir hikayesiyle Canne della Scala'nın cimriliğiyle alay ediyor. Sabit bir hedefe isabet ettirmek kolay ama birdenbire çıkıveren bir hedefe isabet ettirmek olağanüstü bir şeydir. Papazların günahkar rezilce hayatları istisaların bir hedefini teşkil eder ki ona isabet ettirmek arzusunu uyandırır. Nakledeceğimiz ve süse düşkün Canne della Scala'nın görülmemiş derecedeki cimriliğini anlatan hikaye buna bir örnektir. Yaygın söylentiye göre Cane della Scala İtalya'da Kral Frederick zamanından beri en garip ve en zengin adamlardan biriydi. Bu adam Verona'da parlak bir ziyafet vermek istiyordu. Ziyafete bilhassa kibarlar ve saray adamları gelmişlerdi. Adam bilinmeyen bir sebepten kararını değiştirmiş, sönük bir ikramla misafirlerini geldikleri yere yollamıştı. Yalnız Bergamin namında maharetli bir hatip orada kalmıştı. Ama Kane de la Scala ona yapılacak ikramın fena tesir edeceğini hesap ediyor ve onunla hiç konuşmuyordu. Bergamin birkaç gün kimsenin kendisiyle meşgul olmadığını görünce otelde de kendisi ve uşakları için epeyce borçlanınca keyfi kaçmıştı. Yine de bırakıp gitmek istemiyordu. Gelirken başkalarından üç kat elbise ödünç almıştı. Bunlardan birini borcu yerine otelciye vermişti. Kalışı uzadığı için ikinci elbiseyi de vermiş, üçüncüsüyle yaşamaya başlamıştı. Bir gün iyice parasız kalınca Kane ile karşılaştı. Kane konuşmadan ziyade alay etmek maksadıyla "Neyin var Bergamin?" dedi. "Neden öyle düşüncelisin?" Bergamin hiç düşünmeden ikisinin durumlarını pek güzel anlatan bir hikaye söylemeye başladı. Bildiğiniz gibi Pirmas en meşhur gramercilerden biriydi ve büyük bir şairdi. Bu sayede şöhreti her tarafa yayılmıştı. Bir zamanlar Paris'te zenginler onun kabiliyetini bilmediklerinden pek fakirce yaşıyordu. Bir gün ona baş papaz Kulübni'den bahsettiler. Bu adam papadan sonra en zengin papazdı. Sofrası daima açıktı. Kim gelirse istediği kadar yiyip içebilirdi. Bunu duyan ve büyük adamları tanıma arzusunda olan Primas, bunu gözüyle görebilmek için papazı ziyarete karar verdi. Papazın evi Paris'ten 6 mil mesafedeydi. Eğer sabah erken yola çıkarsa yemek zamanı orada olabilirdi. Yolu şaşırıp aç kalmamak için yanına üç ekmek aldı. Suyu her yerde bulabilirdi. Yola çıktı ve yemek zamanı papazın evine ulaştı. Örtülmüş masaları ve mutfakta yemek hazırlıklarını görünce bu anlattıklarından daha muhteşem dedi. Hazırlıklar tamam olunca evin kahyası herkese el yıkamak için su verdi ve sofradaki yerlerini gösterdi. Pirimas, papazın yemek salonuna gireceği kapının karşısına oturmuştu. Papaz sofraya oturmadan kimseye yiyecek içecek verilmezdi. Kahya sofrayı tertipledikten sonra papaza her şeyin hazır olduğunu bildirdi. Kapılar açıldı, papaz ilk olarak kötü giyinmiş ve tanımadığı piriması gördü. Bundan öfkelenen papaz dönüp odasına geçti ve masada oturan bu aptal herifin kim olduğunu sordu. Pirimas açlığa alışık değildi. Papazın gelmediğini görünce beraberinde getirdiği ekmeklerden birisini çıkartarak yemeye başladı. Biraz sonra papaz uşağına o adam gitti mi dedi. Uşak hayır efendim dedi. Beraberinde getirdiği ekmeği yemekle meşgul. Varsın yesin dedi papaz. Benim yemeğimden bugün yiyemez. Papaz kimseyi kovmayı sevmezdi. Onun için adamın kendiliğinden gitmesini bekliyordu. Primas ekmeğini bitirip de papazın gelmediğini görünce ikinci ekmeği de cebinden çıkardı. Bunu da papaza haber verdiler. Papaz gene gelmedi. Primas üçüncü ekmeği de cebinden çıkardı. Bunu haber alan papaz, bugün benim kafamdan geçen şey nedir dedi. Bu cimrilik niye? Yıllardır soframa kim gelirse gelsin, asil olsun, köylü olsun, zengin olsun, fakir olsun herkese ikram ettim. Bugüne kadar böyle bir şey aklıma gelmemişti. Bir adamın yemesinden ne olacak? Belki de pespaye sandığım bu adam büyük bir adamdır, dedi. Adamın isminin Primas olduğunu öğrenen papaz utandı. Hatasını düzeltmek için ona ikram etti ve giysiler yaptırdı. Para verdi. isterse kalabileceğini söyledi. Primas çok memnun oldu. Teşekkür ederek yola çıktı. Artık yaya yürümüyor, papazın hediye ettiği ata biniyordu. Anlayışlı adam olan Kane, Bergami'nin bu hikayesinden ne kastettiğini hemen anlamıştı. Bergamin dedi gülerek, sen zarif bir tarzda kendi hizmetlerini, benim cimriliğimi ve benden ne istediğini anlatmış oldun. Ben artık cimriliğimi bırakmak isterim. Kane, Bergami'nin otel borçlarını ödetti ve rehin verdiği elbiseleri geri aldırttı. Ona para ve at verdi ve isterse yanında kalabileceğini söyledi. Birinci gün sekizinci hikaye Borsia güzel bir buluşla Grimaldi'nin cimriliğini gideriyor. Cenova'da eskiden Grimaldi adında bir asil yaşıyordu. Söylendiğine göre o zamanki İtalya'nın en zengin adamıydı. Fakat zenginliği kadar rezilliği ve cimriliğiyle düğün salmıştı. Bir adama bir lütufta bulunmak isterse bir şey vermezdi. Hatta kendi şahsı için beş para dahi harcamazdı. Bu sırada Cenova'ya Borsia isminde muteber ve yiğit bir adam gelmişti. O tarihlerde asillerin başlıca görevi Aile geçimsizliklerinde barıştırıcı rol oynamak, bazen güzel bir nükteyle itilafları çözüvermekti. Ama asillerin çoğu bunun aksini yapıyor, sefaleti artırıyor, günahkarlıkları yayıyor, rezillikleri ne kadar fazla olursa ünleri de o kadar çok yayılıyordu. Borsiye Grimaldi'yi tanımak istedi. İlk konuşmalarında Borsia'ya yeni yaptırdığı ve süslediği sarayını gösterdi. Sonunda Borsia'ya dedi ki, Salona resmedilmek üzere bana güzel bir fikir verebilir misin? Borsia size görmediğiniz bir şeyi teklif edeyim dedi ve ilave etti bir iyilik resmi yaptırın. Grimaldi biraz utanarak evet dedi. Onu öyle bir yaptırayım ki gelecekte bana kimse iyiliği tanımamış olduğumu söyleyemesin. Bu sayede Grimaldi ahlakını değiştirdi ve Cenova'nın en cömert şövalyesi oldu. 1. Gün 9. Hikaye Kıbrıs Kralı Gaskonyalı bir bayan tarafından utandırılıyor ve bu sayede avarilikten kurtularak iyi bir prens oluyor. Kıbrıs'ın ilk kralı zamanında Gaskonyalı bir asil bayan kutsal mezara bir ziyaret yapıyordu. Dönüşünde Kıbrıslı kabadayılar tarafından kaba bir muameleye maruz kaldı. Şikayetleri netice vermeyince kraldan tarziye istemeye karar verdi. Fakat ona dendi ki, bu teşebbüs beyhude, boşunadır. Çünkü kral o kadar fena bir hayat sürüyor ki, tarziye vermek şöyle dursun, kendisine yapılan hakaretlere küfürlerle karşılık veriyordu. Asil bayan intikamını almak için krala gitti ve kralım dedi. Ben sizden mütecavizlerin cezalandırmalarını istemeye gelmedim. Yalnız bana söyle, sana yapılan hakaretlere nasıl tahammül ediyorsun ki ben de tahammül etmeyi öğreneyim. Bu ana kadar durgun kalan kral derin bir uykudan uyanır gibi kalktı, kadına tecavüz edenleri şiddetle cezalandırdığı gibi ondan sonra da saltanatının itibarını kırmaya teşebbüs edenlere karşı şiddetle harekete geçti. Birinci gün 10. Hikaye Albert kendisinin aşıkı sanan bir kadının yüzünü yaptığı nükte ile kızartıyor. Zarif bir nükteyi anlayabilen ve anlarsa cevaplandırabilen pek az kadın bulunması ne hazindir. Çünkü zamanımızda artık zekaya değil, vücut güzelliğine itibar edilmektedir. Bir kadın ne kadar süslenir, boyanırsa o kadar fazla itibar beklemektedir. Bu süs ve boyalarının içinde ya taş gibi susmakta ya da konuşmaları susmalarını aratmaktadır. Bunlar budalalıklarına namus demektedirler. Sanki bir kadın ancak hizmetçisi veya çamaşırcısıyla konuşup şaka yaparmış gibi. Tabidir ki her konuda olduğu gibi burada da zaman, mekan ve şahıslar iyi seçilmelidir. Yoksa başkalarının yüzünü kızarsın diye yapılmış bir şaka, onu yapanın yüzünü kızartır. Bir zamanlar Bologna'da Albert isimli ünlü bir hekim vardı. 60 yaşını aşmış olmasına rağmen vücudunda her türlü hararet söndüğü halde aşk ateşine karşı hassasiyeti devam ediyordu. Bir merasim günü Margarita adlı güzel bir dula rastladı. Kadın doktora kuvvetli bir tesir yapmıştı. Onu her gün görüp arıyordu. Bazen atlı bazen yaya kadını ziyarete gidiyordu. Kadın ve arkadaşları bu ziyaretin manasını anlıyor ve ihtiyar bir adamın bu hareketiyle alay ediyorlardı. Sanki aşk yalnız gençlerin kalbinde olurmuş gibi. Doktor Albert ziyaretine devam ediyordu. Bir gün kadını başka kadınlarla birlikte kapının önünde buldu. Kadınlar doktoru uzaktan görünce onu saygıyla karşılamaya sonra da alaya almaya karar verdiler. Doktor gelince ayağa kalktılar, onu eve alarak nefis şaraplar ikram ettiler. Sonra birçok genç erkekler tarafından sevilen bu bayana nasıl aşık olduğunu sordular. Kendisiyle alay edildiğini sezen doktor, "Bayanlar" dedi, "Benim aşık oluşum sizlere garip gelmesin. Vaka tabiat yaşlı erkekleri aşkın tatbikatından mahrum ederse de onlar kimin sevilebileceğini iyi bilirler. Yaşlılar tabiatı daha uzun zaman incelemiştir. Onun için gençlerden fazla tecrübeye sahiptirler. Size birçok genç aşıklara buna rağmen sevme ümidi veren şeyin ne olduğunu anlatayım." Ben acı bakla yenen birçok kadın meclisinde bulundum. Acı bakla pek iyi bir şey değildir. Kadınların bozuk zevklerine pek uygun gelen baş şöyle böyle bir şey ama siz bu başı önünüzde tutar ve lezzeti berbat olan yapraklarını yersiniz. Bilmiyorum acaba genç kadınlar aşıklarını seçmede böyle isabetsiz davranmıyorlar mı? Eğer zevkiniz yerinde olsaydı umabilirdim ki o genç aşıkları bırakır beni tercih ederdiniz.'' Kadın biraz utandı ve dedi ki: "Efendim, siz bize güzel ve değerli bir ihtarda bulundunuz. Sizin aşkınız zeki ve dürüst bir adamın aşkı olarak benim için çok kıymetli. Benim şerefimi ve kendi yaşınızın müsaadesi nispetinde de aradığınız bütün hazları benden alabilirsiniz." Doktor Albert ayağa kalktı ve bir gülümseyişle veda etti. Bu bayan kiminle şaka ettiğini bilmiyordu. Yenmek isterken yenilmişti. Akıllı insanlar bu duruma düşmemelidir. Vakit ikindiye yaklaşmıştı. Kadınların erkeklerin hikayeleri tamamlanmıştı. Kraliçe ayağa kalkarak "Benim dedi, artık bir vazifem kaldı. O da size yeni bir kraliçe seçmek." Böylece Filomena'yı kraliçe seçti ve tacını başına koydu. Filomena gerçi utancından kızarmıştı fakat kendisini toparlayarak dedi ki: Sevgili arkadaşlarım, Pampi'nin bugünkü icraatını o kadar beğendim ki bir şey değiştirmeye lüzum görmüyorum. Sabah erken gene kalkarız, yemekten sonra dans ve müzikle meşgul oluruz. Sonra da bize büyük zevk vermiş olan hikayelerimize devam ederiz. Yalnız konularınızı sınırlandırmak isterim ki herkes bize bir hikaye bulabilsin. Biliyorsunuz ki dünya yaratılışından beri insanların kaderi tesadüflere bağlıdır. Onun için herkes öyle hikayeler anlatsın ki büyük bir tehlikeden şahısların nasıl sıyrılıp çıktığı görünsün. İkinci gün birinci hikaye Martel'in bir felçli adam pozuyla kutsal Arigo'ya yatıyor ve kendisini iyi olmuş gösteriyor. Hilesi meydana çıkıyor, dövüyorlar, hapsediyorlar fakat asılacakken işin içinden çıkıyor başkalarıyla hele saygıdeğer şahıslarla alay edilirse kabak alay edenin başında patlar. Bir müddet önce Treviso şehrinde Arigo adlı bir Alman yaşardı. Hamallıkla geçinen bu adam dindar ve dürüst bir kişi şöhretine sahipti. Treviso halkı iddia ediyordu ki o öldüğü zaman kilisenin çanları kendiliğinden çalmaya başlamış Herkes bunun bir mucize olduğunu kabul ediyor ve Arigo'nun öldükten sonra azizler arasına girdiğini düşünüyorlardı. O büyük kiliseye gömülmüştü ve topallar, körler ve her türlü hastalar onun mezarına getiriliyor ve vücuduna el sürenin sıhhate kavuşacağı iddia ediliyordu. Oraya giden kalabalık arasında Floransalı üç kişi vardı. Bunların adları Steşçi, Martelin ve Markiz'di. Bu adamlar başkalarını taklit ederek halkı eğlendirirlerdi. Treviso'yu görmemişlerdi. Onun için halkın kiliseye akın etmesine şaşmışlardı. Bunun sebebini öğrenince Aziz Ölü'yü görmek istediler. Eşyalarını otele bıraktılar. Markiz dedi ki, ''Oraya gidelim ama kilise meydanı Alman askerleri tarafından tutulmuş. Martel'in ziyanı yok ben giderim Aziz'in vücudunun bulunduğu yere kadar girerim.'' dedi. Markiz nasıl yapacaksın dedi. Martelin sana söyleyeyim ben felçli taklidi yaparım siz iki tarafımdan tutarsınız böylece yolu açarız. Teklif beğenildi. Vakit geçirmeden yola koyuldular. Tenha bir yerde Martel'in eline ayağına öyle bir şekil verdi ki sahiden felçli gibi oldu. İki arkadaşı yol verin diye bağırıyorlar, halk da felçliye acıyordu. Martelli ölünün yanına kadar getirildi ve cenazeye temas ettirildi. Herkes neticeyi heyecanla bekliyordu. Taklitte usta olan Martel'in önce parmağını kımıldattı, sonra elini hareket ettirdi ve sonra da doğrulup oturdu. Halk sevinçten öyle bağırıyordu ki gök gürültüsü bile duyulamazdı. Aksilik olacak civarda Martel'ini tanıyan bir Floransalı vardı. O gülmeye başladı. Felçli değil miydi diye sordular. Alay etmiş olmasın dedi Floransalı. O hepinizden sağlamdır ama gördüğünüz gibi bu adam herkesi taklit edebilir. Bunun üzerine halk kiliseyi bastı ve bağırmaya başladı. Bu utanmaz rezili yakalayın. O felçli değilmiş. Bizimle ve azizimizle alay etmek için yaptı bunu diye halk tekme tokat taklitçinin üstüne saldırdı. Martel'in imdat diye bağırıyordu fakat kimse dinlemiyordu. Arkadaşları ona yardım etmeye cesaret edemiyorlardı. Halk onu linç etmek üzereydi. Markis son bir çare olarak bir tedbir düşündü. Yakında bulunan yargıca giderek bir hırsız benim yüz altınımı çaldı onu yakalatın diye ricada bulundu. Bunun üzerine mübaşirler vaka mahalline koştular. Perişan bir halde bulunan Martelin'i halkın elinden kurtararak mahkeme salonuna getirdiler. Onun para çalma suçuyla yakalandığını görünce herkes bu sahtekardan intikam almak için kendi paralarının da çalındığını ileri sürdü. Yargıç sorguya başladı. Martel'in sanki bir şey olmamış gibi şaka tonunda cevaplar verdi. Bundan öfkelenen yargıç onu falakaya yatırarak bir güzel dövdürdü. Martel'in falakadan çıkartılınca yargıç itiraf edip etmeyeceğini sordu. Yargıcın menfi bir cevapla tatmin edilmeyeceğini gören Martel'in Efendim dedi. Doğruyu itirafa hazırım. Yalnız bu adamlardan sorun. Ben paralarını ne zaman ve nerede çalmışım? O zaman yaptığımı ve yapmadığımı size anlatırım. Bunun üzerine hakim davacıları içeri aldı ve sordu. Kimi parasının 8 gün önce, kimi 7 gün, kimi 3 gün önce, kimi o gün çalınmış olduğunu iddia etti. Martel'in bunu duyunca, efendim dedi, bunlar düpedüz yalandır, ben ifademin doğruluğunu ispat edebilirim. Treviso'ya geleli birkaç saat oldu. Daha önce bu şehri hiç görmemiştim. Gelir gelmez Aziz Ölü'nün yanına gittim. Bunu şehir kapısının bekçileri ve otel sahibi teyit edecektir. İfademi doğru bulursanız beni asmaktan vazgeçin. Markiz ve Steşi yargıcın sertliğini duymuşlardı. Korku içindeydiler. Biri öbürüne bu işi fena yaptık dedi. Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk. Bunun üzerine otele koştular ve yargıcın akrabası olan Angolotti'yi bularak olayı anlattılar. Bu zat güldü ve yargıca giderek Martelini serbest bıraktırdı. İkinci gün ikinci hikaye. Rinaltesti, Gurilemo şatosuna giderken eşkıyalar tarafından soyuluyor. Bir güzel dul onu misafir ediyor, çaldırdıklarını geri alıyor ve sevinçle geri dönüyor. Önceki hikaye başka bir hikayeyi hatırlattı ki dini konulardan, kazalardan ve sevgi olaylarından terekküp eder. Bu hikayeyi anlatmak bilhassa aşkın dikenli yolunda yürüyenlere ve kutsal Julian'da dua etmemiş olanlara faydalı olacaktır. Kont Azza de Ferrara zamanında Rinald adlı bir tüccar iş için Bolonya'ya gidiyor. Dönüşte bir takım adamlara rastlıyor ki tüccar kıyafetinde olmakla beraber hakikatte eşkıyaydılar. Bu adamlarla ihtiyatsızca sohbete dalıyor. Eşkıyalar tüccarda bol para olduğunu tahmin ederek onu soymaya karar veriyorlar. Şüpheyi gidermek için kendilerini namuslu ve zengin adamlar olarak tanıtıyorlar ve sevimli görünmeye çalışıyorlar. Adam da böyle arkadaşlar bulduğuna seviniyor. Yolda şundan bundan konuşurken mutat olduğu şekilde söz dualara geliyor. Eşkıyalardan biri yolda hangi duayı yaparsınız diye sordu. Bu dualar üç taneydi. Rinold, itiraf edeyim ki dedi bu konuda ben cahil ve tecrübesizim. Elimde pek az dua var. Bir zamandan beri de yolda sabahları otelden çıkarken bizim babamız ve selam sana Meryem dualarını okuyorum. Sonra o gece iyi bir barınma imkanı vermesini Allah'tan niyaz ediyorum. Yolda çok defa büyük tehlikelerle karşılaştım fakat her defasında işin içinden selametle çıktım ve akşamları da iyi bir barınak buldum. Onun için inanıyorum ki dua ettiğim kutsal Julien Allah'tan benim için her şeyi temin ediyor. Eğer sabahları bu duayı ihmal edersem bana öyle gelir ki o gün yolculuğum selametle geçmez ve o akşam iyi bir barınak bulamam. Eşkiyalardan biri sordu: "Bu sabah da dua ettiniz mi?" "Elbette" dedi Rinald. Eşkiya içinden, dua sana fayda etmeyecek. Planımız bozulmazsa halin harap dedi. Sonra, "Ben de" dedi. Çok seyahat ettim, hiç dua etmedim, ama hiç de bir zararını görmedim. Bugün görelim bakalım dua eden mi yoksa etmeyen mi daha iyi bir barınak bulacak. Ama gene de ben faziletli büyük annemden öğrendiğim profundis duasını söyleyiveririm. Yola bu konuşmalarla devam ettiler. Akşama doğru Guriel Moşatosu'na vardıklarında bu münzevi köşeyi maksatlarına elverişli bularak adamı don gömlek kalıncaya kadar soydular ve hadi dediler Bakalım Duan sana selamet bir barınak temin edecek mi? Eşkiyalar nehri geçtiler ve kaçıp gittiler. Jinoldun uşağı bu soyguna seyirci kaldı. Efendisine hiç yardım etmedi. Atını şatoya sürdü ve otele yaklaştı. Jinold o soğukta yalın ayak, başı kabak, bir don bir gömlekle kalmıştı. Karanlık bastırmak üzereydi. Ne yapacağını bilmiyordu çeneleri zil çalarak donmamak için bir sığınak arıyordu fakat bulamıyordu. Çünkü buralarda ceyran etmiş bir harp her şeyi harap etmişti. Uşağının nereye gittiğini de bilmiyordu. Soğuktan şatoya doğru yürümeye başladı. İnanıyordu ki oraya ulaşabilirse Allah ona yardım edecekti. Fakat yolunu şaşırmıştı. Şatoya vardığı zaman kapılar kapanmış ve köprü kaldırılmıştı. Bu hazin durumda ağlayarak vücudunu kardan koruyacak bir yer aradı. Şans eseri bir ev gördü. Damın altında bir kapı vardı fakat o da kapalıydı. Onun için basamağın üzerine yığılan samanların üstüne oturdu. Kutsal Julienne umudunu boşa çıkarttığı için Serzenişte bulunuyordu. Fakat Kutsal Julienne ona acımıştı. Az sonra ona bir barınak temin etti. O semtte bir dul yaşıyordu ki güzellikte eşi yoktu. Onu Kont Asla canı gibi seviyor ve orada misafir ediyordu. Rinold'un merdiveninde oturduğu ev bu kadınındı. Kont o geceyi geçirmek üzere kadının evinde olacaktı. Banyo hazırlanmış, mükemmel bir sofra tertiplenmişti. Kadın Kont'u bekliyordu. Fakat bu sırada Kont'tan gelen bir haberci Kont'un ani bir işinin çıktığını ve gelemeyeceğini bildirdi. Buna çok üzülen kadın, Kont için hazırlattığı banyoya girip akşam yemeğini yedikten sonra uyumaya karar verdi. Banyodayken kapının önünde zavallı Rinold'un inlemesini duyunca hizmetçisini çağırtarak dışarıdaki adama bakılmasını emretti. Hizmetçi adamı gömlekle ayağı çıplak titrer buldu. Kim olduğu sorulunca kısaca adını söyledi ve bu gece soğuktan ölmeye terk edilmemesi için yalvardı. Hizmetçi hanımına adamın halini acıyarak anlattı. Kadın merhamete gelmişti. Kontun gizlice açması için kullandığı anahtarı hizmetçiye vererek kapıyı aç dedi. Yavaşça onu içeriye al, yiyecek ver, yatakta bulabiliriz dedi. Hizmetçi hanımının iyiliğini överek kapıyı açtı, adamı içeri aldı. Kadın Rinot'un soğuktan kas katı kesildiğini görünce banyo hala sıcak dedi. Gir. Banyonun tatlı sıcağıyla kendine gelen Rinald yeniden dirilmiş gibi oldu. Kadın ona ölmüş olan kocasının elbiselerini verdi. Bu elbiseler sanki onun üstüne dikilmişti. Allah'a ve kutsal Julien'e böyle sefaletten kurtarıp güzel bir barınak verdikleri için şükrediyordu. Kadın biraz istirahatten sonra şömineli odaya geçti ve Rinold'un ne yapmakta olduğunu sordu. Hizmetçi, sayın bayan dedi, o adam giyindi kuşandı, güzel bir erkek oldu, zengin ve iyi bir adama benzer. Bayan, çağırın burada ısınsın, herhalde acıkmıştır, yemek de yesin dedi. Rinald içeri girince kadının seviyeli bir bayan olduğunu fark etti. Saygıyla eğildi ve gösterilen lütfa teşekkür etti. Hizmetçinin dediği doğruydu. Kadın onu dostça yanına, şöminenin karşısına oturttu. Başından geçeni sordu. Reynold olanı biteni etraflıca anlattı. Ellerini yıkadıktan sonra sofraya oturdular. Rinald uzun boylu, güzel, terbiyeli, tahsilli, orta yaşlı bir adamdı. Kadın Kont'la beraber geçiremediği geceyi Rinald'la geçirebilmek için sabırsızlanıyor, ona iltifatlar ediyordu. Yemekten sonra kadın hizmetçisiyle kont gelmeyeceğine göre geceyi bu adamla geçirmenin uygun olup olmayacağını konuşuyordu. Hanımının ihtirasını bilen hizmetçi onu teşvik etti. Bunun üzerine kadın Rinald'un bulunduğu odaya gitti. Aşıkane bir bakışla Rinald dedi, niye öyle düşüncelisin? Sanıyor musun ki çalınan atın ve eşyaların yerine konamaz? Cesaretinizi kaybetmeyin, burası sizin eviniz. Sizi kocamın elbiseleriyle görünce onu görmüş gibi oldum. İçimden sizi kucaklamak ve öpmek geliyor. Size antipatik olmayacağımı bilsem bunu hemen yapardım. Rinald açık fikirli bir adamdı. Kadının sözlerini duyup gözlerinin kıvılcımlandığını görünce kollarını açtı. ''Sayın bayan dede, benim kurtarıcımsınız. Hayatımı size borçluyum. İstediğiniz şeyi yapmamak en büyük nankörlük olur.'' Ve kadını kollarının arasına aldı. Gerisini anlatmaya lüzum yok. Ortalık ağrırken kimsenin fark etmemesi için kadın kalktı, Rinolta elbiseler verdi, kesesini parayla doldurdu ve ketum olmasını tembih etti. Sonra onu kapıdan uğurladı. Rinold gün doğarken açılan şehir kapısından kasabaya girdi. Uşağını buldu, o gece atına bineceği sırada başka bir suçtan yakalanmış olan eşkıyaların şehre getirilmekte olduğunu gördü. Elbiseleri, atı ve parası Rinold'a geri verildi. O Allah'a ve kutsal Julien'e dua ederek atına atladı ama o üç eşkıya da dar ağacını boyladı. İkinci gün üçüncü hikaye. Üç genç Floransalı israf yüzünden darlığa düşerler. Bir yiyenleri yeis içinde eve dönerken bir papaza rast gelir ve ondan öğrenir ki evleneceği kız İngiltere kralının kızıdır. Bu sayede dayılarını sefaletten kurtarır. Floransa'da Tibalt adlı bir şövalye yaşıyordu ki bazılarına göre Lambert'i, bazılarına göre Agolentin sülalesinden gelmekteydi. O vaktiyle zengin bir şövalyeydi ve üç tane terbiyeli oğlu vardı. Atları Lambert, Tibalt ve Agolant'tı. Zengin Tibalt öldüğü zaman en büyük oğlu 16 yaşındaydı. Bütün servet ona kalmıştı. Miras olarak kalan bol para çocukları sefate sürüklüyordu. Birçok at, uşak, köpek, kuş ve mahiyet hakkı edinmişlerdi. Hediyeler dağıtıyorlardı. Fakat bu israf yüzünden gelirleri azalmıştı. Çiftlikler birer birer rehin ediliyordu yoksulluğa düşmek üzereydiler. Onun için bir gün Lambert iki kardeşini çağırdı, babalarından kalan serveti israfları yüzünden düştükleri sefaleti hatırlattı. Bu halin her tarafta duyulmasından önce her şeylerini satıp buradan gitmek lazım geldiğini anlattı. Bunun üzerine üç kardeş kimseye veda etmeden gizlice Floransa'yı bırakarak İngiltere'ye gittiler. Londra'da bir ev tuttular ve faizle para verip idareli yaşamaya başladılar iyi bir talih eseri olarak birkaç yılda büyük bir servet yaptılar. Bu parayla Floransa'ya dönerek sattıkları çiftlikleri birer birer geri almaya başladılar ve evlendiler. Londra'daki işleri için yiyenleri Alexander'ı oraya gönderdiler. Bu aralık eski israflarının acısını ve aile kurmuş olduklarını unutarak yine sefahate başladılar. Bu masrafları Londra'dan yiyenlerinin yolladığı para birkaç yıl karşıladı. Fakat bu sırada İngiltere'de kralla oğlu arasında bir iç savaş başlamış ve memleket ikiye bölünmüştü. Alexander başka gelir bulamadığı için dayılarının köşklerine el koymuştu. Memleketteki ikiliğin ve iç savaşın bitmesini bekleyen Alexander Londra'da kalmıştı. Fakat Floransa'daki üç kardeş sefate devam ediyorlardı. Boyna borç para yiyorlardı. İngiltere'de iç savaş bir türlü bitmediğinden üç kardeşin borçları gırtlağa kadar dayanmış ve bu yüzden hapse atılmışlardı. Karıları ve çocukları ise sokakta kalmıştı. İngiltere'de bir türlü barış hasıl olmayınca Alexander İtalya yolunu tutmuş, yolda birçok papaz refakatinde bir baş rahibinde gitmekte olduğunu görmüştü. Rahibe kral ailesinden iki şövalye refakat ediyordu. Bunları Alexander tanıyordu. Böylece papazla tanıştı. Önde yürüyen rahibin kim olduğunu sorunca bizim bir akrabamız dediler. Son zamanlarda büyük bir manastırın baş rahibi seçildi. Fakat kanuni yaşa henüz erişmediğinden Roma'ya gidip papadan memuriyetin tasdikini isteyecek. Fakat bunu gizli tutuyorlardı. Baş rahip yolda yanından geçen Aleksandru gördü. Bu genç ve yakışıklı adam rahibin çok hoşuna gitmişti. Onu yanına çağırdı ve sohbete başladı. Aleksandr'ın verdiği cevaplar rahibin hoşuna gitti. Basit işlerle uğraşmasına rağmen Aleksandr'ın iyi huylu bir insan olduğunu sezdi ve onu teselli için kaybettiği şeyleri Allah'ın yine vereceğini ve eski durumunu bulacağını söyledi. Aynı zamanda Toskana'ya kadar refakat etmesini rica etti. Alexander verdiği teselliden dolayı rahibe teşekkür etti ve onun her emrine amade olduğunu bildirdi. Birkaç gün yolculuktan sonra muntazam otelleri olmayan bir şehre vardılar. Rahip orada gecelemek istediğinden Alexander ki bir nevi yaver vazifesi görüyordu, onu tanıdığı birinin evine misafir etti. Diğer mahiyetini de evlere yerleştirdi. Yemekten sonra Alexander ev sahibine nerede uyuyacağını sordu. Adam onu ben bilmem dedi. Her taraf dolu. Ben bir sıraya uzanacağım. Bitişiğindekiler gibi yerler var. Bu akşamlık orada kalırsın. Ama Aleksandr orası çok dar dedi. Ev sahibi orası rahat olur dedi. Rahip uyuyor, perdeler inik, seni yavaşça oraya sokarım. Aleksandr bunun rahibi rahatsız etmeyeceğini anlayınca gidip oraya yattı. Henüz uyumamış olan ve ev sahibinin sözlerini duyan rahip buna çok sevinmişti ve Allah dedi, benim duamı kabul etti. Bu fırsatı iyi kullanmalıyım. Evde her şeyin sakin olduğunu görünce Aleksandr'ı yanına çağırdı ve beraber yatmalarını söyledi. Aleksandr uzun tereddütten sonra çaresiz rahibin yanına yattı. Aleksandr rahibin elini aşık kadınlar gibi kendi vücudunda hissedince büsbütün şaşırdı ve bunu ahlaksızca bir ilginin belirtisi saydı. Rahip Alexander'ın şaşkınlığını hissedince hemen soyundu ve Alexander'ın elini kendi göğsüne temas ettirerek Alexander dedi: "Delice vehimlerden vazgeç ve şu kalpte gizli olanı keşfet." Alexander, rahip sandığı kimsenin bir kadın olduğunu ve mermer gibi güzel bir vücuda sahip olduğunu anladı. Bir şey söylemeden kadını kucaklamak istedi. Rahipse: "Bana yaklaşmadan önce şu sözlerimi dinle." dedi. Ben gördüğün gibi erkek değil kadınım. Evden bekar olarak çıktım. Papa'dan bana bir koca bulmasını isteyeceğim. Senin talihin veya benim talihsizliğim seni birkaç gün önce görünce içimde sana karşı öyle bir ihtiras uyandırdı ki böylesini hiçbir kadın bir erkeğe karşı duymamıştır. Onun için seni kendime koca olarak seçmek istiyorum. <laughs> Ama bunu reddedersen hemen burasını terk et ve yoluna devam et. Aleksandr kadını tanımamakla beraber maiyetine bakarak onun asil bir kimse olduğunu anladı ve kadının sözlerinin cazibesine tutuldu. Onun için evlenmeye hazır olduğunu bildirdi. Bunun üzerine yatakta doğruldular. Bir haçın karşısında nişanlandılar. Kadın Aleksandr'ın parmağına bir yüzük taktı bu suretle geceyi saadet içinde geçirdiler. Sabah erkenden Alexander odadan çıktı ve maiyet kalabalığının içine karışarak Roma yolunu tuttu. Roma'ya vardıklarından birkaç gün sonra kadın Alexander'la beraber Papa'nın huzuruna çıktı ve ona şöyle hitap etti. Kutsal peder, herkesten iyi bilirsiniz ki namuslu ve dindar yaşamak isteyen kimse kötülüklerden uzak kalmalıdır. Namuslu bir hayat yaşama arzumu tatmin etmek için babam İngiltere kralının hazinesinden bir kısmını alarak rahip kıyafetinde yola çıktım. Çünkü babam beni İskoçya kralı olan yaşlı bir adama vermek istiyordu. Onun yaşlılığı kadar ilahi kanunlara gençlik sebebiyle asi olmak korkusu da beni yola düşürdü. Halim acıyan Tanrı yolda bana münasip bir koca ihsan etti. İşte o adam şu an yanımdakidir. Gerçi soyu sopu o kadar asil değilse de karakteri en yüksek bir kadına uygundur. Babam ne derse desin ben ancak bu adama varabilirim. Buraya geldim ki kutsal makamları ziyaret edeyim ve Allah huzurunda kıyılmış olan nikahımı sizin tarafınızdan ilan ettireyim. Onun için Allah'ın bu iradesini takdis etmenizi ve bu adamla beraber yaşayıp beraber ölmemize dua etmenizi rica ederim. Alexander, kadının İngiltere kralının kızı olduğunu hayretle öğrendi ve buna çok sevindi. Papa da prensesin bu hareketine şaşmıştı. Fakat işin değişemeyeceğini görünce arzusunu kabule razı oldu. Nikah günü bütün kardinaller ve şehrin ileri gelenleri toplanmışlardı. Prenses güzelliği ve iyiliğiyle göz dolduruyordu. Alexander da şahane elbisesi ve güzel davranışlarıyla bir faizci gibi değil, bir asilzade gibi görünüyordu. Papa davetliler huzurunda nikahı kıydı, sonra şatafatlı yemek salonuna geçildi. Alexander ve karısı dönüş yollarında Floransa'ya uğramaya karar verdiler. Evlenmelerinin haberi Floransa'da duyulmuştu. Onun için çok parlak bir şekilde karşılandılar. Prenses Alexander'ın ve dayılarının tüm borçlarını ödedi. Onları hapisten kurtardı. Çiftliklerini kendilerine iade etti. Sonra Alexander ve karısı yollarına devam ederek Paris'te Fransız kralı tarafından kabul edildiler. Paris'ten prensesin refakatindeki iki şövalye İngiltere kralına giderek prensesi affettirdiler. Kral kızını ve damadını görkemli bir törenle kabul etti ve damadını Cornwall kontluğuna tayin etti. Alexander'ın tavasutuyla kral oğluyla barıştı, bu da halkın memnuniyetini uyandırdı. Alexander karısıyla parlak bir hayat sürdü. Cesareti ve dirayetiyle İskoçya'yı fethetti ve oranın krallığına getirildi. İkinci gün dördüncü hikaye Landoli Rafulo, fakir düşmüş, korsan olarak Cenevizliler tarafından esir edilmiş, bir deniz kazasında denize düşmüş, mücevherler dolu bir sandıkla Korto Adası'na varmış, orada bir kadın tarafından kurtarılmış ve zengin bir adam olarak evine dönmüştü. İtalya'nın Reggio ile Goita arasındaki sahil en güzel yerlerden sayılır. Orada Amalfi kıyılarında bir sürü küçük şehir, bahçeler, fıskiyeler bulunur. Birçok zengin tüccarlar orada oturur. Bu şehirlerden birinin adı Covella'dır. Orada vaktiyle Landorf Buffalo adında zenginlikte eşi olmayan bir adam otururdu. Ama servetiyle kanaat etmez, hayatı pahasına da olsa servetini artırmak isterdi. Bir gün sipariş mektuplarını yolladıktan sonra bir gemi satın almış ve kendi hesabına gemiye mal doldurarak Kıbrıs yolunu tutmuştu. Kıbrıs'a vardığında aynı çeşit malları getirmiş olan başka gemilerle rastlaştı. Onun için malını ucuza satmak hatta denize atmak mecburiyetinde kaldı. Bu suretle en zengin adamken en fakir adam haline gelmenin acısı içine çökmüştü. Bu acıyla ölecek yahut da korsanlık yaparak kaybını telafi edecek ve memleketine yine zengin olarak dönecekti. Kendi gemisini kolayca sattı ve korsanlığa elverişli hafif bir gemi satın alarak onu iyice teçhiz etti ve denizde bilhassa Türklere karşı korsanlığa başladı. Bu işte talihi ticaretten daha yaver gitti ve bir sene zarfında o kadar çok Türk gemisi soydu ki yalnız ticaretteki kayıplarını telafiyle kalmadı, servetini de bir misli artırdı. Ticarette uğradığı kaybının acı hatırası onu kanaatkar yapmış ve hırs yüzünden tehlikeye düşmemek düşüncesini telkin etmişti. Onun için elde ettiği parayı tehlikeye sokmamak için mal almadan gemisiyle yola koyuldu. Adalar sahiline yaklaştığı zaman bir akşam güneydoğu rüzgarı çıktı. Deniz küçük geminin dayanamayacağı bir şiddetle kabardı. Bunun üzerine denizin sakinleşmesini beklemek üzere bir koya girdi. Biraz sonra İstanbul'dan gelen iki büyük Ceneviz gemisi de aynı koya sığındı. Yağmaya düşkün olan gemiciler küçük geminin sahibinin servetini duyduklarından onu yağmaya karar verdiler. Bunun üzerine tüfek ve cephane ile mücehez bir kısım gemiciler karaya çıkarak mevzi aldılar. Öteki gemiciler rüzgardan faydalanarak bir sandalla küçük gemiye yanaştı ve kolayca onu ele geçirdiler. Landolf'u da yakalayarak gemisini batırdılar ve onu kendi gemilerine taşıdılar. Ertesi gün rüzgar istikametini değiştirdi. Cenub'a giden gemiler dolu yelken yollarına devam ettiler. Ama akşama doğru öyle müthiş bir fırtına çıktı ki gemiler çarpıştı. Landolf'un bulunduğu gemi Kefalonya kayalıklarına çarparak parçalandı. Denize dökülen tayfalar karanlığın ve fırtınanın içinde ellerine geçirdikleri tahta parçalarına tutunarak kurtulmaya çalışıyordu. Evvelce fakirliğe dönmektense ölmeyi tercih eden biçare Landolf ölümü karşısında görünce öbürleri gibi bir tahta parçasına sarıldı. Tan yeri ağrırken etrafına baktığında gök ve deniz bir de kendine doğru yüzüp gelen bir kutudan gayrı bir şey göremedi. Kutuyu eliyle itmeye çalışıyor fakat rüzgar şevkiyle kutu yapıştığı tahtaya çarparak onu batırıyordu. Son kuvvetini sarf ederek suyun yüzüne çıkıyor ve göğsüyle kutuyu itip ilerlemeye çalışıyordu. Böylece bir gün bir geceyi denizde geçirdi. Ertesi gün rüzgarın dinmesiyle Korfu sahiline kutuyla beraber ulaştı. Orada bir kadın kaplarını kumla temizlemeye çalışıyordu. Kadın Landolf'u görünce korkudan bağırıp kaçıyor, Landolf ise gözünü açamıyor ve konuşamıyordu. Nihayet kadın sakinlenen denize girerek Landolf'u kutuyla beraber saçlarından tutarak karaya çekiyor, kadının kızı kutuyu başına alarak hep beraber yakın bir kulübeye gidiyorlar. Orada sıcak suyla yıkanan Landorf kendine geliyor. Şarap ve yiyecek verilen hasta bir iki günde kuvvetini topluyor. O zaman kadın Landorf'a kutuyu teslim ediyor. Landorf kutuyu hiç hatırlamasa da bir işime yarar diye yanına alıyor ve yalnız kalınca kutuyu açıyor. İçinden o kadar çok mücevher çıkıyor ki bu defa da kendisini terk etmeyen Allah'a şükrediyor. Kısa zamanda iki büyük talihsizliğe uğrayan Landolf ihtiyatlı olmak lüzumunu duyuyor. Kadından istediği bir çuvala kutuyu yerleştirerek yola koyuluyor. Tirani de hemşerilerine rastlıyor. Onlar halini acıyarak kendisine elbise ve at veriyorlar. Memleketine vardığında Korfu'daki kadına kendisini denizden kurtardığı için büyük bir para yolluyor. Tirani'deki hemşerilerini de mükafatlandırıyor ve geri kalan parayla artık bir daha ticarete başlamaksızın rahat bir hayat sürüyor. İkinci gün beşinci hikaye At satın almak için Napoli'ye giden Andreas, Peru'da bir gece üç defa tehlike atlatır fakat selametle memleketine döner. Peru'da Andreas isimli bir at tüccarı vardı hiç memleketinden çıkmamış olmakla beraber Napoli'de ucuz at bulunduğunu duyarak başka tüccarlarla beraber ve cebine 500 altın koyarak yola çıkar ve bir cumartesi akşamı oraya varır. Ertesi sabah otel sahibinden bilgi alan Andreas pazar yerine gider. Orada gördüğü birçok atlardan bazılarını beğenir, pazarlığa girişir fakat hiçbiriyle anlaşamaz. Yalnız satın alabilecek durumda olduğunu göstermek için ihtiyatsızca para kesesini sık sık çıkartır. Bir defasında oradan genç ve güzel fakat ucuz parayla elde edilebilecek Sicilyalı bir kadın geçer. Kadın keseye göz diker. Kadının yanında yine Sicilyalı yaşlı bir kadın daha vardır. Bu Andreas'ı görünce sevinçle koşarak onu kucaklar. Bu sırada genç kadın biraz uzakta durur. Andreas yaşlı kadını tanıyınca sevinir. Kadın otele geleceğini vaat ederek ayrılır. Andreas da bir şey satın almadan oradan ayrılır. Andreas'ın kesesini ve yaşlı kadının sevincini gören kadın, Andreas hakkında sorular sormaya başlar ve parayı ele geçirmenin çarelerini aramaya koyulur. Uzun zaman Andreas'ın babasının evinde çalışmış olan yaşlı kadın, Andreas'ın kim olduğunu ve niçin geldiğini anlatır. Kadın Andreas'ın akrabalarını ve tanıdıklarını öğrenince bundan faydalanmak üzere bir plan hazırlar. Evde yaşlı kadını meşgul ederek onun Andreas'a tekrar gitmesini önler. Akşama doğru açık göz bir kız arkadaşını otele yollar. Bu kız Andreas'ı kapıda görür ve onu kenara çekerek efendim der. Bir kadın arzu ederseniz sizinle görüşmek istiyor. Bu güzel kızı kendisine aşık bir bayanın hizmetçisi sanan Andreas buna hazır olduğunu ve kadını nerede ne zaman görebileceğini sorar. Kadın isterseniz der o sizi kendi evinde bekler. Andreas pekala der, önüme düşün. Genç kız Andreas'ı Sicilyalı kadının Malpertisio sokağındaki evine götürür. Buraları bilmeyen Andreas, kibar bir semtte asil bir bayana gittiğini sanarak endişesiz yürür. Kız eve varınca merdivenleri çıkar ve Andreas'ın geldiğini haber verir. Oldukça genç ve güzel yüzlü, iyi giyinmiş bir kadın, üç basamak inerek misafirini karşılar, ve boynuna sarılarak şiddetle aşıkmış gibi bir şey demeden bu vaziyette bir süre kalır. Sonra ağlayarak Andreas'ın alnından öper ve kekeleyerek Andreas hoş geldin der. Andreas bu karşılamadan şaşkın bir halde sizi görmekten memnunum der. Kadın Andreas'ın elinden tutarak onu gül ve portakal çiçeği kokan odasına götürür. Orada atlas perdelerle çevrilmiş yatak ve birçok süslü elbiseler görür. Bu işlerde acemi olan Andreas bunu kadının asaletine bir delil sayar. Kadın Andreas der, biliyorum ki benim bu karşılamam ve gözyaşlarım seni şaşırtmıştır. Çünkü beni tanımazsın. Belki adımı da duymamışsındır. Ama şimdi söyleyeceğim şeyler seni fazla hayrete düşürecektir. Ben senin kız kardeşinim. Allah'a daima dua ederdim ki ölmeden kardeşlerimden birini göreyim. Şimdi ölsem de gam yemem. Sana meseleyi anlatayım. Senin ve benim babamız uzun zaman Palermo'da yaşamıştır. Belki duymuşsundur. Orada iyilikleriyle herkesin sevgisini kazanmıştır. Benim o zaman dul kalmış olan annem asil bir kadındı. O babamızı en çok sevmiş olan kadındı. Öyle ki bu sevgi yüzünden babasını, kardeşlerini hatta şerefini ihmal ederek babamızla münasebete girmiş. Bu ilişkiden ben doğmuşum. Sonradan babamız Palermo'dan Perigua'ya gitmiş ve annemle beni yalnız bırakmış. Eğer o babam olmasaydı aleyhine çok şey söylerdim. Ben bir hizmetçi veya fahişeden doğmuş değildim. Annem de büyük aşkı dolayısıyla onun kollarına atılmıştı. Ama olan olmuştu. Annem beni Palermo'da büyütmüş ve zengin olduğu için beni Gerganti isimli zengin bir ile evlendirmiş. Kocam Palermo'ya yerleşmiş ve kralımız Harlov'la temaslara başlamış. Ama Kral Frederick bunun farkına varmış ve ben buranın en asil kadını durumuna gelmek üzereyken Sicilya'yı terk etmeye mecbur etmiş. Çiftliklerimizi orada bırakıp buraya sığınmışız. Bereket versin, Kral Karl uğradığımız zayiatı telafi için burada bize çiftlikler ve evler vermiş ve kocama da maaş bağlamıştır. İşte böylece buraya yerleştim ve Allah'a şükür burada sana kavuştum. Kadın bunları anlattıktan sonra Andreas'ı bir daha kucaklayarak alnından öptü. Andreas böyle yakışıklı bir uydurma karşısında kadının gözyaşlarını hakiki bir delil kabul etti. "Madam" dedi, "Bu husustaki şaşkınlığım size aykırı gelmesin. Çünkü babam bilemediğim sebeplerden dolayı ne sizden ne annenizden bahsetti. Onun için hiç beklemediğim yerde bir kardeşe rastlamak pek hoşuma gitti." Herkes size hürmet borçludur. Hele benim gibi alelade bir tüccar. Yalnız şunu merak ediyorum. Benim burada olduğumu nasıl anladınız? Kadın bu sabah dedi beni sık sık ziyaret eden ve Palermo'da babamızın yanında bulunmuş olan bir fakir kadından öğrendim. Senin beni ziyaret etmen daha uygun görünmeseydi ben gelip seni arayacaktım. Kadın bütün akrabalarını babalarının ismiyle soruyor, bu da Andreas'ın inancını kuvvetlendiriyordu. Kadın uzun konuşmasında havanın sıcaklığına karşı Yunan şarabı ve şekerlemeler getirmişti. Andreas yemek zamanı ayrılmak istediğinde kadın yalancıktan kederlenerek "Ne talihsizim" dedi. "Doğru benim evime inmen gerekirken o kadar erken bırakıp gidiyorsun. Kocam evde değilse de yemeği beraber yeriz. Ben ikramda kusur etmem." Andreas ne diyeceğine şaşırarak ben dedi bir hemşireye duyulacak sevgiyi sana duyuyorum ama yemek vesilesiyle sizi tutmak doğru olmaz beni de beklerler. Kadın hamdolsun dedi bir uşağım var onu otele göndererek seni beklememelerini söyletirim yahut da en iyisi arkadaşlarını da akşam yemeğine davet ederim sonra gitmek istersen onlarla gidersin. Andreas bu akşam arkadaşlarından kimseyi görmek istemediğini, ama hemşiresinin nasıl isterse olabileceğini bildirdi. Kadın otele haber vermiş gibi davrandı. İkisi masaya oturdular. Konuşa konuşa şahane yemekleri yediler. Kadın sofrayı geç saatlere kadar uzattı. Andreas yemekten sonra gitmek isteyince kadın olmaz dedi. Napoli'de yabancılar için gece güven yoktur ve otele Andreas'ın gelmeyeceğini de bildirdiğini söyledi. Andreas buna inanmıştı. Konuşmalar uzadıkça uzadı. Geç saat kadın kendi odasında Andreas'a bir yatak gösterdi. Onun emrine bir çocuk verdi. Kendisi de diğer kadınlarca başka bir odaya çekildi. Andreas sıcaktan bir gömleği kalıncaya kadar soyundu. Donunu yastığının altına koydu ve çocuğa tuvaletin yerini sordu. Çocuk yeri gösterdi fakat orada Andreas bir tahtaya basınca tahta çöktü ve kendisi tuvalet çukuruna düştü. Bereket versin kendisine bir şey olmamıştı. Kir içindeydi. Andreas'ın düştüğünü duyan çocuk kadına haber verdi. Kadın hemen Andreas'ın odasına koştu, bütün parasını alarak odadan çıktı. Andreas çocuktan bir cevap alamayınca bağırmaya başladı ve hileyi fark etti. Duvara tırmandı ve kapının önüne gelerek vurmaya başladı. Ben talihsizim diyordu. Bu kısa zamanda 500 altından oldum. Gürültüden konu komşu uyanmıştı. Kadının hizmetçilerinden birisi uykudan dalgın rolünde pencereye gelerek kim o dedi. Madamın kardeşiyim. Kız, azizim dedi, çok içmişsin sen. Git uyu, yarın gel. Bizi rahat bırak. Ben ne Andreas biliyorum ne de kardeşini. Andreas, ne dedi? Ne istediğimi bilmiyorsun. Sicilya'da kardeşlikler bu kadar kısa ömürlüyse bana elbiselerimi ver de gideyim. Kız budala dedi. Galiba rüya görüyorsun ve pencereyi kapattı. Andreas kaybını anlayınca kederi öfkeye döndü ve iyilikle elde edemediğini hakaretle ele geçirmeye çalıştı. Büyük bir taş alarak kapıya vurdu, konu komşu onu rezilin biri olarak görüyordu. Hepsi birden pencerelerden bağırıyorlardı. Bu geç saatte namuslu bir kadına böyle sövemezsin. Bir diyeceğin varsa yarın gel, diyorlardı. Kadının evinde çalışan iri yarı bir meydancı pencereye gelerek korkunç bir sesle "Sen kimsin?" diye bağırıyordu. Andreas korku içinde "Ben bu ev sahibinin kardeşiyim." diyordu. Adam sarhoş köpek dedi. "Herkesin uykusunu kaçırıyorsun. Def olmazsan aşağı gelir sırtını yere sererim." Durumu bilen komşular Andreas'a aman dediler. "Ölmeyi istemiyorsan buradan kaç." Bunun üzerine korkuya düşen Andreas üstünü başını temizlemek üzere denize doğru kaçmaya başladı. Yolda bir merdiven taşıyan iki adamın kendisine doğru gelmekte olduğunu gördü. Bunların polis olabileceğinden korkarak civardaki bir kulübeye sığındı. Ama adamlar oraya da geldiler. Birisi "Bu ne pis koku?" dedi ve fenerini Andreas'ın yüzüne tutarak "Kimsin?" dedi. Andreas onlara başından geçenleri anlattı. Adamlar işi çaktılar ve herhalde dediler: Şervanenin evine gitmiş olacak. Adamlardan birisi, dostum dedi, para kaybınla kurtulduğuna şükret, yoksa canını alabilirlerdi. Bu hususta ağzını açarsan seni öldürürler. Eğer bize uyarsan paranı kurtarabiliriz. Andreas şaşkınlıktan her şeye razı oldu. O gün Napoli başpapazı Filip ölmüş ve mezarına birçok kıymetli eşya arasında 500 altın değerinde bir yakut konmuştu. Adamlar bunu soymak üzere Andreas'la anlaştılar ve büyük kilisenin yolunu tuttular. Yolda adamlardan biri Andreas'ı bir yerde yıkayalım dedi. Böyle pis kokmasın. Öteki olur dedi. Şu yakında bir kuyu var. Orada yıkayabiliriz. Kuyunun başına vardıklarında kovayı yerinde bulamadılar. Bunun üzerine Andreas'ı kuyuya sarkıtmaya karar verdiler. Sarkıttıkları anda bekçiler su içmek üzere kuyunun başına geldiler. Onları gören adamlar kaçıştılar. Andreas kuyunun dibinde zinciri çekip duruyordu. Bekçiler ucunda kova var zanlıyla zinciri çekmeye başladılar. Andreas kuyunun kenarına gelince elleriyle zinciri bırakarak kenara yapıştı. Bekçiler korkudan kaçıştılar. Andreas kuyudan çıkınca bekçilerin silahlarını buldu ve keder içinde silahlara el sürmeden oradan uzaklaştı. Yolda kendisini kuyuya sarkıtan adamlara rastladı. Adamlar seni kuyudan kim çekti dediler. Andreas başından geçenleri anlattı. Vakit gece yarısı olmuştu. Hep birlikte büyük kiliseye gittiler. Ellerindeki demirle mezar kapağını bir adam girecek kadar araladılar. Kim girecek diye birbirlerine sordular. Andreas girmek istemiyordu. Ötekiler, girmezsen dediler, şu demiri kafana vurur seni öldürürüz. Andreas korkudan mezara girdi. Kendi kendine bunlar dedi eşyaları benden alacaklar ve bana bir şey vermeden kaçıp gidecekler. Onun için ölünün parmağından çektiği yüzüğü cebine attı. Papazın giysilerini, eldivenini, başlığını onlara verdi. Başka bir şey yok yüzüğü bulamadım dedi. Bunun üzerine adamlar mezarın kapağını kapayarak kaçtılar. Andreas'ın hali tasavvur edilebilir. Birkaç defa kafası ve omzuyla kapağı kaldırmayı denedi, nihayet takatsiz kalarak ölünün üzerine düştü. Kendine geldiği zaman korku içinde titriyordu. Ya açlıktan ve havasızlıktan ölecek veya hırsız diye yakalanıp asılacaktı. Bu sırada dışarıdan sesler duyuldu. Papazın biri, ölüden korkulur mu dedi ve kendi ayağını kapağın aralığından sarkıttı. Andreas papazın ayağını yakalayınca papaz korkudan öyle bağırmıştı ki şeytan çarpmış gibi kaçışmış ve mezar açık kalmıştı. Bunun üzerine Andreas ummadığı bir fırsattan faydalanarak mezardan çıkıp kaçmaya başladı. Yüzük parmağında olduğu halde denizde yıkandıktan sonra otele gidip telaş içinde kendisini bekleyen arkadaşlarına iltihak etti. Onların tavsiyesine uyarak parmağındaki kıymetli yüzükle ve at almaksızın memleketine döndü. İkinci gün altıncı hikaye. Benitola yolunu şaşırarak bir adaya sürüklenir. İki oğlunu kaybeder. İki yavru geyik bulur. Bunlarla Sarzena'ya döner. Orada bir oğlu bir hamisinin yanında kalır. Onun için hapse atılır. Sicilya isyanında bu çocuğu annesi tanır. Çocuk efendisinin kızıyla evlenir ve yeniden ortaya çıkan kardeşiyle birlikte büyük itibara erişir. Kral 2. Frederick'in ölümünden sonra Manfred Sicilya kralı olur. Onun yanında Benitola isimli güzel ve asil bir kadının kocası olan Arigetto itibar gören bir mabeyincidir ve adamın hesaplarına bakmaktadır. Arigetto, Kral Charles'ın Manfred'i öldürdüğünü ve krallığa el koyduğunu öğrenince Sicilyalıların vefasına güvenemediğinden ve efendisinin düşmanının maiyetine girmek istemediğinden kaçmaya hazırlanır. Fakat Manfred'in adamları tarafından yakalanarak Kral Charles'a teslim edilir. Arigetto'nun akıbeti hakkında endişeye düşen Benitola her şeyini bırakarak 8 yaşındaki çocuğu Gottfried'i yanına alarak Lipari adasına kaçar ve orada bir oğlan çocuğu daha doğurur. Oradan bir dadı alarak vapura atlayıp Napoli yolunu tutar. Fakat yolda fırtına çıktığından bir küçük limana sığınır. Benitola karaya çıkar ve Arigetto'nun matemini tutmak için ıssız bir yer arar. Fakat bir gün bir korsan gemisi yanaşarak hepsini toplar, Benitola ağlıya ağlıya oğlunu ziyaret etmek üzere sahile döner. Fakat bir gün denize doğru bakınca çocuklarını ve kocasını korsan gemisinde görür ve şaşkınlığından, teessüründen olduğu yere yıkılır. Etrafta yardım edecek kimse de yoktur. Nihayet kendine gelir. Çocuklarını beyhude yere arar, bulamayınca her akşam sığındığı mağaraya girerek orada ağlamaya devam eder. Ertesi gün açlığını hissederek toplayabildiği otları yer. Bu sırada bitişik mağaraya bir karacanın girip çıktığını görür. O mağaraya girince iki yavru görür ve bundan çok teselli bulur. Son çocuğunun doğumundan beri süt vermekte olan göğsüne karaca yavrularını alıştırır, onları emzirir. Fakat kendisi yalnız su içip ot yemektedir ama bir can yoldaşı bulduğuna memnundur. Aradan aylar geçer. Aynı akibet Pisa'dan gelmekte olan bir geminin de başına gelir. Onlar da aynı koyda karaya çıkarlar. Bunlar arasında Marki, Malerpili ve yanında haçtan gelmekte olan dindar karısı bulunmaktadır. Bir gün bunlar bir iki uşak ve köpekleriyle gezintiye çıkarlar. Benitola'nın yakınlarına geldikleri zaman köpekler otlamakta olan karaca yavrularını kovalamaya başlar yavrular bir mağaraya sığınırlar. Benitola köpekleri kovalar, Marki ve karısı köpeklerin arkasından bu mağaraya girip esmer, sıska ve her tarafını saç kaplamış kadını görünce şaşırırlar. Benitola da şaşırır. Marki münasip bir surette kadına macerasını söyletir. Marki Arigata'yı tanıdığından ağlamaya başlar ve yanına alıp eve götürmek, ona bir hemşire gibi bakmayı ve beraberce kaderin uygun bir imkan yaratmasını beklemek teklifi yapar. Fakat kadın bütün teklifleri reddedince Marki karısını orada bırakarak yemek ve elbise temin eder. İki kadın yalnız kalınca ağlaşırlar. Birçok ısrarla Benitola yemeği ve elbiseyi kabul eder. Nihayet iki karaca yavrusunu ve annelerini beraber almak şartıyla Sanzara'ya gitmeyi güç halle kabul eder. İyi bir havada Marki, karısı, Benitola ve üç karaca gemiye binerler. Müsait rüzgarla mahra ırmağının denize döküldüğü yerde karaya çıkarak Marki'nin köşküne gittiler. Köşkte Benitola, Markiz'in mahiyeti olarak itibarlı bir hayat sürmeye başladı. Karacalarını da seviyor ve besliyordu. Beritola'nın evvelce bindiği gemiyi zapt etmiş olan korsanlar ele geçirdikleri şeylerle beraber Cenova'ya varmışlar ve ganimeti gemi sahiplerine paylaştırmışlardı. Kura çekmek suretiyle Benitola'nın iki çocuğu ve dadıları Kaspar isimli bir adama düşmüş, o da bunları köle olarak evine almıştı. Dadı keder içinde hanımından ayrıldığına ve iki çocukla kaldığına ağlıyordu. Fakat gözyaşının boşuna olduğunu anlayınca köle olarak yaşamaya razı oldu. Fakirliğine rağmen faziletli ve anlayışlı bir kadındı. Halini düşünecek duruma gelince çocuklarının akibeti bir gün olur düzelir ümidiyle onları kendi çocukları olarak göstermeye karar verdi. Büyük çocuğu Goffrey de Jenot adını verdi. Küçüğünün adını değiştirmedi bir çocuğa adının değişmesinin sebebini ve gerçek adı meydana çıkarsa doğacak tehlikeyi anlattı. Zeki çocuk dadısının bu tavsiyesine uydu. İki çocuk ve dadıları Kaspar'ın evinde kötü elbiseler içinde hafif işlerde çalıştırılıyordu. Jeno 16 yaşına girip kendi kuvvetini kölelikten başka şeylere kabiliyetini hissedince Kaspar'ın evini terk ederek İskenderiye'ye giden bir gemiye bindi ve bir şans bulamadan birçok yerleri dolaştı. Kaspar'ın evinden ayrılalı 3-4 sene geçmiş ve yakışıklı bir delikanlı olmuştu. Bu sırada öldü sanılan babasının sağ olduğunu ve Kral Şarl'ın hapishanesinde sefalet içinde bulunduğunu öğrendi. Büyük bir üzüntüyle Sarzano'ya geldi ve bir tesadüfle Şarl'ın hizmetine girdi. Orada vazifesini mükemmel bir şekilde yapıyordu. Conrad'ın karısının yanında yaşamakta olan annesi onu tanıyamamıştı. Zaman her ikisinin yüzünü de çok değiştirmişti. Jeno, Conrad'ın hizmetindeyken, Conrad'ın kızı Espino, kocasının ölümü üzerine babasının evine dönmüştü. Oldukça güzeldi. 16 yaş civarındaydı ve Jeno'ya göz koymuştu. Jeno da ondan hoşlanmıştı. İkisi şiddetle sevişmeye başladılar. Bu ilişki ancak aylar sonra başkaları tarafından hissedildi. Onun için aşklarını gizleme hususunda daha az yetineğe eder olmuşlardı. Bir gün güzel bir ormana gezinti yapılmıştı. Genç kadın ve Jeno önden yürüyorlardı. Hayli uzaklaşmış olduklarını sanarak çiçek ve çimenle süslü ağaçlarla çevrili bir yere oturmuşlar ve aşk zevklerine dalmışlardı. Zaman hızla geçmişti. Birdenbire kadının annesi ve Konrad çıka gelmişlerdi. Gördüklerinden şaşkına dönen Konrad ikisini de bağlatarak şatolarından birine hapse attırdı ve öfkesinden onları sefalet içinde ölüme terk etti. Annesi de çok öfkelenmişti. Kızını bu cezaya layık buluyordu ama Konrad'ın tasavvurunu onaylamıyordu ve öfkesini yenmesini ve o yaşta kız katili olmamasını, elini bir uşağın kanıyla lekelememesini söylüyordu. Cezalandırmak için başka çareler aradı. Onları hapse attırabilir, pişmanlık hissettirebilirdi. Bu ricalar üzerine Konrad onları öldürmekten vazgeçti ayrı ayrı hapse konmalarını emretti. Onlara az yemek verilecek ve çok işkence edilecekti. Zavallıların döktükleri gözyaşı ve katlandıkları açlık tasavvur bile edilemezdi. Jeno ile Ispino bir yıl kadar bu durumda kalmışlardı ki Aragonya kralı Peter, Johan'la birlikte Sicilya adasında bir isyan çıkarmışlardı. İhtilali nöbetçilerden öğrenen Jeno içini çekerek ne talihsizim dedi. 14 yıldan beri bugünü bekleyerek koştum durdum. Tam bu zamanda bu hapiste ömür tüketiyorum. Buradan beni ancak ölüm kurtarır. Hapishane nöbetçisi, kralların kavgasından sana ne dedi. Sicilya ile ne alakan var? Jeno, kalbim çatlayacak dedi. Babamın oradaki işlerini düşündükçe, gerçi pek küçük yaşta oradan kaçmıştım ama babam kral Manfred nezdindeki itibarını bilir. Nöbetçi, baban kimdi diye sordu. Jeno artık tanınmak suretiyle tehlikeye düşme imkanı azaldığından sana adımı söyleyebilirim. Babam eğer sağsa adı Arigeto'dur. Benim adım Jeno değil Gottfried'dir. Buradan çıkıp Sicilya'ya gidebilirsem önemli bir rol oynayabilirim. Nöbetçi lafı uzatmadı. Yalnız duyduklarını Konrad'a anlattı. Konrad, nöbetçinin söylediklerine önem vermez göründüyse de Bertola'ya giderek Angeto'dan Goffret isimli bir oğlu olup olmadığını sordu. Kadın gözyaşları içinde eğer sağsa büyük oğlunun şimdi 22 yaşında olması gerektiğini anlattı. Konrad kızını bu adamla evlendirirse rezaletin önlenmiş olacağını ve hayırlı bir iş yapacağını düşündü ve gizlice Jeno'yu yanına çağırtarak geçmiş hayatına ait sorular sordu. Jeno'nun Aregetto'nun oğlu olduğunu anladıktan sonra dedi ki Kızıma yaptığın hakaretin büyüklüğünü bilmekle beraber bir uşağıma karşı gereken lütufkarlığı sana gösterdim. Sen benim şerefime saygı göstermeliydin. Merhametim mani olmasa seni sefalet içinde ölüme terk etmem gerekir, dedi. Ama eğer doğruyu söylersen ve gerçekten asil bir ailenin çocuğuysan, ızdıraplarına son vermek, seni bu sefil hapishaneden çıkartarak ikinizin de şerefini kurtarmak isterim. Sevdiğin ve münasebetsiz bir tarzda samimiyet kurduğun kızım İspino bildiğin gibi duldur ve büyük bir drahoması vardır. Eğer mutabıksan saygısızca metresin yaptığın bu kızımı sana eş olarak vermek ve seni bir evlat olarak yanımda tutmak isterim. Hapishane hayatı Jeno'nun vücudunu zayıflatmışsa da yüksek zekası ve derin aşkı sönmemişti. Şimdi Konrad'ın teklifini arzuladığı ve kendisini onun hükmünde bildiği halde ali cenaplığı dolayısıyla şu cevabı verdi. Konrad ne ihtiras ne şöhret ne servet dileği senin hayatına ve servetine karşı bende bir ihanet arzusu uyandırmamıştır. Senin kızını seviyorum ve onu aşkıma layık gördüğüm için daima seveceğim. Ben her ne kadar kötü düşünceler yüzünden onunla dürüst olmayan bir şekilde ilişki kurdumsa da bu gençliğimin doğurduğu bir günahtır. Eğer yaşlılar kendilerinin de bir zamanlar genç olduklarını hatırlar ve kendi hatalarını başkalarının hatalarıyla kıyaslarlarsa benim suçum senin ve birçoklarının sandıkları kadar büyük olmadığını görürler. Teklifin her zaman beklediğim bir şeydir. Ona layık olduğumu bilseydim bu teklifi çoktan ben yapardım. Bu husustaki ümidim ne kadar azsa arzum da o kadar çoktur.'' Ama eğer sözlerinle niyetin bir değilse beni boş ümitlere salma yine hapse attır. İspinoyu sevdiğim müddetçe bana ne yaparsan yap seni sevecek ve sayacağım. Konrad bu sözleri şaşkınlık içinde dinledi. Gottfried'i cesur ve aşkla dolu bir adam olarak buldu. Ayağa kalkarak onu kucakladı ve öptü. İspino'nun gizlice getirilmesini emretti. İspino getirildi. O da hapiste sararıp solmuştu. Conrad'ın huzurunda ve alkışlar arasında nişanları yapıldı. Birkaç gün içinde onlara lazım olan şeyler temin edildi. Sıra çocukların annelerine müjde vermeye gelmişti. Karısını ve Benitola'yı çağırarak, ''Büyük oğlunuza kızlarımdan birisini zevce olarak verirsem ne dersiniz?'' dedi. Benitola, ''Bütün varlığımla müteşekkir olurum. Canımdan fazla sevdiğim çocuğuma kavuşmak büyük saadettir.'' dedi ve ağlamaya başladı. Konrad karısına damat hakkında sen ne dersin dedi. Kadın sen istedikten sonra değil böyle bir kavalyeye kim olursa olsun memnun olurum. İki sevgilinin eski canlılıklarını kazandıklarını gördü ve onlara güzel elbiseler yaptırdı. Gottfried'e anneni tekrar görsen sevincin daha da artmaz mı dedi. Gottfried onun ızdıraplara ve felaketlere dayanabilmiş olduğunu ummam ama eğer hayattaysa sevincim sınırsız olur. Belki onun yardımıyla Sicilya'daki büyük servetimin bir kısmını ele geçirebilirim. Bunun üzerine Konrad iki kadını çağırdı. Konrad'ın bu lütfuna şaşıran bayanlar nişanlılara büyük bir sevgi gösterdiler. İki kadından biri Konrad'ın sözleri üzerine Gottfried'in yüz çizgilerini tetkike başladı ve onda oğlunun çizgilerini buldu. Kollarını açarak oğlunu kucaklarken annelik heyecanıyla düşüp bayıldı. Konrad Benitolayı köşkte görmüş fakat onu tanıyamamıştı. Şimdi ise bir bakışta onun annesi olduğunu anlamıştı. İkisi de gözyaşları içinde yeniden kucaklaştılar. Bu kucaklaşma 3-4 defa tekrarlandı. Birbirine başlarından geçeni anlatmıyorlardı. Konrad parlak bir ziyafet vereceğini söyleyince Godfried, ''Siz'' dedi. ''Bana ve anneme çok lütuflarda bulundunuz. Ama bu lütuflarınızı tamamlamak isterseniz Kaspar'ın yanında köle olan kardeşimi buraya getirtin. Sonra Sicilya'ya birisini göndererek babam Arigetto'nun hayatta olup olmadığını bilmemizi sağlayın.'' Konrad Gottfried'in tekliflerini beğendi. Sicilya ve Cenova'ya münasip adamlar gönderdi. Cenova'ya giden adam Scoch ile dadısının kendisine verilmesini rica etti. Kaspar, Conrad'ın ricasını severek yerine getireceğini ve 14 seneden beri yanında bulunan adamı annesiyle birlikte göndereceğini, fakat kendisinin Gottfried olduğunu iddia eden Reno'ya karşı ihtiyatlı olmasını, onun fena bir adam olduğunu da ilave etti. Bu sırada dadıyı çağırtarak sorguya çektirdi. O, Sicilya isyanını ve Arigetto'nun hayatını bildiğini ve şimdiye kadar gizlediği her şeyi açıkladı. Gelen adamlarla kadının sözleri birbirine uyunca Kaspar işe inanmaya başladı. Skoştia'ya yaptığı eziyetlere mukabil 11 yaşındaki güzel ve zengin kızını ona zevce olarak verdi. Parlak bir ziyafetten sonra hepsi birden bir gemiye atlayarak Conrad'ın yanına döndüler. Annenin bulunmuş oğlundan dolayı duyduğu sevinç, iki kardeşin kucaklaşmaları, iyi kalpli dadının heyecanı ve bu sevinçlerin herkese yayılışı o kadar güzeldi ki tarif edilemez. Bunlara ilaveten Allah'ın bir ihsanı olarak Arigetto'nun hayatta olduğu ve servetini muhafaza ettiği haberi ulaştı. Sicilya'ya giden adam da geri gelmişti. Onun anlattığına göre halk Kral Karl'ın nöbetçilerini öldürmüş, Arigetto'yu hapisten kurtarmış ve onu Fransızlara karşı kumandan yapmıştı. Bu sayede Arigetto Kral Peter'ın teveccühünü kazanmış ve bütün servetine yeniden kavuşmuştu. Buna ilaveten Arigetto karısının ve çocuklarının hayatta olduklarını öğrenmişti ve onları aldırmak üzere bir de gemi yollamıştı. Bu sırada Benitola ve Gottfried salona girmişler ve genel sevince katılmışlardı. Arigetto gerek Kaspar'a gerekse Konrad'a da teşekkürlerini bildiriyor ve ailesine yaptıkları iyiliklerin mukabelesi olarak her hizmete amade olduklarını haber veriyordu. Düğün için bir değil birkaç ziyafet verilmişti. Benitola, Gottfried ve diğerleri ayrılık zamanı geldiğinde gözyaşlarıyla Konrata veda ederek müsait rüzgarla Sicilya'ya ulaştılar. Ve uzun zaman mesut bahtiyar yaşadılar. İkinci gün yedinci hikaye Babil Sultanı Alcerya kralına kızlarından birini verir. Türlü tesadüflerle kız dört sene zarfında dokuz erkeğin elinden geçer. Nihayet babasına döner ve bekar olarak evlendirirler. Hayli zaman önce Babil'de Belmenedab isimli bir sultan vardı ki talihi çok defa yaver olurdu. Çocukları arasında Alatiyer isimli bir kızı vardı ki her gören onu dünyanın en güzel kızı sayardı. Sultan bu kızı kendisine Arap ordusuna karşı yardım etmiş olan Alcerya kralına vaat etmişti. Kızı erkek ve kadın kalabalık bir maiyetle ve zengin bir çeyizle bir gemiye bindirerek iyi silahlanmış muhafızlar refakatinde krala gönderir. Gemi iyi havada İskenderiye'ye ulaşır. Yolcular oradan devam ederek Sicilya'yı geçer ve hedeflerine varacakları sırada şiddetli bir fırtına çıkar prenses ve mahiyeti ölüm tehlikesi geçirir. Mahir kaptanlar bütün maharetlerini kullanarak iki gün daha denize dayanırlar. Fakat üçüncü gün sabah fırtına yatışacağı yerde büsbütün şiddetlenir ve gemi Mallorca adası civarında su almaya başlar. Herkes kendi başının çaresini aramaya koyulur. Denize sandal indirilir. Bunun içine gemideki misafirler atlarlar fakat arkalarından silahlı muhafızların mukavemetine rağmen bütün gemi halkı sandala dolar. Sandal bu kadar adamı alamadığından yükün ağırlığıyla batar. İçindekilerin hepsi ölür. Su almakta olan gemide ise prenses ve nedimeleri kalmıştır. Yarı yarıya su almış olan gemi rüzgarın etkisiyle Mallorca kıyılarında kayaya çarpar. Sabahleyin hava biraz yatışınca Ölüme yaklaşmış olan prenses başını kaldırarak mahiyetini çağırmaya başlar. Fakat kimse cevap vermeyince telaşa düşer. Mahiyet kadınlarının çoğu korkudan ölmüşlerdir. Henüz ölmemiş olanları uyandırmaya çalışır. Hep beraber ağlamaya başlarlar. Aradan dokuz saat geçtiği halde kıyılarda kendilerine yardım edecek kimse görünmez. Nihayet kıyıdan uşaklarıyla beraber çiftliğinden dönmekte olan perikan görünür. Bu adam gemiyi görünce tehlikeyi anlar ve adamlarından birisini durumu görmek üzere gemiye yollar. Adam binbir müşkülle gemiye çıkınca prenses ve yanındaki kadınları dehşet içinde kalmış bulur. Kadınlar adamın dilini anlamadıklarından el işaretiyle merhamet niyaz ederler. Uşak karaya çıkarak gördüklerini Perikan'a anlatır. Perikan derhal kadınları kıymetli eşyalarıyla birlikte gemiden çıkartarak Şatolardan birine nakleder. Mahiyet halkının gösterdikleri saygıya bakarak kadının asil bir kişi olduğunu anlar. Prenses yorgun ve bitkin olmasına rağmen güzelliği Perikan'ın gözünden kaçmaz ve şayet bekarsa onunla evlenmeye, bu mümkün olmazsa dost olmaya karar verir. Aradan birkaç gün geçince iyi bir bakımla prensesin sıhhati ve güzelliği avdet eder. Fakat Perikan onunla konuşamamaktan üzüntülüdür. Sevimli ve zarif işaretlerle kadına emellerini kabul ettirmeye çalışır. Fakat beyhude. Prenses onun mahiyetine girmek istemez. Perikanın ihtirası ise o nispette artar. Prenses etrafındakilerin hallerine bakarak onların Hristiyan olduğunu ve kendi hüviyeti meydana çıkarsa iyi bir şey olmayacağını ve zamanla Perikanın ısrarlarına dayanamayacağına kanaat ederek kötü kaderiyle savaşmaya karar verir yanında kalmış olan üç kadına hüviyetini kimseye söylememelerini ve namuslu kalmalarını emreder. Kendisi de kocasından başka kimseye müsamaha göstermeyeceğini vaat eder. Kadınlar bu emri onaylarlar ve onu mümkün olduğu kadar uygulayacaklarını bildirirler. Perika'nın ihtirası redde uğradığı ölçüde şiddetlenir. Tatlı sözlerinin etkisiz kaldığını görünce hileler tertipler. Bu da olmazsa zor kullanmaya karar verir. Prenses kendi dinince içmesi haram olduğu halde şarabı sevmektedir. Perikan Venüs'ün bu aletini kullanmaya karar verir. Bir müddet prensesin antipatisine aldırış etmez görünür ve bir ziyafet vesilesiyle kadını şahane bir yemeğe davet eder. Eğlenceler sırasında uşaklarından birine muhtelif şaraplardan bir kokteyl hazırlatır. Prenses bu şaraptan öyle hoşlanır ki kendisine hakim olamaz ve çok fazla içer geçirdiği kazayı unutarak İskenderiye tarzında dans etmeye kalkar. Perikan bu hale bakarak arzularının tatminine yaklaştığını kabul eder. Sofraya daha başka yemekler ve içkiler getirtir. Yemek gece yarısına kadar devam eder. Sofra dağılınca prensese yatak odasına kadar refakat eder. Prenses Perikan'ın yanında sanki bir kadın yanındaymış gibi soyunur ve yatağa girer. Perikan hemen ışıkları söndürerek kadının yanına yatar. Onu kollarına alır ve en ufak bir direniş görmeden aşkın hazlarını tadar. Bu akşamdan sonra prenses şimdiye kadar erkeklerin silahlarından gafil Perikan'ın tatlı sözlerine mukavemet etmediğine üzülür. Artık davet beklemeksizin el işaretleriyle böyle tatlı geceleri kendisi istemeye başlar. Fakat ikisinin bu neşeli günlerini kıskanan ve prensesin bir kral karısı yerine bir şövalye metresi olmasına razı olmayan kader, kadına daha zalim maceralar hazırlar. Perikan'ın 25 yaşında bir kardeşi vardı ki adı Maratay'dı. Gültenli bir güzeldi. Prensesi bu delikanlı ilk bakışta sevmişti. Ve onun işaretlerine bakarak kendisinden hoşlandığına kani olmuştu. Öyle ki emellerine kavuşmak için Perika'nın devamlı olarak kızı gözetlemesinden gayrı bir engel kalmamıştı. Onun için kararını hileyle tatbike koyuldu. Şehrin limanında iki Cenevizli'ye ait ve Romanya'ya gitmek üzere müsait rüzgar bekleyen bir gemi vardı. Prensesle beraber ertesi gece bu gemiye girmeyi kararlaştırdılar. Gece en yakın iki adamıyla Perikan'ın evine girerek orada saklandı ve gece yarısı Perikan'ın odasına girerek onu uyku halinde öldürdü. Uyanıp ağlamaya başlayan prensesi silahla korkutarak Perikan'ın hazinesiyle birlikte kadını gemiye getirdi. Uygun havayı bulan gemiciler hemen demir almaya başladılar. Prenses bu akibetten üzüldüyse de Marata onu tabiatın erkeklere verdiği vasıtalarla teselli etti. Öyle ki kadın kısa zamanda Perikan'ı unuttu ve Marata'ya alıştı. Fakat bu memnuniyet uzun sürmedi. Çünkü kader ona yeni bir felaket daha hazırladı. Güzelliği ve davranışları iki genç gemi sahibini öyle büyülemişti ki Marata'dan gizli olarak ona yaklaşmaya çalışıyorlardı. İki gemi sahibi aralarında kıskançlığı kaldırmak için kadının aşkını paylaşmayı kararlaştırdılar. Fakat Marata'nın uyanıklığı, kadın hakkındaki her teşebbüsü sekteye uğrattığından bir sabah Marata'yı geminin ön kısmından denize attılar. Prenses Marata'nın ölümünü duyunca ağlamaya başladıysa da iki aşık gemici birçok vaatlerle, el işaretleriyle onu teselli ettiler. Kadın bir dereceye kadar sakinleşince gemi sahipleri kimin ilk defa kadınla yatacağını münakaşaya başladılar. Fakat hiçbiri ilk geceden feragat etmeyi istemediklerinden şiddetli bir kavgaya tutuştular. Kimse onları ayıramadı. Nihayet birisi ölü, öteki ağır yaralı olarak kavga bitti. Prenses kendisini yalnız ve terk edilmiş hissedince çok üzüldü. Fakat yaralı gemicinin tatlı sözleri ve Şazeraya yaklaşılmış olması onu teselli etmişti. Şehre çıktıklarında yaralı gemiciyle beraber bir otele gittiler. Prensesin eşsiz güzelliği her tarafa yayılmış ve bu sırada orada bulunan Mara Prensinin de kulağına gitmişti. Prens ilk görüşmede kadına öyle aşık oldu ki başka bir şey düşünemez oldu. Onu elde etmek için her çareye başvurmaya başladı. Prens kadında güzellikten başka kibar davranışlar da gördüğünden onun asil bir kadın olduğunu anlamış ve ona bir metres gibi değil, bir zevce gibi muamele etmeye başlamıştı. Prenses başından geçenleri düşündükçe şimdiki halinden memnuniyet duyuyordu. Bu memnuniyet güzelliğini öyle artırıyordu ki bütün Romanya'nın tek konuşma konusu o olmuştu. Bu hal prensin dost ve akrabası olan genç ve güzel Atina kontunda onu görme arzusu uyandırmıştı. Yanına kalabalık bir maiyet alarak Jiarinza'ya geldi ve orada büyük merasimle karşılandı. Aradan birkaç gün geçmişti ki prensesin güzelliğinden bahis açıldı. Kont onun söylendiği kadar güzel olup olmadığını sordu. Prens, söylendiğinden de fazla dedi. Ama bunu sana benim sözlerim değil, kendi gözlerin anlatmalı. Kont'un ricası üzerine prens onu prensese götürdü. Prenses Kont'u neşe ve zarafetle kabul etti. Yalnız onunla konuşamıyorlardı ama kont hayranlıkla bakıyor ve adeta onu fani bir insandan başka bir şey olarak görüyordu. Kont prensesin gözlerinden aşkın şarabını içmiş ve onu görmekle yetinmeyerek iyiden iyiye aşık olmuştu. <laughs> Geliyor bela. Kont oradan ayrılıp yalnız kalınca böyle bir kadına sahip olan prensi dünyanın en mesut adamı gördü ve neye mal olursa olsun bu saadeti onun elinden almaya karar verdi. Emellerine çabuk kavuşmak için aklı ve izanı bırakarak kendisini aşkın büyüsüne kaptırdı. Kont bir plan yaptı. Prensesin uşaklarından Gungani'nin yardımıyla bir akşam prensin yatak odasına sokuldu. Hava sıcak olduğundan prens çıplak vaziyetteydi. Prensesse yatakta uyuyordu. Kont yavaşça pencereye yaklaşarak birdenbire prensin karnına hançerini kabzasına kadar soktu ve pencereden aşağı attı. Pencere denize ve kayalıklara bakardı. Onun için oradan kimse geçmezdi. Bu sırada kontun yardımcılarından biri nöbetçinin boynuna bir ip geçirerek boğdu. Onu da kontun yardımıyla pencereden aşağı attılar. Kendilerini kimsenin görmediğinden emin olan kont kadının yatağına yaklaşarak onu itinayla soydu ve hayranlıkla onu seyre daldı. Kont şiddetli itiraz içinde ve az önce yaptığı cinayeti unutmuş olarak kanlı elleriyle kadının yanına yattı. Kadın yanına gelen Kont'u uyku sersemi prens sanmıştı. Kont aşkın ifade edilmez hazlarını tattıktan sonra kalktı ve prensesi adamlarının yardımıyla bir ata bindirerek Atina yolunu tuttu. Kont evli olduğu için kederli kadını doğru Atina'ya değil o civardaki çiftliklerden birine götürdü. Ertesi sabah maiyet halkı saat 9'a kadar prensin uyanmasını beklediler. Fakat bir ses çıkmayınca kapıyı kırarak içeri girdiler. İçeride kimseyi bulamayınca onun güzel prensesle gizlice bir geziye çıktığını zannettiler. Ertesi gün delinin biri prensin ve nöbetçisinin cesetlerinin bulunduğu yere gitmişti nöbetçinin boynundaki ipi çıkartarak onu sürükleyip getirmişti. Halk ölüyü derhal tanımıştı. Bunun üzerine delinin rehberliğiyle aynı yere gidenler prensin de cesedini buldular. Büyük ihtiramla gömdüler. Kontu arandığı halde bulamayınca onun prensesi kaçırmış olması şüphesi uyandı. Bunun üzerine prensin kardeşini tahta çıkarttılar ve onun ölen kardeşinin öcünü almasını istediler. Yeni kral asker toplayarak Atina kontuna karşı sefere çıktı. Kont bunu duyunca asker topladı. Bunların yanında Bizans kralının oğlu da bulunuyordu. Harp ihtimalleri kızışınca Kontes, Konstantin'i yanına çağırtarak gözyaşları içinde olanı biteni anlattı ve bilhassa Kont'un gizlice getirdiği kadından sızlandı ve çare bulmalarını istedi. Konstantin ve yeğeni Emanuel, prensesin saklı olduğu yeri öğrendikten sonra kontese veda ettiler. Prensesin güzelliği onların da merakını uyandırmıştı. Onun için konttan onun kendilerine gösterilmesini rica ettiler. Kont, prensese daha ilk bakışta kendisinin başına gelmiş olanları unutmuş gibi, ertesi gün Konstantin'i ve Emanuel'i prensesin yanına götürdü. Konstantin prensese hayranlıkla bakıyor, onu bütün kadınlardan güzel buluyordu. Bu kadın yüzünden kontun yaptığı ihanetleri de mazur görüyordu. Konstantin prensese iyice aşık olmuştu. Aha. Şimdi onu kontun elinden nasıl alacağını düşünüyordu. Prensin ordusu da bu sırada Atina üstüne yürüyordu. Kont ve Konstantin düşmana karşı bir orduyla hareket etmişlerdi. Konstantin'in tek düşündüğü şey prensesi ele geçirmekti. Kontun yokluğu buna elverişli olacaktı. Onun için hastalık bahane ederek kumandayı Emanuel'e bıraktı ve Atina'ya döndü. İşte şimdi prensese sahip olmanın zamanı gelmişti. Konstantin gizlice süratli bir gemi hazırlatıp onu prensin oturduğu yerin yakınlarına yollar, kendisi de maiyetiyle birlikte prensesi ziyarete gider. Prenses bu ziyaretten memnun olur ve hepsini bahçede bir gezintiye davet eder. Konstantin gizli bir şey söyleyecekmiş gibi prensesi sahile indirir. Orada beklemekte olan bir adamının yardımıyla kadını yakalatır. Gemiye taşıtır ve gemi derhal hareket eder. Geceyi gemide beraber geçirdikten sonra ertesi sabah Kios'a varırlar. Babasının öfkesinden ve elindeki avı kaybetmekten korkan Konstantin, Kios'u en emin yer sayar. Prenses Konstantin'in aşkı ve tesellisiyle ağlamaktan vazgeçer. Bu sırada Bizanslılarla harp halinde olan Türk padişahı İzmir'de bulunmaktadır. Kim bu? Konstantin'in kaçırılmış bir kadınla Kiyos'a sefa sürdüğünü haber alan Türk padişahı bir akşam ansızın adaya baskın verir ve şaşkına dönen prensesi ve adamlarını yakalatarak İzmir'e getirtir. Türk padişahı derhal prensesi Zevceliye alır ve onunla İzmir'de birkaç ay sakin bir hayat geçirir. Bu sırada Bizans kralı, Kapadokya kralı Bassanay ile <laughs> müzakere halindedir. Kios, Kapadokya kralıyla Türklere saldırmak üzere anlaşmaya varırlar. Bunu haber alan Türk, prensesi adamlarından birisine emanet ederek ordusuyla Kapadokya kralının üzerine yürür. Türk padişahı savaşta ölür, ordusu dağılır. Bassana bu zaferle İzmir'e girer. Prensesin emanet edildiği Antiyogus, sadakat borcunu unutarak kadına aşık olur. Prensesin de dilinden anladığı için kadınla iyice anlaşır ve tatlı bir aşk hayatı yaşamaya başlarlar. Türk padişahının öldüğü haberi gelince padişahın hazinelerini alarak Rodos'a kaçar. Orada hastalanır, ölümünün yaklaştığını hissedince servetini ve taptığı güzel kadını Kıbrıslı bir tüccar dostuna vasiyet eder. Bir gün o tüccar ve prensesi çağırtarak ölümümün yaklaştığını hissediyorum der. Asıl şimdi hayatımın zevkini sürecektim fakat sakin ölüyorum. Çünkü bir tarafımda en aziz dostum, bir tarafımda en çok sevdiğim kadın bulunmaktadır. Dostum sana rica ederim, servetime ve sevgilime sahip ol.'' İkisi gözyaşları içinde bu vasiyeti dinlediler. Az sonra Antiyogus öldü ve merasimle gömüldü. Birkaç gün sonra Kıbrıslı tüccar kendisine miras kalan malların hepsini sattı ve prensese bir Katagonya gemisiyle beraberce Kıbrıs'a gitmeyi teklif etti. Prenses onun Antiyogos'un dostu olarak kendisine bir kız kardeş muamelesi yapacağını umduğunu söyledi. Tüccar bunu memnuniyetle kabul edeceğini, yalnız seyahati rahat geçirebilmeleri için kendisini eşi olarak takdim edeceğini bildirdi. Geminin ön tarafında kendilerine bir kamera ayrıldı. Fakat yatağa yattıkları zaman gecenin ve yatak sıcaklığının etkisiyle Antiyagus'a verdikleri söze rağmen kendilerini aşkın zevkine bıraktılar. Böylece tüccarın memleketi olan Bafo'ya çıkarak orada bir müddet kaldılar. Bu sırada Bafo'ya Antigona isimli bir şövalye gelmişti ki yaşlıydı. Aklı çok, parası azdı. Kıbrıs kralının teveccühünü kazanmıştı. Bir gün Kıbrıslı tüccar Ermenistan'a mal götürmek üzere yola çıkmıştı ki Antigona prensesin evinin önünden geçiyordu. Tesadüfen prenses penceredeydi. Antigona prensesin güzelliğine hayran olmuştu. Onu daha önce görmüş olduğunu sanıyordu. Prenses bunca felaketler geçirmişti, ızdırabının sona ereceğini umuyordu. Antigona'yı görünce onu İskenderiye'de babasının yanına götürdüğünü hatırladı ve birdenbire onun tavsiyesiyle eski şerefini bulabileceğini hatırladı. Bunun için adamı içeri çağırdı. ''Siz Antigona değil misiniz?'' dedi. ''Adam evet'' dedi. ''Ben de sizi tanıyor gibiyim. Sizi hatırlamama yardım edin.'' Onun Antigona olduğunu anlayan prenses boynuna sarılarak İskenderiye'de beni gördünüz mü dedi. Antigona kadının sultanın kızı Alethier olduğunu anladı. Bunun üzerine tazim vaziyeti aldı. Fakat prenses bu tekellüfe müsaade etmedi. Antigona bütün Mısır dedi sizi denizde boğulmuş biliyor. Buralara nasıl geldiniz? Prenses keşke dedi. Bu sefil hayatı süreceğime keşke denizde boğulsaydım. Babam da maceramı duyarsa aynı şeyi temenni eder. Antigona vakitsiz üzülmeyin dedi. Başınızdan geçenleri bana anlatın belki de mesut bir dönüşün çaresini buluruz. Prenses Antigona dedi. Seni görünce babamı görmüş gibi oluyorum. Seni görmek bana büyük bir sevinç verdi. Onun için acı kaderimi babama anlatır gibi sana anlatacağım. Eğer beni eski durumuma getirme çaresini bulursan bunu yapmanı rica ederim. Fakat çare yoksa beni gördüğünü ve benden duyduklarını kimseye söyleme. Prenses ağlıya ağlıya bütün başından geçenleri anlattı. Antigona bile gözyaşlarını tutamamıştı. Biraz düşündükten sonra şöyle dedi. Geçirdiğim kazalarda kimse senin gerçek hüviyetini anlayamadığı için sizi babanıza kavuşturmakla yetinmeyeceğim. Alcerya kralına da zevce olarak verebileceğimi umarım. Prensesin ricası üzerine Antigona planını anlattı yeni bir hadiseye sebebiyet vermemek için Kıbrıs kralına gitti. Hükümdarım dedi, sizin elinizde bir imkan var ki kendinize büyük bir şeref getirir ve beni de fakirlikten kurtarır. Denizde boğulduğunu şai olan sultanın güzel kızı Bafo'ya gelmiş bulunuyor. Şerefini muhafaza ederek mukavemet ettiği talihsizliklerden sonra fakirleşmiş. Şimdi babasına dönmek istiyor. Onu benim refakatimde babasına yollarsan senin istikbalin bakımından çok faydalı olacak ve sultan bunu unutmayacaktır. Kral anlayış göstererek prensesi büyük merasimle sarayına getirdi. Birkaç gün sonra yanında Antigona olduğu halde kadın ve erkek maiye de yola çıkartıldı. Sultan bu gelenleri sevinçle karşıladı. Prenses birkaç gün dinlendikten sonra babası onun başından geçenleri dinlemek istedi. Antigona'nın tavsiyelerini benimsemiş olan prenses, "Babacığım" dedi. Buradan hareketimizden 20 gün sonra gemimiz su almaya başladı ve kuma oturdu. Ertesi sabah civardaki köylüler gemiyi yağma ettiler. Ben kendimi refakatimden iki kişiyle beraber sahilde buldum. Diğerlerinin ne olduğunu bilmiyorum. Ben ağlayıp duruyordum. İki haydut saçlarımdan tutarak beni bir ormana sürükledi. Fakat orada dört atlı görünce beni bırakıp kaçtılar. Asil görünen bu adamlar benimle konuşmak istediler fakat dillerini bilmiyordum. Aralarında konuştuktan sonra beni bir ata bindirdiler ve kendi dinlerince yapılmış bir manastıra götürdüler. Bu manastırda dillerini biraz öğrendikten sonra kendimi bir Kıbrıslı şövalyenin kızı olarak tanıttım. Doğruyu söyleseydim onların dinlerinden olmayışım husumetlerini çekerdi. Baş rahibe ara sıra Kıbrıs'a dönmeyi isteyip istemediğimi sorardı. Ben de bunu çok istemediğimi söyledim. Ama kadın namusumu korumak için beni kimseye emanet edemiyordu. Nihayet iki ay önce Fransa'dan karılı kocalı bir kafile gelmişti ki içlerinden birisi baş rahibenin akrabasıydı. Onların Kudüs'e İsa'nın mezarını ziyarete gideceklerini anlayan baş rahibe beni Kıbrıs'a babamın yanına götürmelerini rica etti. Hareketimizden birkaç gün sonra Bafo'ya çıktık. Mesut bir tesadüf beni emanet ettikleri adamın bir dostu olan Antigona'ya rastlattı. Ben onu görünce kendi dilimde beni kızı olarak kabul etmesini rica ettim. O da beni anladı ve Kıbrıs kralına götürdü ki onun iyiliklerini hiçbir zaman unutamam. Anlattıklarımda bir eksik kaldıysa onu da bu hikayeyi kendisine sık sık anlattığım Antigona ilave etsin. Antigona: Sultanım dedi. Benim burada ilave edecek bir şeyim yok. Şüphesiz manastırda geçirdiği temiz hayatı, rahibelerin iyi davranışlarını veda ederken ağlayışlarını anlatmaya kalkarsak günlerce sürer. Yalnız şunu söylemek isterim. Bütün hükümdar kızları içinde en güzeli, en faziletlisi ve en namuslusu sizin kızınızdır. Padişah ifade edilemez bir sevinç içinde Allah'a şükrediyor, kızına iyi davranmış olan Kıbrıs kralına münasip hediyeler yolluyordu. Antigona'yı ise bol bol mükafatlandırdı. Artık onun tek arzusu kızını Alcerya kralıyla evlendirmekti. Krala haber yolladı, kızını aldırabileceğini bildirdi. Kral büyük merasimle kızı yanına getirdi. Prensesin sekiz erkekle yatmış kalkmış olmasına rağmen onun bakire olduğuna inanıyor ve onunla yıllarca mesut bir hayat sürüyor. Onun için atasözüdür, öpülmüş dudak saadetin kaçmasına sebep olmaz.'' onun kaderi her zaman yeniden doğan aya benzer. İkinci gün sekizinci hikaye Baron Angers yanlış bir itham yüzünden sürgüne gider, iki çocuğunu İngiltere'de ayrı ayrı yerlerde bırakır, kendisi Fransız ordusu hizmetine girer, sonra da beraat ederek eski servetine ve itibarına kavuşur. Oma Krallığı, Fransızlardan Almanlara henüz geçmediği devirde bu iki millet şiddetli bir savaşa girişmişlerdi. Fransız kralı hem savunma hem de taarruz için oğlunun ve dostlarının yardımıyla büyük bir ordu toplamış, bununla düşmanlarına karşı sefer açmıştı. Krallığı hükümesiz bırakmamak için en sadık dostları ve pek değerli bir adam saydıkları Baron Angers'i Fransız umumi valisi olarak yerlerine bırakmışlardı. Baron yeni memuriyetinde büyük bir dikkat ve basiretle işe başladı. Her mühim işte kendi emri altında bulunmalarına rağmen kraliçe ve onun geliniyle istişarede bulunuyordu. O tarihte 40 yaşlarında bulunan baron, zamanının en güzel şövalyelerinden birisiydi. Nazik, tatlı dilli ve zevkle giyinen bir adamdı. Kral ailesiyle temaslarından veliahtın karısının öyle dikkatini çekmişti ki kadın kendisine şiddetle aşık olmuştu. Baronun karısı ölmüş ve bir oğlan bir kız çocuk bırakmıştı. Bunun için veliahtın karısı aşkını ilan için Utangaçlıktan başka bir engel görmüyor ve bunu da yenmeye kararlı bulunuyordu. Bir gün bir iş konuşması bahanesiyle baronu yanına çağırdı. Zihniyeti farklı olan baron derhal gelerek kadının emriyle yanındaki bir koltuğa oturdu. Niçin çağrıldığını iki defa sorduğu halde bir cevap alamamıştı. Nihayet kadın utancından kıpkırmızı olmuş bir halde ağlayarak şunu söyledi. Aziz dostum siz kadın ve erkeğin zaaflarını bilecek kadar kavrayışlısınız. Vicdanlı bir hakim muhtelif şartlar altında işlenmiş aynı suça aynı cezayı vermez. Kendi ekmeğini kazanmak için çabalayıp duran bir işçiye aşk suçundan dolayı zengin, avare ve aşka susamış bir kadınla aynı muameleyi görmez. Hele bu zengin kadın zeki ve faziletli bir aşık seçtiyse daha az mazur sayılır. Bütün bu şartlar ve benim gençliğim, kocamın seyahatte olması sizin nazarınızda beni mazur göstermez mi? Basiretli adamların yaptığı gibi siz de bana öğütle ve fiille yardım etmeyecek misiniz? Kocamın gitmesinden sonra tenin hazlarına ve aşkın kudretine mağlup oldum. Nasıl olmayayım ki en cesur erkekler bile mağlup olmuşlardır. Gerçi aşkımı ilan ederken maruz kalacağım serzenişleri biliyorum. Ama bu iş gizli tutulursa hiç de namussuzluk olmaz. Bak <laughs> sen. Aşkımın şiddeti beni körü körüne hareket ettirmedi. Kendime layık bir aşık seçtim. Sizi seçtim. Eğer hislerin beni aldatmıyorsa siz bütün Fransa'nın en güzel, en kibar şövalyesisiniz. Benim kocam, sizin de eşiniz yok. Aşkınızı benden esirgemeyiniz. Sizin aşkınızla ateşte erir gibi yanan gençliğime acıyınız.'' Kadın bunları söylerken hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Gözlerini kapamış ve başını baronun göğsüne dayamıştı. Namuslu baron bu delice aşkı şiddetle reddetti. Kadını iterek kralın şerefine karşı böyle bir cinayeti işleyeceğine kırk parça olmayı tercih edeceğini söyledi. Kadın bunu duyunca aşkı şiddetli bir öfkeye dönüştü. Rezil herif dedi, aşkımı reddediyorsun ha, sen beni öldürmek istiyorsun ben seni geberteceğim. Elleriyle saçlarını çekerek var kuvvetiyle bağırmaya başladı. İmdat, imdat, baron bana tecavüz etmek istiyor. Prenslerin kötü niyetine ve mahiyet halkının kıskançlıklarına karşı baron hemen sarayı terk ederek iki çocuğunu alıp kalaya gitti. Prensesin bağırması üzerine saray halkı odaya dolmuştu. Onlar prensesin dediklerine inanıyorlar ve baronun kibar tavırlarıyla bu hale sebebiyet verdiğini sanıyorlardı. Hemen baronun evine saldırmışlar, orada ne buldularsa yağma etmişler ve evi yıkmışlardı. Bu haberler kralın ve veliahtının kulağına da varmış ve baronla çocuklarını ebedi sürgüne mahkum etmişler, başlarını getirene mükafat koymuşlardı. Kaçmakla şüpheleri daha da artırmaktan korkan baron gizlice Kalay'a gitmişti. Oradan büyük bir gemiye binerek fakirce elbiseler içinde Londra'ya geçmişti. Çocuklarına metin olmalarını ve babalarının adını ve doğum yerini kimseye söylememelerini tembih etmişti. Oğlu Ludwig, takriben 9, kızı 7 yaşındaydı. Yaşlarının küçüklüğüne rağmen babalarının sözlerini kavradılar ve ona uydular. Babaları bir tedbir olarak çocuklarının adlarını değiştirdi. Oğluna Pereddo, kızına Yalent ismini taktı. Adam Fransız dilencisi kıyafetinde Londra'da dilenmeye gitti. Bir sabah onu kiliseden gelen saray karısı gördü. Memleketini ve çocuklarını sordu. O Piskardi şehrinden olduğunu ve büyük oğlunun zulmü yüzünden iki çocuğuyla kaçmaya mecbur kaldığını söyledi. Kız çocuğunun güzelliğini, usluluğunu gören kadın, ''Aziz dost'' dedi. ''Kızını bana verirsen, onu büyütür ve akıllı davranırsa onu iyi bir şekilde evlendiririm.'' Baron teklifi memnuniyetle kabul etti ve gözyaşları içinde kızını bayana teslim etti. Kızını bu suretle iyi bir yere yerleştiren baron artık orada kalmayarak dilene dilene yoluna devam etti. Binbir zorlukla oğluyla Valise vardı. Bu şehirde kralın başka bir maraşeli bulunuyordu ki kalabalık bir mahiyeti vardı. Zaman zaman baron köşküne gider, kendisi ve oğlu için yemek isterdi. Bir gün Mareşal'in oğlu bu iki saray çocuğuyla beraber koşup oynarlarken Pereda aralarına karıştı. Her oyunu onlar gibi hatta onlardan da başarılı oynadı. Bu manzaraya birkaç defa şahit olan Mareşal Peredo'nun davranışlarından hoşlandı. Çocuğun kim olduğunu ve onu almak istediğini söyledi. Allah'tan bunu dilemekte olan Baron ayrılmak güç olsa da oğlunu orada bıraktı. Kızını ve oğlunu emin bir yere yerleştirdikten sonra baron artık İngiltere'de kalmayarak İrlanda'ya geçti. Bir köyde yaşayan İstafonlu bir şövalyenin yanına uşak olarak girdi. Kimse tarafından tanınmayarak uzun müddet zahmetlere katlanarak orada kaldı. Violent, Janet adı altında Londra'da büyüdü. Güzelliği arttı, herkesin teveccühünü kazandı. Davranışları ve ahlakı onu en büyük saadete layık kılıyordu. Maraşal'in karısı çocuğun menşei hakkında babasının söylediklerinden başka bir şey bilmediğinden onu bu duruma uygun şekilde evlendirmek istiyordu. Fakat Tanrı bu asil kızı aşağı bir adamdan koruyarak ona daha iyi bir talih hazırlamıştı. Janet'in hamisinin bir tek oğlu vardı ki yalnız evlet olarak değil, ahlakı, cesareti, güzelliği dolayısıyla da ebeveyni tarafından çok sevilirdi. Janet'ten 6 yaş büyüktü. Jonet'in güzelliğine ve ahlakına öyle aşık olmuştu ki bu yüzden her şeyi unutmuştu. Fakat kızı fakir bir aileden bildiği için onunla evlenmeyi ebeveynine kabul ettiremeyeceğini tahmin ediyordu ve aşkını gizliyordu. Fakat bu gizleyiş aşkını büsbütün şiddetlendirdi. Bu şiddetli tesir neticesinde tehlikeli bir hastalığa tutulmuştu. Tedavisi için hekimler çağrılmıştı. Fakat hiçbiri hastalığın gerçek sebebini bulamıyor, bu yüzden şifa ümidi veremiyorlardı. Derin bir kedere düşmüş olan ana baba her gün çocuğa hastalığın sebebini soruyor fakat çocuk içini çekiyor yahut ölümün yakın olduğunu söylüyordu. Bir gün genç fakat marifetli bir doktor hastanın nabzını yoklarken hastaya ihtimamla bakmakta olan Janet içeriye girdi. Hasta hiçbir söz söylemediği halde kalbinde yanan aşk ateşi kanını daha hızlı harekete geçirdi. Hekim hayret ediyor fakat sükunetini koruyordu. Janet çıkınca hastanın nabzı da yavaşlıyordu. Hekim bu suretle hastalığı teşhise yaklaştı. Bir müddet sonra bir bahaneyle Janet'i yine çağırdı. O gelir gelmez hastanın nabzı iki katına çıkıyor, o gidince yavaşlıyordu. Bu suretle teşhisten emin olan hekim hastanın ebeveynine giderek dedi ki ''Oğlunuzun şifası hekimin değil Janet'in elindedir.'' Oğlunuz benim anladığıma göre Janet'e deli gibi aşıktır. Onun bundan haberi yoktur. Oğlunuzun hayatı sizin için kıymetliyse gerekli tedbiri alın. Ana baba bu havadise ve çocuklarının şifa bulması ümidine böyle bir evliliği beğenmemekle beraber memnun oldular. Hekim gidince hastanın yanına geldiler. Annesi dedi ki, ''Oğlum hiç tahmin etmezdim ki benden bir sır saklayasın. Hele o sır hayatın bakımından o kadar önemliyken.'' Daima ne istedinse, hatta en münasebesiz olanları bile yaptım. Allah şükür ki hastalığının sebebi anlaşıldı. Bu kim olursa olsun, bu kıza karşı duyduğun taşkın sevgiden meylini utanmadan bana açıkla. Senin içini yiyen düşünceleri bırak. Seni hayatımdan fazla sevdiğim için arzu ettiğin hiçbir şeyi esirgemeyeceğime emin ol. Korku ve utangaçlığı bırakarak aşkın için benden ne yardım beklediğini söyle. Eğer seni tatmin için her şeyi yapmazsam annelerin en zalimi ben olayım. Delikanlı annesinin sözlerini dinlerken önce utandı fakat sonra arzusunu kimsenin annesi kadar tatmin edemeyeceğini anlayarak dedi ki: "Aşkımı gizlemeye sebep insanların çoğunun yaşlanınca gençliklerini unutmalarıdır. Fakat siz çok müşfik olduğunuz için tahmininin doğru olduğunu teyit ederim. Yeter ki vadinizi yerine getirin." planının kolay uygulanabileceğini düşünen annesi ne yapıp edip oğlunun arzularını gerçekleştireceğini vaat etti. Janet'in muhteşem güzelliği, zarif davranışları, benim aşkımdan haberdar olmayışı ve mahcubiyetim bugünkü halime sebep olmuştur. Vaadinizi tutmazsanız günlerim sayılıdır. Bu anda oğlunu tekdire değil, teselliye muhtaç olan annesi gülümseyerek, ''Oğlum'' dedi, Hastalığının sebebi buysa müşteri ol. Sen iyi olunca her şeyi ben yaparım. Ümitleri kuvvetlenen delikanlı kısa zamanda iyileşti. Annesi vaadini tutmak için teşebbüse geçti. Bir gün Janet'i çağırarak yarı şaka birini sevip sevmediğini sordu. Janet evinden çıkartılmış ve başkalarının şefkatine sığınmış bir kız için aşkı düşünmek mümkün müdür dedi. Annesi kalbinde kimse yoksa dedi sana birisini verelim ki onunla mesut yaşayasın ve güzelliğinin meyvelerini idrak edesin. Bu kadar güzel bir kızın yalnız kalması doğru değildir. Janet, beni fakir bir çocukken kendi evladı gibi büyütmüş olan size itaate mecburum. Ama bu konuda itaati yerinde bulmuyorum. Beni birisiyle evlendirecek olursanız onu severdim. Fakat yalnız kocam olarak. Çünkü namus atalarımdan bana kalmış tek mirastır ve bunu ömrüm boyunca muhafaza etmek isterim.'' Bu cevap kadının arzusuna uygun düşmediyse de faziletli bir kadın olarak Janet'i övmeye mecbur oldu. Ve Janet dedi, kral gibi büyük bir adam olursa reddeder miydin? Janet, zor kullanması lazımdır dedi. Kendi rızamla böyle bir haysiyetsizliği kabul edemem. Bayan başka bir şey söylemeden kızı denemeye karar verdi. Oğlunun meyancısı rolünü oynama kendisine ağır geldiğinden onu kızla yalnız bırakmaya karar verdi delikanlı orada cesaretini gösterecekti. Fakat bundan memnun olmadı. Tekrar kara düşüncelere daldı. Bunun üzerine annesi Janet'e fikrini açtı. Fakat kızın direnişiyle karşılaştı. Nihayet meseleyi kocasına anlattı. Böylece oğullarını kendilerine güç gelse de Janet'le evlendirmeye karar verdiler. Janet Allah'a bu lütfundan dolayı şükretti. Ama hiçbir zaman Picard'ın kızı olduğunu unutmadı. Perikanlı tamamıyla şifa buldu. Böylece yeni evlilerin güzel günleri başladı. Valiste Maraşer'in evinde bırakılmış olan Perida da efendisinin teveccühünü kazanmıştı. Güzelliği ve bilhassa cesaretiyle bütün silah oyunlarında eşsiz hale gelmişti. Böylece Perido Bicardi ismi meşhur olmuştu. Bu sırada bu havalide veba halkın yarısını helak etmişti. Geride kalanların çoğu da korkudan başka yerlere kaçmışlardı. Memleket çöle benzemişti. Peredo'nun efendisi olan mareşal, karısı, oğlu, torunları ve akrabasının birçoğu da vebadan ölmüşlerdi. Geriye olgunluk çağında bir kızları kalmıştı. Veba biraz yatışınca evin hanımı Peredo ile evlenmiş ve kendine miras kalan şeyleri ona vermişti. İngiltere kralı da şöhretini duyduğu Peredo'yu mareşale halef tayin etmişti. Baron Angers Paris'ten kaçalı 18 sene geçmişti. İhtiyarlamış olan baron çocuklarının akıbetini öğrenmek istiyordu. Yüzü tamamen değişmiş, vücudu hastalıklar yüzünden bozulmuş bir halde fukara kıyafetinde yola çıkarak İngiltere'ye Pere doyu bıraktığı yere vardı. Onu Mareşal'le büyük itibarda ve neşeyle görerek çok sevindi. Fakat Janet'ten bir haber alıncaya kadar kendisini tanıtmamaya karar verdi onun için tekrar yola düştü. Londra'ya Janet'i emanet ettiği eve vardı ve kızının o ailenin oğluyla evlendiğini öğrendi. Çocuklarının böyle mesut olmaları çektiklerini unutturdu. Kızını görmek arzusuyla fakir bir adam halinde o civarlarda dolaşmaya başladı. Bir gün kendisini kızının kocası Amias gördü. Fakirliğine acıyarak evine çağırdı ve ona yemek verdi. Bu arada Janet'in birkaç çocuğu olmuştu ve en büyüğü 8 yaşındaydı. Bu çocuklar baron yemek yerken dedelerini tanımış gibi etrafında toplanmışlardı ve hiç ayrılmak istemiyorlardı. Seslerini duyan Janet odasından çıkarak çocuklara derhal odalarına gitmelerini bildirdi ama çocuklar ağlayarak fakir adamın yanında kalmak için müsaade istiyorlardı. Baron kızını görmekten heyecan içindeydi. Fakat o kadar ihtiyarlamıştı ki kızı onu tanıyamamıştı. Çocuklarının ağlayışına dayanamayan Janet onların biraz daha kalmasına izin verdi. Bu sırada geri gelmiş olan Amyas'ın babası Janet'i kastederek canı cehenneme dedi. Bu çocukların anası bir dilenci kızıydı. Onun için dilenciyi seviyorlar. Bu sözler baronun çok gücüne gitti. Fakat bu hakareti de sineye çekmeye mecbur oldu. Çocukların bu fakir adama düşkünlüklerini gören Amias, bunların ağlamalarını durdurmak için fakiri kendi hizmetine almayı teklif etti. Baron yalnız atlara bakmak şartıyla bu teklifi kabul etti. Bu sırada Fransa kralı ölmüş ve oğlu kral ilan edilmişti. Baron'un sürgüne gitmesine sebep yeni kralın karısıydı. Almanya ile harbin yeniden başlaması üzerine İngiltere kralı Mareşal Taratay'ı ve Amias'ı kuvvetli bir orduyla Fransız kralının yardımına göndermişti. Bu harpte Fransız kraliçesi de ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Ölümünün yaklaştığını hissedince namuslu ve dindar Ruhel başpapazına suçlarını itiraf etti ve Baron Angers'e yaptığı iftirayı anlattı ve rica etti ki Baron hayattaysa kendisi veya çocuklarından birisi eski durumlarına getirilsin. Az sonra da kraliçe öldü. Baron bunu duyunca Amyas'a gitti ve kendisiyle beraber Peredoy'a gelmelerini rica ederek kralın aradığı şahısları göstereceğini söyledi. Üçü bir araya gelince Baron dedi ki: "Amyas kardeşinin kocasıdır. Onun çeyiz'i yoktu. Amyas seni krala Baron Angers'in oğlu olarak takdim etsin, böylece vaat edilen mükafatı alarak sana kız kardeşine ve bana versin ki kız kardeşin çeyizsiz kalmasın." Bu sözleri duyan Peredo babasını tanıyarak onu kucakladı ve hoş geldin babacığım dedi. Amias şaşkınlık içinde ne yapacağını bilmiyordu. Bu sefer baronun sözlerine inandı ve onu uşak zanlıyla yaptığı hakaretlerden utanarak ayaklarına kapandı ve af diledi. Şimdi üçü sevinç gözyaşları içinde birbirlerine başlarından geçenleri anlatıyorlardı. Amias ve Peredo babalarının kıyafetlerini değiştirmek istiyorlardı. Fakat baron kralı utandırmak için ona uşak kıyafetinde takdim olunmak istedi. Böylece üçü krala gittiler ve takdim olunarak vaat edilen mükafatları istediler. Amyas yanındakilere işaret ederek işte baron dedi. İşte oğlu, kızı da benim karımdır ki yakında o da gelecektir. Kral baronu kıyafeti değişik olduğu için güçlükle tanıdı. Nihayet gözyaşıyla onu kucakladı ve ona durumuna uygun elbise, at, uşak ve silah verdi. Amyas mükafatları alınca baron, bu kral hediyelerini al fakat babana de ki senin çocukların ve bizim torunlarımız ana tarafından dilencilikten gelme değildirler. Amyas hediyeleri aldı, karısını ve annesini Paris'e getirtti. Piredo'nun karısı da Paris'e geldi. Kral tarafından bütün malları geri verilmiş olan baronun sarayında toplandılar. Herkes sevinç içindeydi. Baron da hayatını başladığından daha parlak şekilde Paris'te tamamladı. İkinci gün dokuzuncu hikaye Cenovalı Bernard, Amrasius'un dolandırıcılığı yüzünden servetini kaybeder ve karısını öldürmek ister. Kadın kaçar, erkek kıyafetinde sultanın hizmetine girer. Dolandırıcıyı bulur, onu İskenderiye'de cezalandırır ve kadın kıyafetinde zengin olarak kocasıyla beraber Cenova'ya döner. Paris'te bir otelde birkaç zengin İtalyan tüccarı iş için bulunmaktadır. Neşeli bir akşam yemeğinden sonra konuşma memlekette bıraktıkları karılarına gelir. Birisi "Karım ne yapıyor bilmem der ama ben burada güzel bir kız bulsam karımı unutur onunla keyif ederdim." Ötekisi "Ben de öyle yapardım." der. Çünkü inansam da inanmasam da karım aşk işlerine düşkündür. İnsanın tahmin ettiği şey başına gelir. Üçüncü adam aynı kanaattedir. Hep şu fikirde birleşirler ki kadınlar kocalarının gıyabında vakitlerini hoş geçirmeyi bilirler. Fakat Cenovalı Bernard aksini iddia eder ve der ki Allah bana öyle bir kadın ihsan etti ki yalnız kadın meziyetlerini değil şövalye faziletlerini de nefsinde toplamıştır ve İtalya'da onun emsali yoktur. Genç, güzel, mahir bir kadın olarak kadına yaraşan işleri yapar. İpek işlerinden anlar, hiçbir Cenovalı onun kadar sofra tanzim edemez. Zevki vardır, anlayışlıdır, at binmeyi bilir. Kuşlardan anlar, okur yazar, hesap bilir. Nihayet ondan daha iffetli ve masum bir kadın yoktur. Ben on sene yanında olmasam hiç kimseye yaklaşmaz.'' Bu sözlere Ambrasius kahkahalarla güler ve imparatordan hususi bir imtiyaz alıp almadığını sorar. Bernard, imparatora değil der, bu lütfu Allah'a borçluyum. Ambrasius, Bernard der, senin hülyandaki gerçeğe şüphe etmem ama bence sen tabiatı hesaba katmıyorsun. Derin düşünseydin biraz daha ihtiyatlı konuşurdun. Bizim karılarımız da seninki gibi davranırlar. Konuşmalarımız tabiat icabı bir ihtiyatın eseridir.'' sen de bizim gibi düşünmelisin. Ben erkeğin kadından sonra Allah'ın en mütekamil mahluğu olduğuna inanırım ama erkekler daha olgundur. Karar, sebat, kuvvet bakımından üstündürler. O kadar kuvvetli ve mukavim yaratılmış olan erkek ayda bir defa değil her gün yüzlerce defa arzu duyar. Beğendiğini elde etmek için her çareye başvurursa tabiatça zayıf yaratılmış olan kadın mahir bir aşığın rica, minnet, hediye ve daha bu gibi vasıtalar karşısında nasıl dayansın? Kendin itiraf ediyorsun ki karın başka kadın gibi et ve kemikten yaratılmıştır ve her kadın gibi hareket edecektir. Böyle şeylerde kesin iddialarda bulunmamalı. Bernard, ben bir tüccarım, filozof değilim dedi. Sana tüccarca cevap vermek isterim. Senin söylediğin hayasız çılgınların başına gelebilir karımın değil. Makul kadınlar namuslarına erkekten fazla mukayet olurlar. Benim karım bu çeşit kadınlardandır. Amrasius, her aldatışta kadında bir boynuz bitseydi pek az kadın erkeği aldatırdı. Ama boynuz bitmez. Kadında bunun farkına varılmaz. Boyu ve biçimi de değişmez. Gizli kaldığı takdirde bunu yaparlar. Yapamayan budaladır. Hafif kadın yoktur. Meğer ki başka aşık bulamamış yahut zevk almamış olsun. Cesaretle iddia ederim ki eğer yanında olsaydım o mübarek kadını arzu ettiğim yola getirirdim. Yüzlerce kadını getirdiğim gibi. Bernard bu münakaşa sonsuz uzayabilir dedi. Sen kendi fikrinde ben de kanaatimde ısrar ederiz. Madem ki sen her kadının elde edilebileceğine ve kendi maharetine güveniyordun, Karımın iffetini sana ispat etmek isterim. Karımı elde edebilirsen kafamı kessinler. Sen kaybedersen kelleni değil bin duka altın verirsin. Amrasius, kafanı ne yapacağımı bilmem ama sen iddian için beş bin duka koy. Beş bine beş bin. Ben Cenova'ya giderim ve üç ay zarfında karını elde ederim ve delil olarak en sevdiği eşyasından bir parçayı alır sana yollarım. Yalnız söz vermelisin ki bu müddet zarfında sen Cenova'ya gelmeyeceksin ve ona bu konuda bir şey yazmayacaksın. Bernard memnundu. Öteki tüccarlar bu anlaşmaya mani olmaya gayret ettilerse de çünkü bunun kötü neticelerini önlemek istiyorlardı iki taraf da o kadar ateşliydi ki bütün ihtarlara rağmen anlaşmayı elleriyle imzaladılar. Amrasius Bernard'dan ayrıldı ve süratle Cenova'ya gitti. Yaptığı soruşturmalar kadının Bernard'ın dediğinden daha kuvvetli ve mukavim olduğunu gösterdi. Kendi budalalığını anladı. Ama o kadının evine sık sık girip çıkan bir fakir kadını tanıdı ve hususi bir sandık içinde kendisini kadının evine, yatak odasına sokmaya kandırdı. Sandık bir seyahate lazım olacak diye iyice muhafaza edilmesini rica etti. Sandık kadının yatak odasına sokuldu. Bir gece kadının uykuda olduğunu tahmin eden Ambrasius sandığı açtı, odayı iyice gezdi. Resimlerin ve diğer eşyaların yerlerini öğrendi. Sonra yatağa yaklaşarak bir küçük kızla beraber uyumakta olan kadının yorganını açtı. Onun soyunmuş hali, giyinmiş hali kadar güzeldi. Kadının mahremiyetine girdiğini ispata yarayacak delil olarak sol göğsünün altında kıllarla çevrilmiş bir ben gördü. Kadının güzelliği vaka hayatını tehlikeye koymaya değerse de onun ciddiliği şehirde öyle yayılmıştı ki yanına yatmaktan çekindi. Dolaptan bir yüzük, bir gece elbisesi, bir kuşak alarak sandığına girdi. Bunu ikinci gece kadın farkına varmadan tekrarladı. Üçüncü gün fakir kadın, mutabık kalınan şekilde sandığı almak üzere geldi ve onu eski yerine götürdü. Amrasius sandıktan çıktı, kadına parayı verdi ve aşırdığı eşyayla süratle Paris'e gitti. Bahiste bulunmuş olan tüccarları çağırdı ve Bernard'ın karısı hakkında giriştiği bahsi kazandığını söyledi. Bunun ispatı olarak kadının yatak odasını, resimlerin yerini tarif etti. Sonra kadının verdiğini iddia ettiği eşyaları gösterdi. Bernard eşyaları tanıdığını ve karısına ait olduklarını kabul etti yalnız birisi vasıtasıyla odanın biçimini öğrenmiş olabileceğini ve bu eşyaları tedarik edebileceğini ve deliller bundan ibaretse bunu kabul etmeyeceğini söyledi. Amrasius, vaka bu kafiydi ama madem ki sen daha fazlasını talep ediyorsun, diyorum ki karının sol göğsünün altında yedi sarı tüyle çevrili bir beni vardır. Bernard bu sözleri dinlerken sanki göğsüne bir hançer saplanmıştı. Sapsarı kesildi. Ambrasius'un hakikati söylediğini kabul ederek, Baylar dedi, Ambrasius doğruyu söylüyor, bahsi kazanmıştır, parayı isterse ödemeye hazırım. Ertesi gün parayı ödedi. Bernard öfkeyle Paris'i terk etti, Cenova'ya gitti. Fakat doğru şehre değil, 20 mil uzaktaki çiftliğine indi. Karısına geldiğini bildiren bir mektup yolladı ve çiftliğe uşakla gelmesini bildirdi. Uşak da yolda acımadan ilk fırsatta karısını öldürmesini ve yalnız olarak gelmesini tembih etti. Uşak hanımı tarafından sevinçle karşılandı. Ertesi günü ikisi atla çiftlik yoluna düştüler. Konuşa konuşa etrafı yüksek ağaçlarla çevrilen münzevi bir vadiye vardılar. Uşak efendisinin emrini icra için burasını elverişli buldu. Kılıcını çekti kadına... Ruhunuzu Allah'a emanet ediniz. Bu anda öleceksiniz dedi. Kadın Allah aşkına dedi beni öldürmeden söyle ne yaptım da ölüme layık oldum? Bana bir şey yapmadınız fakat kocanıza ne yaptığınızı bilmiyorum. O seni acımadan öldürmemi emretti. Bunu yapmazsam beni asacağını söyledi. Ona olan bağlılığımı ve onun sözünden dışarı çıkamayacağımı bilirsiniz. Allah bilir ki yapacak bir şey yok. Birisinin hatrı için sana hiçbir fenalık yapmamış olan bir kadının katili olma. Allah biliyor ki kocama karşı bunu hak edecek bir kusur işlemedim. Ama şimdi bunu konuşmayalım. Allah'a saygı, kocama ve bana iyilik etmek senin elinde. Benim elbiselerimi al, bana bir önlük, bir ceket ver ve beni öldürdüğünü söyle. Allah'a yemin ederim ki buradan derhal gideceğim. Senin ve onun bilemeyeceğiniz bir yere taşınacağım.'' Uşak yumuşadı. Kadının elbiselerini aldı ve ona bir önlükle ceket verdi. Biraz da para bıraktı. Sonra efendisinin yanına dönerek kadını öldürdüğünü, cesetini kurtlara yedirdiğini söyledi. Bir müddet sonra Bernard Cenova'ya geldi. Fakat yaptığı iş duyulmuş olduğundan genel bir nefretle karşılaştı. Karısı gece yaklaşırken yakın bir köye vardı. Yaşlı bir kadın önlüğünü onun vücuduna göre değiştirdi gömleğinden birkaç don yaptı. Saçlarını kesti ve onu bir denizci gibi giydirdi. Kadın deniz yolunu tuttu. Orada Katalonyalı bir şövalyeye rastladı. Şövalye sabahleyin gemisinden çıkmış, tenha ve serin bir yer aramıştı. Kadın onunla konuştu ve hizmetine girdi. Sikuran ismini aldı ve gemiye girdi. Ona elbise verdiler. İyi hizmetiyle herkesin teveccühünü kazandı. Az sonra Katalonyalı gemisiyle İskenderiye yolunu tuttu. Orada sultana birkaç doğan verecekti. Şövalye Sikuran'ı o kadar met etmişti ki sultan onu şövalyeden istedi ve aldı. Sikuran kısa zamanda davranışlarıyla sultanın sevgisini kazandı. Sultana bağlı Akri şehrinde Panayır'a gelenlerin mallarının emniyeti için birçok uşaklarıyla beraber en gözde mahiyetinden birisini yollardı. Bu defa Panayır'a memleketin dilini öğrenmiş olan Sikuran'ı yollamayı kararlaştırdı. Panayır muhafızlarının amiri ve kumandanı olarak Sikuran gitti ve vazifesini itimanla, sadakatle gördü. Oraya Sicilyalı, Venedikli, Cenevizli ve İtalyan tüccarları gelmişti. Onlarla dostluk kurdu. Bir gün Venediklilerin malları arasında tesadüfen kendisinin olduğunu anladığı bir kuşak ve kese gördü şaşarak fakat hayretini belli etmeden malın kime ait olduğunu ve satılıp satılmayacağını sordu. Ambrasius birçok malla bir Venedik gemisiyle gelmişti. Sikura'nın sorusunu duyunca, efendim dedi, bu eşya benimdir, satılık değildir, fakat hoşunuza gidiyorsa size hediye edeyim. Gülmesinden kendisini tanımış olduğuna ihtimal veren Siguran, benim bir muharip olarak böyle kadın eşyasına rağbet ettiğime mi gülüyorsun, dedi. Bunun için gülmüyorum dedi Ambrosius. O malı nasıl ele geçirdiğime gülüyorum. Müsaade edersen sorayım dedi Sikuran. Onu nasıl elde ettin? Efendim onu bana Cenoze isimli Cenovalı bir bayan kendisiyle yattığımda hediye etmişti. Aşkının yadigarı olarak. Bernard'ın budalalığına gülerim ki benimle bile karısına beş bin duka bahse girmişti. Karısını yola getirme konusunda. Ben başarılı oldum bahsi kazandım. Bu kadınlarda müşterek olan davranışı yüzünden ve o ölçüde cezalandırılması lazım gelirken Paris'ten Cenova'ya gitmiş ve gittiği gün kadını öldürtmüş. Siguran, Bernard'ın öfkesinin sebebini anlamış oluyordu ve öç almaya karar verdi. Fakat belli etmemek için bu hikayeden hoşlandığını söyleyerek Ambrasius'la öyle bir dostluk kurdu ki onu Paris'ten gelerek İskenderiye'ye gitmeye ve fazla kazanç vaat ederek orada kalmaya ikna etmişti. Sikuran istiyordu ki Bernard'a kendi masumiyetini ispat etsin ve bu maksatla onu Cenovalı tüccarın delaletiyle İskenderiye'ye getirtti. Bernard oldukça sefil kıyafette geldi. Sikura'nın dostlarından birisi tarafından misafir edildi. Sikuran sultana Ambrasius'un hikayesini anlatmıştı ve sultan bundan çok hoşlanmıştı. Bernard'ın gelmesinden sonra artık vakit kaybedilemeyeceğine kâni olmuştu. Sultanı ikna ederek Ambrasius'u ve Bernard'ı huzuruna çağırdı ve her ikisi de sultanın huzuruna getirildi. Ambrasius'a Bernard'dan parayı nasıl aldığını anlatmasını emrettiğinde Ambrasius'un çok güvendiği Sikuran da hazır bulunuyordu hakikati söylemezse büyük işkenceye uğrayacağını söylüyordu. Nihayet tehditlerden ürken Ambrasius hakikati itiraf etti. Sikuran Bernard'a dönerek bu itiraf karşısında karına ne yaptın dedi. Bernard, paramı kaybetmenin öfkesiyle ve karımın şerefime indirdiği darbeyle onu uşağın vasıtasıyla öldürttüm. Ve uşağımın bana söylediğine göre cesedini kurtlar yedi. Sultan Sikura'nın niyetini bilmiyordu. Sikuran, "Sultanım" dedi. "Kadına aşığının ve kocasının yaptıklarını duydunuz. Birisi kurnazlıkla kadının şöhretini lekeliyor, kocasından soğutuyor, öteki ise bir dolandırıcıya karısından fazla itimat edip daha zalimce hareket ediyor ve onu kurtlara parçalatıyor. Bunların hak ettiği ceza sizce malumdur." Eğer aldatıcıyı cezalandırmayı ve aldananı affetmeyi vaat ediyorsanız o kadın size görünecektir. Her şeyi Sikora'nın arzusuna göre yapmayı isteyen sultan bunu da kabul etti. Karısını ölmüş bilen Bernard hayret içindeydi. Kederini sezen ve korkuyla ümit arasında şaşkınlık içinde bulunan Amrasius kadının gelmesini bekliyordu. Sikuran gözyaşları ile sultanın ayaklarına kapandı erkek sesini ve davranışlarını bırakarak hükümdarım dedi. İşte o talihsiz kadın benim. Bu ahlaksız Ambrasius'un iftirasına maruz kalan ve şu vicdansız erkek tarafından ölüme mahkum edilen kadın benim. Yedi yıl erkek kıyafetinde gezip dolaştım. Diyerek göğsünü açtı, cinsiyetini gösterdi. Sikuran'ı erkek sanan sultan, gördüğü ve duyduğu şeylerden bir rüya içinde gibi oldu. Fakat şaşkınlığı geçince kadının karakterine, faziletine hayran oldu. Ona zarif kadın elbiseleri verdi, maiyetine kadınlar verdi. Vadevec ile idam edilmeyi hak etmiş olan Bernard'ı affetti. Bernard karısını tanıyınca ayaklarına kapandı, af diledi. O da lütfen bunu kabul etti. Ayağ kaldırdı ve kocası da onu kucakladı. Sultan Amrasius'u şehrin merkezi yerinde bir direğe bağlatarak üstüne bal sürüp güneşe karşı tutulmasını emretti. 10 bin dukadan fazla olan servetini de kadına verdi. Onun ve Bernard'ın şerefine muhteşem bir ziyafet düzenledi. Onlara mücevher, altın gibi pahalı hediyeler verdi. Emirlerine bir gemi hazırlattı, ziyafetten sonra Cenova'ya dönmelerine müsaade etti. Orada halk kendilerini saygıyla karşıladı ve öldü sanılan kadın uzun yıllar bir fazilet örneği olarak yaşadı. İkinci gün 10. Hikaye Monakolu Pagani'nin ile Richard'ın karısını kaçırır. Richard, Pagani'nin yerini öğrendikten sonra onun yanına gider, dostluğunu kazanır ve sonra karısını geri vermesini rica eder. Paganin kadın muvafakat ederse vereceğini vaat eder fakat kadın Richard'a dönmek istemez. O öldükten sonra Paganin'le evlenir. Pisa'da bir yargıç vardı. Aklı vücudundan kuvvetliydi. Adı Şingalı Richard'tı. Kitapların olduğu kadar kadının da hakkından gelebileceğini sanırdı. Büyük servete sahipti. Hiç yapmaması lazım geldiği halde genç ve güzel bir kadına sahip olmak isterdi arzusu gerçekleşti. Lotto kızı Bartolomeyi ki şehrin en güzel kızıydı ona verdi. Yargıç bu kızla çok sevinerek evlendi. Şarşaalı bir düğün yaptı. İlk gece güç bela vazifesini yapabildi. Sıskanın biri olduğu için ertesi sabah kuvvetli içki ve şekerlemelerle kendisine gelmeye mecbur olmuştu. Böylece Yargıç cinsel kuvvetini biraz daha iyi anlamış oluyordu. Okul çocukları için hazırlanmış bir takvimden karı kocanın yaklaşmasının haram olduğu günleri karısına anlatmaya başladı. Kutsal günler, cumalar, cumartesiler, pazarlar, 40 günlük oruç müddeti, ay başları, ortaları gibi. Bunları haram olarak anlattı. Ayda ancak bir gün mübah kalıyordu, karısı bundan çok şikayetçiydi. Kadını hep evde oturtuyordu ki kendisinin haram dediği günleri başkası helal olarak öğretmesin. Sıcak mevsimlerde Richard güzel karısıyla Nero'daki çiftliğine giderdi. Karısına hoş vakit geçirtmek için balık tuttururdu. Kendisi erkek balıkçılarla, karısı da kadın balıkçılarla ayrı kayıklara binerler, denize açılırlardı. Böylece bir gün aniden meşhur korsan Monako'lu Paganin gemisiyle ortaya çıktı. Korsan kadınların bindiği kayıya çarptı ve Richard'ın gözü önünde güzel karısını kaçırdı. Kıskançlıktan, uçan kuştan bile şüphe eden Richard'ın kederi çok büyüktü. Boş yere onu Pisa'da şikayet etti fakat karısını kimin ve nereye kaçırdığını öğrenemedi. Karısı olmayan ve bu kadını pek güzel bulan Paganin daima yanında gezdirmeye karar verdi ve tatlı tatlı teselli ederek gözyaşlarını durdurdu yargıcın haram dediği takvim bilgisine sahip olmadığından kadını gece gündüz memnun etti ve ona genellikle iyi baktı. Bir zaman sonra Richard karısının bulunduğu yeri keşfetti ve onu almak için yola çıktı. Fidye olarak ne isterse verecekti. Bu işe kimseyi memur edemezdi. Monaco'ya gitmek üzere kendisi bir gemiye bindi, kadınla karşı karşıya geldiler. Kadın hakiminin niyetini Pagani'ne anlattı. Ertesi gün Richard Paganin'i ziyaret etti. Paganin bir şey bilmiyormuş gibi dostça ve sabırla Richard'ın arzusunu sordu. Richard ihtiyatla sözü maksada getirerek karısının iadesini rica etti. Paganin, sizi tanımaktan memnunum dedi. İtiraf ederim ki yanımda güzel ve genç bir kadın var. Fakat onun sizin mi yoksa başkasının mı karısı olduğunu bilmiyorum. Siz güvenilir bir adam olduğunuz için onun yanına götüreceğim. Şayet o sizin kocası olduğunuzu söylerse size vereceğim. Fakat tanımazsa sizin de ısrar etmeniz artık kibarlığa yakışmaz. O gerçekten karımdır dedi Richard. Beni onun yanına götürürseniz göreceksiniz ki kocası olduğumu derhal söyleyecektir. İyi öyleyse gidelim dedi Paganin. Eve vardıklarında kadını büyük salona çağırdılar. Fakat kadın Richard'ı herhangi bir erkek gibi karşıladı. Samimi bir karşılama bekleyen hakim hayret içinde kalmıştı. Fakat belki diyordu, onu kaybetmem yüzünden yüzümdeki değişiklik beni tanımasına mani olmuştur. Onun için, yavrum dedi, seni balığa götürme kararım bana pahalıya mal oldu. Çünkü seni kaybetmenin doğurduğu ızdırap kadar şiddetlisi olamaz. Ama hala beni tanımamazlığa geliyorsun. Seni ele geçirmek için her şeyi fedaya hazır olarak gelmiş olan kocanı tanımıyorsun. Kadın gülerek ''Bana mı söylüyorsunuz efendim? Sizi daha önce görmüş olduğumu hiç hatırlamıyorum.'' dedi. Richard, ''Düşün söylediğini.'' dedi. ''Yüzüme iyi bak. İstersen beni derhal hatırlarsın. Çingalı Richard'ını tanırsın.'' Afedin dedi kadın. ''Sizin yüzünüze daha fazla bakmak münasebet almaz. Sizi hiç tanımıyorum dememi kafi görünüz.'' Richard kadının bu hareketini Paganin'in orada bulunmasına yordu ve ondan rica etti ki bir odada kadınla yalnız konuşsun. Paganin kabul etti ancak Richard kadını öpmeyecekti. Bunun üzerine kadına yandaki odaya gitmesini emretti. Odada yalnız kaldıklarında Richard kadına ''Ruhum, tatlı ümidim, seni hayatından fazla seven Richard'ını tanımıyor musun? Bu mümkün mü? Ben o kadar değiştim mi? Gel sevgilim bana iyi bak.'' dedi. Kadın gülerek "Beni kocam Richard'ı tanımayacak kadar unutkan sanmayın fakat sizin yanınızdayken bana fena muamele ettiniz. Siz sandığınız kadar akıllı olsaydınız ateşli bir genç kadının yemek ve giyinmekten başka şeylere de muhtaç olduğunu anlardınız. Buna ne kadar az önem verdiğinizi siz benden iyi bilirsiniz. Kanunları okumak size aşkın kanunundan daha cazip gelirdi. Sizi bir hakim gibi değil, takvim mütaassısı olarak buldum." Haram günlerinden başka boş gün bulamazdınız. Çiftliğinizdeki işçilere bana uyguladığınız kadar tatil günü verseydiniz bir başak bile elde edemezdiniz. Burada Allah'ın bana nasip ettiğini buldum. Bu odada haram günler yoktur. Cuma, cumartesi, pazar tatili de yoktur. Burada günleri çalışmakla geçireceğim. Tatil ve haram günleri ihtiyarlığıma bırakıyorum. İlk fırsatta buradan gidin. Richard'ın ızdırabı sonsuzdu. Aziz sevgilim dedi neler söylüyorsun kendi şerefine ve ailenin namusuna hiç önem vermez misin bu adamla gayrimeşru yaşamayı meşru kocanla yaşamaya tercih mi ediyorsun bu adam sana doyunca hakaretle seni kapı dışarı edecek halbuki ben seni daima seveceğim ve öldüğümde de seni evimin hanımı olarak bırakacağım bu haram şehvete namusunu feda mı edeceksin hayır fazla düşünme hemen benimle gel senin arzularını şimdi anladığım için daha iyi davranırım. Sevgilim kararını değiştir. Gel benimle. Sen gideli hiçbir zevk tatmadım, dedi. Kadın, kimse dedi, benim namusumu benim kadar korumasın. Ebeveynime itaat etmek için evlenmeye razı olmuştum. O zamanlar benim saadetimle alakadar olmadılar. Şimdi de olmasınlar. Üzülmeyin, Doğrusu ben kendimi Paganin'in karısı olarak ve eski Pizza hakiminin metresi olarak görüyorum. Paganin bütün gece beni kollarıyla öyle sarıyor ki kendinizi bundan böyle zorlayacağınızı söylüyorsunuz. Aman nasıl? Gidiniz ve hayatınızı sürünüz. Siz çelimsiz birisiniz. İnanın ki Paganin beni bıraksa bile yine size dönmezdim. Burada kalmam mukadderdir. Hemen buradan çıkın. Yoksa zili çalar ve bana tecavüz ediyor diye bağırırım. Hakim sefil kaderini anladı. Perişan bir halde odadan çıktı. Pisa'ya döndü, kederinden cinnet geçirdi. Rast geldiğine şunu söylüyordu. Kadınlara tatil günlerinden bahsedilmemeli. Az sonra da öldü. Paganin, Richard'ın ölümünü haber alınca kadınla resmen evlendi ve onunla tatil günü tanımaksızın hoş günler geçirdi. Hikayeler ve gülüşmeler sona erince kraliçe vaktin geç olduğunu ve hükümdarlık nöbetinin bittiğini düşünerek başındaki tacı usul gereğince nefilenin başına koydu. Aziz oldun arkadaşım artık hükümdarlık senin dedi. Nefile hafifçe kızararak ve yere bakarak konuşmaya başladı. Bildiğiniz gibi önümüzde cuma ve cumartesi var. Cumayı hikayeyle değil ibadetle geçirmek daha münasiptir. Cumartesi günleri kadınlar bütün haftanın kir ve tozundan temizlenmek isterler. O günde hikayelere devam etmeyelim. Buraya geleli dört gün olduğu için artık en yakın yere gidelim. Nereye? Bunu düşündüm. Oraya pazar günü beraberce gider ve hikayelere devam ederiz. Sizi düşünmeye sevk etmek için emir veriyorum ki hikayeler kaderin çeşitli rollerinden bahsetsin ve hasretle beklenen veya kaybedilmiş bir saadetin ele geçirilmesinden dem vursun. Üçüncü gün Nefilenin idaresi altında hasretle beklenen veya kaybedilen bir saadetin tekrar ele geçirilmesine dair hikayeler anlatılır. Birinci hikaye Lampolekolu Mazet dilsiz taklidi yaparak bir rahibeler manastırına bahçıvan olarak girer ve rahibelerin müşterek aşığı haline gelir. Floransa civarında bugün bile nezatiyle meşhur bir rahibeler manastırı vardı. Yakın zamanlara kadar manastırda sekiz genç rahibeyle bir baş rahibe bulunmaktaydı. Manastırın güzel bahçesinin iyi bir bahçıvanı vardı. Fakat bu bahçıvan günün birinde yeterli para kazanamadığını düşünerek idare memurundan hesabını görüp memleketine döner. Onu karşılayanlar arasında genç, kuvvetli bir çiftçi vardı ki adı Mazetti. Bu adam bahçıvan Nuto'dan manastırda ne ile meşgul olduğu hakkında bilgi istedi. Nuto Güzel ve büyük bir bahçede çalıştım dedi. Ara sıra odun tedarik etmeye ormana giderdim, su taşırdım, buna benzer işler yapardım. Ama rahibeler bana o kadar az para verirdi ki pabuç almaya bile yetmezdi. Kızlar da şeytan karınlarına girmiş gibi, ateş gibi şeyler. Ben bahçede çalışırken birisi gelir, fidanı şuraya dik der, öteki gelir, başka bir yer gösterir, öbürü küreyi elimden alır, böyle kullanmak lazım der, böylece beni üzer dururlar. Bu sebepten o işi bırakmaya mecbur kaldım. İdare memuru benden işe yarar bir adam tavsiye etmemi rica etti ama Allah ona sabır versin. Ne zaman ve kimi yollayacağımı bilmiyorum. Mazet birdenbire rahibelerin yanında bulunmak arzusuna kapıldı. Newton'un sözlerinden niyetine erebileceğine ikna olmakla beraber bunu açığa vurmayı uygun görmedi. "Geldiğine iyi ettin." dedi. "Bir erkek kadınlar arasında ne yapsın, nasıl başa çıksın?" Onlar çok defa ne istediğini bilmezler. Mazet rahibelerin yanına gitmek için çareler aramaya başladı. Gerçi Newton'un bahsettiği işleri becerebilecekti ama genç ve yakışıklı olduğu için kabul edilmeyeceğinden korkuyordu. Uzun uzun düşündükten sonra orası buraya epey uzak dedi. Kimse arkamdan gelemez. Kendimi dilsiz olarak tanıtırsam herhalde kabul ederler. Bir gün baltayı omuzlayıp dilenci kıyafetinde manastıra gitti. Tesadüfen idare memuru da o sırada bahçedeydi. Dilsiz taklidiyle memurdan yemek istedi. Buna mukabil odun kıracaktı. Memur ona yemek verdi, Mazet o gün çokça odun kırarak faydalı oldu. İdare memuru onu yanına alarak ormana gitti. Ona bir de eşek vermişti. Adam işi o kadar iyi yapmıştı ki memur kendisini daha birkaç gün alıkoydu. Bir gün baş rahibeye takdim edildi, bu bir dilsiz fakirdir. Sadaka istemeye gelmiş. Ona iyi davrandım, epeyce iş gördürdüm. Bahçıvanlıktan anlarsa onu yanımızda alı koyabiliriz. Güçlü, kuvvetli bir adam. Çok çalışır, genç kızlar için de bir tehlike teşkil etmez dedi. Baş rahibe haklısın dedi. Ondan faydalanacağınıza emin olursan alı çalış. Ayakkabı ver, önlük ver, bol da yemek. Biraz uzakta konuşmayı dinleyen Mazet kendi kendine Yeni bahçıvan yaparlarsa bahçeyi görülmemiş şekilde imar ederim dedi. İdare memuru Mazet'in çalışmasından memnundu. İşaretle kalmak isteyip istemediğini sordu. Yine işaretle evet cevabı aldı. Bu suretle manastıra girmiş oldu. Kendisine bahçe işleri verildi, yapacağı şeyler gösterildi. Mazet birkaç gün çalışmıştı ki rahibeler onunla alay etmeye başladılar. Anlamayacağını sanarak ona en çirkin sözleri söylüyorlardı. Baş rahibe onun dili gibi diğer uzuvlarının da işlemediğini sanarak kaygılanmadı. Bir gün Mazet yorulmuş yatmıştı. İki rahibe onun uyuduğunu sanarak yanına yaklaştılar ve onu incelemeye başladılar. Birisi, kimseye söylemeyeceğini bilsem sana aklıma gelen bir şeyi anlatırdım. Bu sana da faydalı olurdu dedi. Rahatça söyle dedi öteki. Kimse benden duymaz. Birincisi Bilmem düşünür müsün. Burada kapalı ve hapis yaşıyoruz. Yaşlı idare memuruyla şu sağır adamdan başka erkek yok. Ziyarete gelen kadınlardan duydum ki bir kadın için erkeğin verdiği zevk yanında dünyanın bütün hazları gölgede kalırmış. Başkası olmadığı için şu dilsiz de bu sözün gerçekliğini denemek istiyorum. O da bu işe çok uygun. Çünkü kimseye söyleyemez. Sen ne düşünürsün? dedi. Öteki Neler söylüyorsun sen dedi. Bilmiyor musun ki biz bekâretimizi Allah'a adamışızdır? Öteki: Ah ona her gün neler adanır da yine kimse tutmaz. Bizim sözümüzü tutacaklar bulunur. Ama ya gebe kalırsak o zaman ne olacak? Sen suyu görmeden paçayı sıvıyorsun. Bu başımıza gelirse o zaman düşünürüz. Bunun binlerce çaresi var. Yeter ki kimseye bir şey sızdırmayalım. Peki ama bu işi nasıl yapacaksın? bu ikincisinin tecessüsü ve heyecanı birincisinden fazlaydı. Erkeğin ne olduğunu tatmak için yanıp tutuşuyordu. Saat dokuza geliyor. Öteki rahibeler uykuya dalmıştır. Bahçeyi dolaşalım kimse var mı? Eğer kimse yoksa adamı su getirdiği kulübeye götürürüz. Birimiz içerideyken diğerimiz dışarıda nöbet tutar. Adam budala olduğu için ne istersek onu yapar, dedi. Mazet bu konuşmayı da duymuştu. Yapılacak talebi bekliyordu. Bahçeyi iyice dolaştıktan ve kimsenin olmadığını gördükten sonra birinci rahibe adama yanaştı. Onu uyandırdı. Okşayıcı hareketlerle elinden tutarak kulübeye götürdü. Mazet zorluk çıkarmadan rahibenin arzusunu yerine getirdi. Sıra ikinci rahibeye gelmişti. Mazet onun da arzularını tatmin etti. Oradan ayrılmadan ikisi de birer defa daha Mazet'in kabiliyetini denediler. İkisi bu işin tadının söylenenden de bin defa fazla olduğunu birbirlerine anlatıyorlardı ve her fırsatta dilsizle buluşuyorlardı. Bir gün bu işi çakan bir rahibe diğer rahibeye pencereden bu manzarayı gösterdi. Evvela baş rahibeye haber vermeyi düşündüler fakat sonradan fikir değiştirdiler. Mazet'in suç ortağı oldular. Nihayet diğer üç rahibe de çeşitli vesilelerle bu kombinasyona girdiler. Bu işi en sonra duyan baş rahibe de nihayet işe iştirak etti. Bir gün sıcak havada bahçede geziyordu. Mazeti geceki çalışmasından olacak bir badem ağacı altında yorgun olarak buldu. Rüzgar elbiselerini sıyırmıştı, her yeri görünüyordu. Bu manzara onda rahibelerde uyanan arzuyu uyandırdı. Mazeti uyandırıp odasına götürdü ve günlerce adamı odasında tutarak duyduğu aşk zevklerine kendini verdi. Öteki rahibelerse bu sırada sabırsızlanıyorlardı. Baş rahibe nihayet Mazet'i odasına yolladı. Fakat sık sık yine çağırtarak arzularını tatmine devam etti. Mazet bu karışık işlere hakim olamayacaktı. Dilsiz oyununa devam ederse başına büyük işler açacaktı. Bir gün baş rahibenin koynunda yatarken dili çözüldü. Konuşmaya başladı. Duydum ki bir horoz on tavuğa yetermiş. Fakat bir erkek dokuz kadına yetmez. Hatta bir kadına dokuz erkek bile yetmez. <laughs> ben buna artık dayanamayacağım. Ben buna artık dayanamayacağım. Bu hayat beni öyle yıprattı ki artık bir şeye takatim yetmiyor dedi. Baş rahibe sersemlemişti. Ne dedi ben seni dilsiz sanıyordum. Mazet öyleydim dedi. Fakat doğuştan değil bir hastalık yüzünden dilsiz kalmıştım. Bu gece açıldı benim dilim. Baş rahibe buna inandı ve sordu. Diğer temasta bulunduğun dokuz rahibe için ne diyeceksin? Mazet her şeyi anlattı. Baş rahibe, rahibelerin iffet hususunda kendisine benzediklerini gördü fakat ihtiyaden Mazet'in gitmesine mani olmak istedi. Birkaç gün önce idare memuru ölmüştü. Rahibeler olanı biteni birbirlerine itiraf ettiler. Etrafa şu intibayı vermeyi kararlaştırdılar ki uzun zamandan beri dilsiz olan bu adam onların duası ve koruyucu meleklerin himmetiyle konuşmaya başlamıştır. Onu idareciliğe tayin ettiler. Böylece Mazet takati yettiği kadar çalışmalarına devam etti. Manastırda Mazet'in birçok çocukları dünyaya geldi. Fakat baş rahibe işi o kadar saklı tuttu ki dışarıdan duyulmadı. Ancak baş rahibenin ölümünden ve Mazet'in ihtiyarlayıp manastırdan çekilmesinden sonra duyuldu. Mazet, bakım külfeti taşımadığı çocukları ve servetiyle güzelce geçirdiği bir gençlikten sonra kendi köyüne döndü. Üçüncü gün ikinci hikaye Bir ahır uşağı Kral Agilof'un karısıyla yatar. İş meydana çıktığından kral bunu saklar, faili bularak saçlarını kestirir uşak aynı harekette kendisini cezadan kurtarır. Longobard kralı Agilov, atalarının geleneğine uyarak bir Lombardiya şehrini, Pavia'yı başşehir yapar. Babasından doğu kalmış olan güzel, zeki fakat aşk işlerinde talihsiz bir kadını kendisine zevce seçer. Yeni kralın cesareti ve basireti sayesinde Longobardlar saadet ve huzura ererler kraliçenin ahır uşaklarından, aşağı tabakadan fakat yakışıklı ve uşaklıktan başka işlere de müsait birisi kraliçeye delice aşık olur. Fakat durumu bu iptilasını açığa vurmaya müsait olmadığından kimseye bunu açamaz ve kraliçeye de sezdirmemeye çalışır. Aşk ateşiyle yanarken kraliçenin gözüne girmeye başkalarından fazla teveccüh kazanmaya çabalar. Kraliçe at gezintisi yapacağı zaman onun baktığı atı seçer. Uşak bunu büyük bir lütuf olarak kabul eder ve kraliçe attan inerken onun eteğine dokunabilmeyi bir mutluluk olarak hisseder. Fakat ümit azaldıkça aşkı da şiddetlenir derler. Zavallı uşağın hali de böyledir. Aşkını kalbinde gizlemek gitgide zorlaşır. Arzusuna ulaşma ümidi kalmayınca ölmeye karar verir. Ölüm şeklini seçerken bunun kraliçeye olan aşkı yüzünden olduğunu bildirecek bir şekil arar. Bunun için talihini kraliçe nezdinde bir defa denemek ve kısmen olsun hasretini gidermeye teşebbüs etme kararını verir. Fakat niyeti aşkını kraliçeye söylemek ya da mektupla bildirmek değildir. Çünkü bunun beyhude olduğunu bilir. Sadece bir hile ile kraliçenin yatağına girmeye karar verir. Bunun çaresi de her zaman kraliçenin yanında yaşayan kralın rolünde yatak odasına girmektir. Kral'ın hangi kıyafette kraliçenin yanına gittiğini öğrenmek için birkaç gece odalarının arasında bulunan salona saklanır. Bu gecelerden birinde kralı büyük bir mantoya bürünmüş, bir elinde mum, bir elinde bastonla kraliçenin yatak odasına girerken görür. Kral bastonla odanın kapısına vurunca hemen kapı açılmış ve elindeki mumu alınmıştı. Uşak bunu görünce aynısını yapmaya karar verir. Bu amaçla kralın giydiği mantoya benzer bir manto, mum ve baston tedarik eder. Ahır kokusunu gidermek için iyice yıkanır. Bir gece herkesin uykuya daldığı saat gelince ya emeline ulaşmak ya da çoktan da istediği ölümü bu uğurda bulmak için harekete geçer. Mumu yakar, mantoya bürünür ve bastonla yatak odasının kapısına iki defa vurur. Bir oda hizmetçisi yarı uykuda kapıyı açar, mumu elinden alır ve hemen kaybolur. Uşak bir şey söylemeden içeri girer, mantosunu çıkartır, uyuyan kraliçenin yanına yatar. Heyecan ve hayranlıkla onu kollarını alır ve aşk zevklerine dalar. Ayrılmak güç gelirse de daha fazla kalmak, sevincini kedere çevirebilir korkusuyla mantosunu ve mumu alarak sessizce odadan çıkar. Kendi koğuşuna döner. Az sonra da kral uyanarak kraliçenin odasına girer. Kraliçe şaşkınlıkla, ''Efendimiz der, Bugünkü yenilik nedir böyle? Daha az önce ortalamadan daha fazla bir sevgiyle yanmadaydınız. Şimdi yine geliyorsunuz. Ne yaptığınızı düşünün. Bu sözler kraliçenin aldatılmış olduğunu gösterirse de gelen adamı kimse görmediğine göre onun üstünde durmak şüphe uyandıracaktı. Kime sorulsa ben değildim diyecekti ve kraliçe lüzumsuz yere endişeye düşürülecek, belki de bu adamın hasretini duyacaktı. Halbuki iş gizli tutulursa bir rezalet önlenmiş olacaktı. Kral bu düşüncelerle kraliçeye bir defa geldimse ikinci defa gelmeyecek bir adam mıyım ben dedi. Kraliçe evet efendim dedi yalnız sıhhatinizi hesaba katmanızı rica ederim. Kral peki dedi tavsiyenize uyarak bu defalık sizi rahatsız etmeden çıkacağım. Kral kendisine oynanan oyundan etkilenmiş olarak ve öfke içinde mantosunu alarak odadan çıktı fail köşkün müstahdemlerinden biri olmalıydı. Onu aramaya koyuldu. Eline bir fener alarak ahırın üstündeki müstahdem koğuşuna girdi. Failin nabzı hızlı atıyor olmalıydı. Onun için hademelerin nabızlarını yoklamaya başladı. Fail kralın geldiğini görünce nabzı hızlandı. Çünkü kral faili meydana çıkartırsa şüphesiz idam edecekti. Adamın telaşı bu yüzden artmış ve nabzı o ölçüde hızlanmıştı. Kral bunun farkına vardı. Yalnız başkalarına sezdirmemek için adamın sadece saçlarının bir tarafını kesmekle yetindi. Uşak bunun manasını anladı ve hemen yataktan kalkarak makası eline aldı ve bütün öteki uşakların saçlarını kesti. Sonra da yatağına uzandı. Ertesi sabah kral bütün uşakları yanına çağırdı. Saçı kesik olan uşağı ayıracaktı. Fakat bir de baktı ki hepsinin saçları kesilmiş. Bunun üzerine kral kendi kendine aradığım bunların içinde dedi. Fakat adam rezilliğine rağmen keskin bir zekaya sahip. Kral işin üstüne düşse meseleyi herkes duyacak ve bir rezalet çıkacaktı. O bunu istemiyordu. Onun için uşaklara dönerek bu işi yapan sussun ve tekrar yapmasın demekle yetindi. Uşaklar şaşkınlık içinde birbirlerine kralın ne demek istediğini sordular. Fakat hakiki fail o kadar kurnazdı ki Kimseye bir şey sezdirmedi ve bir daha böyle bir şeye cesaret ederek hayatını tehlikeye sokmadı. Üçüncü gün, üçüncü hikaye Bir genç adama aşık olan bir kadın, suç itirafı bahanesiyle tarikat rahibini kullanarak emeline kavuştu. Birkaç yıl önce Floransa'da kibar, güzel, zeki bir kadın yaşıyordu. Asil bir aileden olmasına rağmen parasına tamah ederek bir dokumacı ustasıyla evlenmişti asil olmayan en zengin bir adam bile asil bir kadına layık olmadığını düşünür ve kocasının bütün zenginliğine rağmen işinin yünlerini ayırmak, dokuma dokumak, işçilerle kavga etmekten ibaret olduğunu görürdü. Onun için kendisine aşkına layık bir erkek aramayı düşündü. Böylece orta yaşta iyi huylu bir erkeğe öylesine aşık oldu ki onu bir gün görmese gece uyku uyuyamazdı. Fakat doğacak tehlikelerden çok korktuğu için ona bir mektup göndermeye bile cesaret edemezdi. Fakat onun iyi ahlakıyla meşhur bir rahiple dost olduğunu öğrenince bu adamı sevgilisiyle kendisi arasında vasıta olarak kullanmaya karar verdi. Uygun bir saatte kiliseye giderek itirafta bulunmak üzere rahibi çağırdı. Kıyafetinden onun kibar bir kadın olduğunu anlayan rahip onun itiraflarını memnuniyetle dinledi. Kadın itirafını tamamladıktan sonra ''Aziz peder'' dedi. Bir konuda sizin yardımınızı rica edeceğim. Siz ebeveynimi ve beni, canı kadar seven kocamı tanıyorsunuz. Kocam her arzumu derhal yerine getirir. Onun için kocamı ben de canım kadar severim. Ona ve onun itibarına zarar vermektense ateşte yakılmayı tercih ederim. Yalnız adını bilmediğim fakat uzun boylu, güzel, zarif giyimli bir adam ki size sık gelirmiş benim faziletime itimat etmez görünür gün geçmez ki penceremin önünden geçmesin nereye gitsem beni takip eder bu bana pek hoş gelmiyor çünkü böyle şeyler namuslu bir kadını dedikoduya maruz bırakır başlangıçta bunu kendisine kardeşlerimden biriyle bildirmek istedim fakat erkekler bu işi beceriksizce yaptıklarından ve bazen de dille elle tecavüzlere sebebiyet verdiklerinden bundan vazgeçtim İşi dostu olmanız itibarıyla size açmayı uygun gördüm. Siz yalnız dostlarla değil, yabancılarla da bu ihtarı münasip şekilde yaparsınız. Lütfen ona söyleyin, böyle şeylerden vazgeçsin. Eğlenmek istiyorsa kadın çok, böyle şeylerden hoşlanan kadınlar vardır ama benim buna meylim yok. Rahip kadının kimi kastettiğini derhal anladı ve kadının nezaketini takdir ederek bu işi kolaylıkla yapabileceğini bildirdi. Aynı zamanda zengin kocadan para almak için yardım talep etti. Kadın eğer dedi, o bunu inkar ederse benim bizzat şikayet ettiğimi söyleyin. Kadın rahibin çantasını ölüler için dua etmesi maksadıyla parayla doldurdu ve oradan ayrıldı. Az sonra çapkın adam rahibi ziyarete geldi. Oşbeş'ten sonra rahip onu bir kenara çekerek kadının söylediği şeyleri anlattı ve sert bir ihtarda bulundu. O kadını hiç görmemiş olan adam hayretler içinde kaldı. Fakat rahip ona konuşma fırsatı da vermiyordu. Nafile inkara sapma diyordu. Ben bunu başka birinden değil kendisinden dinledim. Böyle şeyler sana yakışmaz. O kadın kadar da böyle şeylerden nefret eden yok. Kendi şerefin ve kadının haysiyeti için bundan vazgeçmeni isterim. Rahipten daha Kurnaz olan genç adam kadının hilesini hemen anladı. Biraz utanmış pozuna girerek gelecekte artık bu yola devam etmeyeceğini vaat etti. Az sonra kadının daima pencerede beklediği evin önüne gitti. Kadın adamı görünce öyle neşelenmişti ki genç adam tahmininin doğru olduğunu anladı. O günden itibaren her gün evin önünden geçerek başka bir işi olmadığını kadına anlattı. Kadın adamın da kendinden hoşlandığını anlayınca ondaki aşkı büsbütün alevlendirmek istedi. Bu amaçla kiliseye giderek papazı buldu ve ağlamaya başladı. Papaz ona acıyarak ne var dedi. Aziz peder dedi kadın. Benim şikayetim sizin dostunuz olan o ahlaksız adamdandır. Benim başımın belası oldu. Bana bir an rahat vermiyor. Neredeyse sokağa çıkamaz oldum. Rahip nasıl dedi? Seni rahatsız etmekten vazgeçmedi mi o? Kadın Hayır dede, kendisini şikayet ettiğim günden beri evimin önünden bir defa değil yedi defa geçmeye başladı. İş bununla kalsa yine iyi, öyle terbiyesizleşti ki dün evime bir kadınla bir kese ve bir kuşak yolladı. Arada siz olmasanız ona ben neler yapardım. Sabrettim, size haber vermeden bir şey yapmadım. Gerçi yolladığı keseyle kuşağı kadınla iade ederdim ama böyle kadınlar bu eşyayı yerine verdim deyip cebe atarlar. Onun için o eşyayı size getirdim ki ona söyleyesiniz. Benim onun hediyesine ihtiyacım yok. Kocam bana her şeyi alır. Size şunu da söylemeye mecburum ki eğer uslanmazsa hadiseyi kocama ve kardeşlerime anlatacağım. Ne olursa olacak. Benim ismim lekeleneceğine onun başına bir bela gelsin daha iyi. Kadın bunları söyledikten sonra cebinden güzel bir kese ve kıymetli bir kuşak çıkartıp rahibin kucağına koydu. Rahip hayretle teessürünü anlıyorum. Benim tavsiyeme uyduğuna memnunum. Ben ona geçen gün ihtarda bulundum fakat sözünü tutmamış. Ama şimdi öyle sözler söylerim ki artık senin başına bela olamaz. Sen öfkeye kapılma ve işi kimseye haber etme. Dedikodudan da korkma çünkü ben insan ve Allah huzurunda senin namuslu bir kadın olduğuna her zaman şahidim. Kadın teselli bulmuş gibi görünerek gördüğü fena bir rüyadan kurtulmak üzere dua etmesi için rahibin eline bir miktar altın sıkıştırdı. Rahip sevinçle parayı aldı. Kadını takdis ederek duasının tesiri hakkında örnekler anlattı. Kadın gidince bunun alay olduğunu anlayan dostuna haber gönderdi. Adam gelip de rahibi öfkeli görünce kadından haberler geldiğini anladı. Rahip yeniden ihtarda bulunarak kadından duyduklarını tekrarladı. İyi kalpli adam kadının gerçek niyetini anlamayarak torba ve kuşağı kendisinin göndermediğini söyledi. Rahip nasıl inkar edersin dedi? Bunları bana gözyaşlarıyla kadın getirdi. Onu tanıyor musun? Maalesef tanımıyorum dedi adam. Rahip dostuna torbayla kuşağı verdi ve artık bu işlerle meşgul olmamasını tekrar rica etti. Kurnaz kadın emeline ulaşmak için kocasının seyahate çıkmasını bekliyordu. Birkaç gün sonra da kocası Cenova'ya gitti. Hemen ardından kadın rahibe giderek ''Aziz peder'' dedi. ''Artık dayanamayacağım. Yalnız size haber vermeden bir şey yapmamayı vaat ettiğim için beni affetmenizi rica etmeye geldim. Dostunuzu hemen çağırıp ihtarda bulunun. Kocamın Cenova'ya gittiğini ona kim haber vermiş bilmiyorum. Bu sabah benim bahçeme girdi. Bir ağaca çıkarak yatak odama girmek üzereyken uyandım bağırmaya başladım. Daha fazla bağıracaktım ama adam duaya başladı.'' Ben de çırılçıplak yataktan fırlayıp pencereyi yüzüne kapadım. Ne cehenneme gittiğini bilmiyorum. Şimdi kendini sükun verin. Buna tahammül edilir mi? Sizin yüzünüzden şimdiye kadar sustum ben. Rahip öyle bir öfkeye kapılmıştı ki ne diyeceğini bilemedi. Yalnız onun aynı adam olup olmadığını sordu. Eminim aynı adamdı dedi kadın. Onun inkar etmesine bakmayın siz. Rahip, Sevgili kızım dedi, büyük bir rezalet çıkartmadan onu def etmekle sen vazifeni yapmışsın ve Allah seni lekeden korumuş. Ama iki defa benim sözümü tuttun, üçüncü defa da tut. Akrabalarına işi sezdirme. Bırak da bu çılgın şeytanı ben yola getireyim. Başarılı olursam ne ala, olamazsam artık dilediğin gibi hareket edersin. Kadın, bu defa da size itaatten ayrılmayacağım. Adam huyundan vazgeçerse artık sizi rahatsız etmem dedi. Kadın kiliseden henüz çıkmıştı ki rahip dostunu çağırdı ve ona yemini bozan bir hain, vefasız bir adam diye çıkışmaya başladı. Adam rahibi söyletmek isteyerek, niye böyle öfkelisiniz dedi, sanki İsa'ya mı hakaret ettim? Bak şu utanmaza dedi rahip, yaptıklarını unutuyor musun? Bu sabah erkenden neredeydin? Nerede olduğumu bilmiyorum dedi adam, siz pek erken haber almışsınız. Elbette alırım dedi rahip. Sandın mı ki kocası gider gitmez sana kadın kollarını açacak? Hileyle kadının namusuna tecavüz etmek için gece ağaca çıkar, kadının odasına girmeyi denersin. Hareketin kadını fena halde kızdırıyor. Şimdiye kadar susması benim ricam yüzünden olmuştur. Fakat artık susmayacak. En ufak bir harekete teşebbüs edersen kardeşlerine haber verecek. Gerekli bilgiyi alan adam rahibi yatıştırarak oradan ayrıldı. Ertesi sabah erkenden kadının bahçesine geldi. Bir ağaca çıkarak açık pencereden yatak odasına girdi ve kendisini büyük hasretle bekleyen kadının kollarına atıldı. Kadın, rahip sağ olsun dedi, sana yol gösterdi. İkisi de saadet içinde papazın saflığına gülerek günlerce hoş vakit geçirdiler ve bir daha papaza gitmediler. Üçüncü gün dördüncü hikaye, Don Felix, rahip Puccio'ya cennetin yolunu gösterir ve o ibadetle meşgulken karısını elde eder. Sanbrancaza yakınlarında Puccio isimli namuslu ve zengin bir adam oturuyordu. Bu adam ruhani mesleğe intisap için Fransisken tarikatına girmişti. Evde karısı ve hizmetçisinden başka kimse olmadığından zamanını kiliselerde geçirirdi. Sade ve samimi bir insandı. İbadetini yapar, vaazlarını dinler, ilahilere eşlik eder, oruç tutardı. Kısacası tarikatın bütün adabına riayet ederdi. Karısı Isabella, 28 yaşında güzel, şen ve yanakları elma gibi yüz yuvarlak bir kadındı. Dindarlık ve kocasının yaşlılığı dolayısıyla perhiskar bir hayat yaşardı. Kocasına bir şey diyecek olsa o dinlediği vaazları, azizlerin çektiği ızdırapları anlatırdı. O sırada Paris'ten Pankras tarikatına mensup Felix adında genç güzel bir rahip gelmişti. Puccio bu rahiple dost olmuştu çünkü Felix onun şüphelerini gidermiş ve güven telkin etmişti. Puccio onu sık sık evine davet eder, yemeğe alıkoyardı. Karısı da bu yemeklerde bulunurdu. Bu ziyaretlerinde Felix o güzel kadının neye hasret olduğunu anlamıştı aşıkâne bakışlarla kadında da alaka ve ihtiras uyandırmıştı. Felix bir fırsatta arzusunu kadına anlattı. Evin dışında hiçbir yerde buluşamazlardı. Evde de buna cesaret edemezlerdi. Çünkü Puccio hiç seyahate gitmezdi. Bu durum karşısında Felix, Puccio'nun evinde de kadınla konuşmak için çareler arıyordu. Bir gün onlara ziyarete geldiğinde Felix dedi ki, ''Senin en büyük arzun azizlik payesine ermektir.'' Fakat bu hususta çok dolan başlı bir yol tutturmuşsun. Oysa bunun kolay bir yolu var. Bu yolu ancak papa ve onun mahiyeti bilir. Ama bunu herkese göstermezler. Aksi takdirde sadaka ve hediye gelmez olur ve kilise mahvolur. Sen benim aziz dostum olduğun için eğer sözlerimi tutar ve kimseye söylemezsen o çareyi sana öğretirim. Puccia sabırsızlanarak bunu kimseye söylemeyeceğine ve aynıyla tatbik edeceğine söz verdi. Felix, madem ki söz verdin dedi, onu sana öğreteceğim. Hristiyanlığın kutsal öğreticileri azizliğe ermek için şu tövbeyi ve ibadeti şart koşmuşlardır. Bu sayede geçmişteki günahların tamamen affedilir. Sonra yapacağın suçlar da kutsal suyla yıkanıp temizlenir. Buna başlamak için önce suçlarını tamamen itiraf etmelisin sonra oruca başlamalı ve 40 gün her şeyden elini çekmelisin. Bu müddet zarfında hiçbir kadına el sürmeyeceksin. Sonra evinde öyle bir yerin olacak ki gece oraya çekilip göklere bakacaksın. Arkanı bir masaya dayayıp kollarını haç şeklinde birleştirerek göğe bakacaksın ve sana öğreteceğim duaları okuyacaksın. Sonra 300 defa Allah bizimledir ve selam sana Maria dualarını söyleyeceksin sabahleyin o kıyafetinle yatağına uzanıp uyuyabilirsin. Uyandığında kiliseye gidip aynı duaları ellişer defa tekrarlayacaksın ve vaazları dinleyeceksin. Akşamları yine dua vaziyetine gireceksin. Benim gibi sen de bunları huşu içinde yaparsan aziz olmanın zevklerine ereceksin. Puçya bu usul yapılmayacak kadar zor değil. Gelecek pazar başlarım dedi. Eve gelince olanı biteni karısına anlattı. Kadın, papazın tarif ettiği gece dualarının amacını sezmekte gecikmedi ve kocasına bu usulün çok uygun olduğunu, kendisinin de hiç olmazsa oruca iştirak edeceğini söyledi. Kararlaştırılan şekilde pazar günü ibadet başladı. Felix de akşam geç vakit eve gelerek kadınla mükemmel bir yemek yedikten sonra odalarına çekildiler ve Puccia'nın gelmesine kadar kaldılar. Puçya'nın gece ibadet için seçtiği yer yatak odasının bitişiğindeydi. Arada ince bir duvar vardı. Gece odadan sesler gelince Puçya dualarına ara vererek hiç kımıldamadan karısına nasılsın diye seslendi. Kadın alaylı bir edayla kendimi şuraya buraya atıp duruyorum dedi. <laughs> Puçya bunu neden yapıyorsun? <laughs> Puçya bunu neden yapıyorsun ne faydası var diye sordu. Kadın gülerek bunun manasını nasıl bilmiyorsun dedi. Akşam yemeği yemeyen kimse gece kendisini bin defa şuraya buraya atmalıdır diye sizden duymuştum. Poçya bu çırpınmaya oruç sebep oldu sanarak. <laughs> Karıcığım dedi, sana oruç tutma dememiş miydim? Fakat bir defa yapmışsın, artık orucu değil uykuyu düşünmelisin. Kadın ben ne yaptığımı bilirim dedi, sen duana devam et. Puccio bu cevaptan memnun oldu ve ibadetine devam etti. Kadınla papaz o geceden itibaren başka bir odaya taşındılar ve hayatlarının tadını çıkartmaya devam ettiler. Papaz evden çıkınca kadın da kocasının odasına geçiyordu. Böylece Puccio ibadete, kadınla papaz da zevklerine devam ettiler. Kadın papazın bu ziyaretlerinden o kadar hoşnut kalmıştı ki kocasının ibadet devresi tamamlandıktan sonra da papazla başka bir evde buluşmaya devam etti. Böylece Puccio cenneti boylayayım derken rehberi olan papazı evine sokmuş ve kadın da saadetini bulmuş oldu. Üçüncü gün beşinci hikaye Zima Frans Vergelzi'ye bir at hediye eder, bu suretle onun karısıyla konuşma fırsatını bulur. Kadın susunca onun yerine cevaplar verir, ve böylece emeline kavuşur. Ristoya'da Vergelz ailesinden Frans isimli zengin ve çok cimri biri yaşıyordu. Bir mahkeme işi için Milano'ya gitmesi gerekiyordu. Tüm hazırlıklarını yapmıştı. Yalnız güzel bir at lazımdı. Bir türlü at beğenemiyordu. O sıralarda Pisa'ya'da Risha isimli halk tabakasından fakat zengin olan bir adam vardı. Elbisesinin şıklığından dolayı Zima diye anılırdı. Bu adam çoktandır Frans'ın karısı olan güzel ve faziletli bir kadını sever fakat bir türlü onun teveccühünü elde edemezdi. Zima'nın Toskana'da güzelliğiyle meşhur bir atı vardı. Zima'nın kadına olan aşkı herkesce bilindiğinden bu güzel atı Fransa hediye ederse kadını elde edebileceğini tavsiye ettiler. Cimri Frans atı bedava alırım ümidiyle Zima'yı çağırdı ve atı bana satar mısın dedi. Zima Dünyayı verseniz atımı satmam ama eğer huzurunuzda karınızla kimsenin duymayacağı şekilde birkaç kelime konuşmama izin verirseniz atı size hediye ederim dedi. Frans cimriliğinden dolayı bunu kabul etti ve Zima'yı köşkünün salonuna alarak karısına gitti. Atı kolayca elde ettiğini bildirdi. Karşılık olarak Zima'nın söyleyeceği sözleri dinlemesini fakat hiç cevap vermemesini tembih etti. Bu teklif kadının hoşuna gitmediyse de kocasının isteğini yerine getirmek için kabul etti ve onunla birlikte salona girdi. Zima salonun öbür köşesinde kadından epeyce uzak bir mesafede durarak söylemeye başladı. Sizin zekanızdan umarım ki güzelliğinizin çoktandır beni heyecana getirdiğini bilmektesiniz. Temin ederim ki benim size karşı aşkım hiçbir erkeğin bir kadına karşı duyamayacağı kadar şiddetlidir. Bana güvenebilirsiniz nem varsa ve elimden ne gelirse sizindir. Bunu ispat etmek için elimde olan bir şeyi benden istemeniz benim için en büyük lütuf olacaktır. Size aşkım hakkında bu teminatı verdikten sonra sizden bir ricam var. Kaderim ve saadetim elinizdedir. Şimdiye kadar bana yapılmış olan sert muamelenin bir tazminatı olarak merhametinize layık görün ve güzelliğiniz yalnız ihtiraslarımı uyandıran değil, aynı zamanda hayatımı kurtaran bir amil olsun. Gururunuz bu sözlerimle acımaya inkilap etmezse ölümüm yakın olacak ve benim katilim olacaksınız. Duyacağınız vicdan azabını düşünün. Buna engel olmak için ölümden önce lütfunuzu gösterin. Dünyanın en talihli, ya da en bedbaht adamı olmam sizin elinizdedir. Umarım ki bu aşkımın karşılığı ölüm olmayacaktır. Zima burada derin derin iç çekerek durakladı. Kadının cevabını beklerken gözlerinden yaş boşanıyordu. Kadın aşığının bu sözlerinden yumuşadı ve o ana kadar hiç duymadığı aşkı kalbinde hissetti. Gerçek kocasının sözüne uyarak bir şey söylemedi ama bir iç çekmesiyle duygularını bildirdi. Kadının bu iç çekmesi Zima'da ümitler uyandırdı ve kadının şöyle demek istediğini tahmin etti. Sevgili Zima, çoktandır bana karşı temayülün olduğunu hissediyordum. Şimdiki sözlerinle aşkına inandım. İfademdeki sertlik duygularıma tekabül etmez. Seni her zaman severdim ve herkesten üstün tutardım. Sert davranışım namusumdan ve korkumdan ileri geliyordu. Şimdi artık aşkımın delillerini vereceğim zaman gelmiştir beni sevdiğin için kocama verdiğin atla o yakında bir mahkeme için Milano'ya gidecek. Onun gitmesinden birkaç gün sonra seninle buluşacağız ve karşılıklı ihtiraslarımızı en hoş tarzda tatmin edeceğiz. Fazla söze hacet kalmaması için hangi gün bahçeye bakan pencereme iki beyaz örtü asarsam o akşam bahçeye gel. Seni bekleyeceğim. O geceyi saadet içinde beraber geçiririz.'' Zima hayalen işittiği bu sözlere karşı şöyle dedi. Bu cevabınız kalbimde öyle bir sevinç yarattı ki nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Yalnız şunu söylemek isterim ki sözünüze harfi harfine uyacağım. Allah size bütün dileklerinizi versin. Kadın hiç cevap vermeyince Zima ayağa kalktı. Frans onu karşılayarak sana verdiğim sözü tuttun mu dedi. Hayır dedi Zima. Vaka beni karınızın karşısına çıkardınız. Fakat hitap ettiğim bir mermer heykeldi. Frans karısının tutumundan emin bu söze memnun oldu. Artık at benimdir dedi. Zima evet dedi atı aldınız fakat onu ben satmış olmadım. Frans atı ele geçirince hemen Milano yolunu tuttu. Yalnız kalan kadın kendi hatrı için atını hediye etmiş olan Zima'nın sık sık evinin önünden geçtiğini görünce kendi kendine ne yapayım dedi. Gençliğim böyle mi geçsin? Kocam Milano'ya gitti. Altı aydan önce dönmez. Benim yaşımda bu kaybolan zamanı kim telafi eder? Ve Zima gibi bir aşığı bir daha nereden bulacağım? Şimdi yalnızım ve kimseden korkum yok. Bu zamanın tadını için çıkarmayayım? Bu fırsat bir daha ele geçmez. Bunu kim duyacak? Duyulsa bile bir fiilden nedamet, o fırsatı kaçırmanın nedametinden daha az vahimdir. Yani yapmak yapmamaktan daha iyidir diyor. Böylece bir gün bahçeye bakan penceresine iki beyaz mendil astı. Zima ertesi gece bahçeden kendisini bekleyen kadının evine girdi. Bütün geceyi zevkler içinde geçirdiler. Bu buluşma Frans Milano'dan döndükten sonra da sık sık tekrarlandı. Üçüncü gün altıncı hikaye. Richard Minitola, Filip'in karısını sever, onun kıskançlığını hissederek sanki Filip karısıyla ertesi gün için hamamda bir randevu tertiplemiş gibi göstererek kadını ele geçirir. Vaktiyle Napoli'de Richard Minitola adında asaleti ve zenginliğiyle meşhur bir genç yaşıyordu. Genç ve güzel bir karısı olmakla beraber Napoli kadınlarının en güzeli sayılan ve faziletiyle meşhur Katella isminde bir kadına aşık olmuştu. Kadın genç bir şövalye olan Filip'in karısıdır. Rişat, Katella'nın aşkını ve teveccühünü kazanmak için her çareye başvurur. Fakat bir sonuç alamaz. Aşkından da vazgeçemez. Ölmek elinden gelmez fakat yaşamanın da tadı yoktur. Akrabaları bu aşktan vazgeçmesini tavsiye ederler. Çünkü Catella kocası Filip'e sadakatle bağlıdır ve onu delice kıskanmaktadır. Katella'nın kıskançlığı Rişat'a emeline ulaşmak için bir fırsat verir. Başka kadınlara kur yapıyor gibi görünür, bu suretle Katella onun kendisini değil başka bir kadını sevdiğine kani olur. Bu hal Katella'nın kayıtsızlığını giderir ve Rişat'ı evinin önünden geçerken dostça selamlamaya başlar. Yaz günleri Napoli halkı erkek kadın sahile inerek yemeklerini orada yerlerdi. Katella'nın da sahile indiğini haber alan Rişat arkadaşlarıyla beraber bunu takip eder ve hazırlanarak Catella'nın grubuna katılır. Kadınlar Richard'ın yeni aşkından laf açarlar. O da kendisini çok aşıkmış gibi gösterir. Bir ara Catella yalnız kalınca Richard ona kocasının başka bir kadınla flört ettiğini anlatır. Kadın şiddetli bir kıskançlığa düşer ve bu hikayeyi emin bir dostunun yanında tekrarlamasını ister. Richard, sizin ricanızı kıramam der şu şartla ki söylediklerimin gerçek olduğuna kani oluncaya kadar kimseye bir şey söylemeyeceksiniz. Gerekli incelemeyi yapmanız için size ipucu verebilirim. Kadın bu teklife razı olur. Rişat der ki, sizi eskisi gibi sevseydim size böyle nahoş bir şey söylemeye cesaret edemezdim. Fakat aşkım söndüğü için size gerçeği söylemekten çekinmiyorum. Bilmiyorum Philip sizi sevdiğimi biliyor mu? Bana hiçbir şey söylemedi belki de bir ipucu elde etmek için fırsat beklemiştir. O şimdi bir karşılıkta bulunmak, karımı ayartmak istiyor. Bir zamandır ona haberler yollayıp duruyor ama karım her şeyi bana söylüyor ve ona benim istediğim cevabı veriyor. Bu sabahta karımı yabancı bir kadınla mahremane konuşurken gördüm. Karımı çağırttım, o kadının ne istediğini sordum. Filip'in yolladığı bir aracı olduğunu söyledi. Karımla gizlice bir hamamda buluşmak istiyor.'' Sen olmasaydın böyle müşkülat çıkartmazdım. Haddini bildirerek başımdan atardım. Bana inanmazsanız kendi gözünüzde gerçeği görebilirsiniz. Bu maksatla kadınla Filip'e haber gönderdim ki saat 9'da karım onu hamamda bekleyecektir. Elbette karımı göndermeyeceğim. Onun yerine sizin gitmeniz uygun olur. Böylece siz de ben de onun yolsuzluklarından öcümüzü almış oluruz. Katella bütün kıskanan kadınlar gibi bu söze inandı. Duyduklarını birbirine ekledi, böylece öfkeden patlayacak bir halde planı tatbike karar verdi. Rishat parlak buluşunun ümidi ve sevinciyle dolu olarak kadının şüphesini büsbütün artıracak bir şeyler söyledi. Yalnız haber vereni ifşa etmeyeceğine dair kendisinden söz aldı. Ertesi sabah Rishat hamamın sahibi olan yaşlı kadına gitti, planı anlattı ve yardım istedi. Kadın her şeye hazırdı. Hamamda penceresiz karanlık bir oda vardı. Richard'ın tavsiyesiyle kadın bu odayı hazırladı. Oraya bir yatak koydurdu, yemekten sonra Richard yatağa uzandı ve Catella'yı beklemeye başladı. Richard'ın verdiği haberlerden öfkelenen Catella akşam eve döndü. Philip de bazı düşüncelerle kafası yorgun eve gelmişti. Biraz soğukça davranışı kadının şüphesini artırdı. Kendi kendine yarın buluşup keyif çatacağı kadını düşünüyordur dedi. Ama onu bu sevince kavuşturmayacağım. Geceyi uykusuz geçiren Katella saat 9'da kalkarak kararlaştırılan hamama gitti ve Filip'in gelip gelmediğini sordu. Hamamcı kadın, Filip'le buluşmak isteyen hanım siz misiniz dedi. Benim. Öyleyse girin içeri. Katella böylece Rişat'ın bulunduğu karanlık odaya alındı. Rişat sesini kalınlaştırarak hoş geldin hayatım dedi ve onu kucakladı. Rolünü iyi oynamak isteyen Katella sesi tanınmasın diye bir şey söylemeden adamın öpücüklerine karşılık verdi. O da öyle karanlıktı ki göz gözü görmüyordu. Rişat kadını yatağa aldı, öyle mesut anlar yaşadılar ki konuşmayı unuttular. Katella öfkesini açığa vurma zamanının geldiğini sanarak, ''Kadınların talihi ne parlak'' dedi. Birçok kadınların kocalarına alakaları ne kadar sönük. Zavallı ben, sekiz yıldır seni canım gibi sevdim. Oysa ki sen bir yabancı kadına beni feda ettin. Rezil herif. Burada kiminle keyif çattığını sanıyorsun? Ben yıllardır türlü yalanlarla aldattığın Katella'yım. Rişat'ın karısı değilim namussuz herif. Aşkımı sana vermekle nasıl israf etmişim? Beni başka kadın zannederek hiç yapmadığın şekilde okşamalara boğdun. Utanmaz herif. Bugün gücün kuvvetin yerindeydi. Evde ise daima yorgun ve dermansız görünüyorsun. İyi ki koynunda bir yabancı kadın değil de karın var. Dün gece bana niçin yaklaşmadığını anlıyorum. Zaten kuvvete ihtiyacın varmış. Buluşum ne isabetliymiş. Neden bir şey demiyorsun? Benim sesim seni dilsiz mi yaptı? Gözünü patlatasım geliyor. Sen işi gizli tutabileceğini sanmıştın. Fakat herkes budala değil. Benim habercilerim senin tanıdığından çok daha ustaydı. Rişat bu sözlere seviniyor ve bir cevap vermeden kadını öpüp kucaklamaya devam ediyordu. Katella, iğrenç adam'' dedi. ''Bu okşamalarınla beni yumuşatacağını sanıyorsan aldanıyorsun. Akrabaların, dostların ve komşuların huzurunda bütün bunları başına çarpmadıkça rahat edemiyorum. Ben Rişat'ın karısı kadar güzel ve asil değil miyim? Onun benden ne üstünlüğü var?'' artık benden elini çek. Şimdi beni tanıdığın için artık cüretin kolay olmayacak. Ben sana gösteririm ama yıllardır beni seven ve hiçbir an teveccühüme nail olmayan Rişat'a gitsem artık günah olmaz. Sen onun karısını buraya davet ettiğine göre ben de onun olmalıyım. İşin sarpa saracağını anlayan Rişat her şeyi açıklamayı uygun gördü. Kadını sımsıkı kucakladı. Sevgilim dedi, İhtirasla elde edemediğimi hileyle elde ettim. Ben senin Rişat'ınım. Rişat'ın sesini tanıyan Katella yataktan fırlamak ve bağırmak istedi. Fakat Rişat ağzını kapadı ve bütün ömrünüzce bağırsanız olmuş bir şeyi olmamış yapamazsınız dedi. Sesinizi birisi duyarsa namus ve şerefiniz gelenir. Sizi hileyle buraya getirdiğimi inkar ederim. Para ve hediyeyle kandırdığımı ilan ederim. Halk kötü şeye iyi şeyden fazla inanır. Sonra kocanızla benim aramda öyle bir düşmanlık başlar ki ikimizin de hayatına mal olur. Bu da sizi memnun etmez. Kendinize leke sürdürmeyin. Kocanızın ve benim hayatımı tehlikeye atmayın. İyi kaldıtılan kadın siz değilsiniz, sonuncusu da siz olmayacaksınız. Başvurduğum hile kocanızı elinizden almak için değil, size karşı duyduğum aşktan doğmuştur. Katella bu sözleri gözyaşlarıyla dinledi. Bütün öfkesi ve kederine rağmen Rişat'ın sözlerini haklı buldu ve Rişat dedi. Bana yaptığın haksızlığa tahammül için Allah bana sabır verecek mi bilmiyorum. Düşüncesizliğimin ve sebepsiz kıskançlığımın beni düşürdüğü şu odada artık bağırmayacağım. Fakat emin ol ki senden öcümü almadıkça rahata kavuşamayacağım. Emeline nail oldun. Bırak artık gideyim. Aşığının öpücüğünün kocasınınkinden daha tatlı olduğunu anlayan Katella öfkesini unuttu. Richard'ı sevmeye başladı ve ustaca çareler yaratarak onunla sık sık aşkın lezzetlerini tatmaya devam etti. Üçüncü gün yedinci hikaye Tibalt güzel sevgilisiyle buluşuyor. Floransa'dan ayrılır, sonra seyyah olarak geri gelir karısıyla konuşur ve Tibalt'ın katili olarak yakalanan kocasını ölüm cezasından kurtarır. Nihayet kadının teveccühünü yeniden kazanır. Floransa'da Tibalt isminde bir genç vardı ki Aldo Brante'nin karısı Hermelin'e aşıktı. İyi davranışları dolayısıyla kadının teveccühünü hak etmişti. Fakat kader ters gitmişti. Kadın bir müddet Tibalt'ın arzusuna uymuşsa da her nasılsa ondan soğumuştu. Artık onu görmek ve ondan gelen haberleri dinlemek istemiyordu. Tibalt bu yüzden derin bir kedere düşmüştü. Fakat derdini kimseye söyleyemezdi. Sebepsiz yere kaybettiği teveccühü tekrar kazanmak için harcadığı emekler boşa gitmişti. Bu suretle Floransa'yı terk etmek ve kendi felaketine kadının sevinmesini önlemek istiyordu. Bir tek güvendiği arkadaş hariç dostlarına ve akrabalarına hiçbir şey söylemeksizin bol para ve Filip takma adıyla Ankona'ya gitti. Zengin bir tüccarın hizmetine girerek onunla birlikte Kıbrıs yolunu tuttu. Kibarlığı ve davranışları tüccarın o kadar hoşuna gitti ki yüksek bir maaş bağladıktan sonra onu kendisine ortak etti. Tibalt alışkanlığı ve marifeti sayesinde kısa zamanda büyük bir servet edindi. Gerçi zalim ve güzel sevgilisini sık sık hatırlar ve emellerinin reddedilmiş olmasından ızdıraba düşerdi ama bu duruma iradesiyle yedi sene dayandı. Yalnız bir defa Kıbrıs'ta vaktiyle kendisinin bestelediği güzel bir şarkıyı duyunca düşünceleri altüst oldu. Ve artık hasrete dayanamayacağını anlayarak Floransa'nın yolunu tuttu. Floransa'ya vardığında sevgilisinin evine yakın bir otele yerleşti. İlk iş olarak sevgilisini görmeyi denedi. Fakat evin kapı ve penceresi kapalıydı. Sevgilisinin öldüğünü veya oradan çıktığını sanarak kardeşlerinin evine gitti. Dört kardeşini siyah elbiseler giymiş buldu. Kendisini tanıtmadan bir kunduracıya bu siyah elbiselerin manasını sordu. Adam matem alameti dedi. 14 gün önce kardeşleri Tibalt öldürülmüş. Çünkü o Aldo karısını ziyaret etmek üzere gizlice buraya gelmiş. Tibald'ın katili de kadının kocası Aldo Brandt olduğu mahkemece sabit görülmüş. Tibald, Aldo başına gelen felakete üzülerek ve sevgilisinin hayatta olduğunu anlayarak otele döner. Fakat kederi yüzünden bütün gece uyuyamaz. Gece arası bir takım adamların damdan otele girdiklerini görür. Daha yakından bakınca elinde ışık tutan güzel bir kız ve yanında üç erkek görür. Erkeğin birisi kadını bol bol okşadıktan sonra Allah'a şükür artık rahatız der. Çünkü Aldo Brent'in Tibalt'ın katili olduğunu itiraf etti ve mahkeme hükmünü verdi. Ama uyanık olmalıyız ki katil olarak bizi yakalamasınlar. Güzel kız bu sözlerden çok sevinmişti. Hepsi birden alt kata yataklarına gitmişlerdi. Tybalt, Aldobrenti'ni kurtarmak için bir plan hazırlar ve sabahleyin kalkarak yalnızca sevdiği kadının evine gider. Açık olan kapıdan içeri girer. Her salonda ağlarken bulur. Kadına üzülmeyin der, yakında selamete çıkacaksınız. Kadın gözlerini açarak, sen bir yabancı seyyahsın, benim başıma geleni nereden biliyorsun ve elinden ne gelir der. Tybalt, ben İstanbul'dan geliyorum der. Allah beni kocanızı kurtarmak ve sizin gözyaşlarınızı durdurmak için yolladı. Kadın şaşkınlıkla İstanbul'dan mı geliyorsun der. Kocamı ve beni nereden tanıyorsun? Tebalt, Aldobrenti'nin hazin hikayesini anlatır ve hayatları hakkında etraflı bilgi verir. Kadın Tebalt'ı peygamber olarak selamlar ve kocasını kurtarması için vakit kaybetmemesini rica eder. Tebalt sesiyle rahip taklidi yaparak kalkın der. Beni dinleyin ve artık konuşmayın. Çileniz Allah'ın bana vahyettiğine göre evvelce işlediğiniz bir günahtan ileri geliyor. Allah sizi bu cezayla denemek için yapıyor. Kadın, o kadar çok günahım var ki der. Allah bunların hangisini düzeltmemi istiyor? Bana söylerseniz ıslaha çalışırım. Tibalt, ben suçunuzu biliyorum der. Siz artık o yüzden vicdan azabı çekmiyorsunuz. Söyleyin bana bir aşığınız var mı? Kadın bu sözlerden hayrete düşer. Çünkü o macerayı kimseye anlatmamıştır. Görüyorum ki, der, Allah size insanların bütün sırlarını bildiriyor. Onun için ben de sırrımı size açacağım. Evet, gençliğimde, o genç ki şimdi kocam onun katili sanılıyor, sevmiştim. Onun ölümüne ağlıyorum. Gerçi ben ona müsamahsız davrandım fakat o talihsiz aşkı hala unutamadım.'' Tibalt peki der, o adamdan neden ayrıldınız? Kadın, bu bir papaz yüzünden oldu der. Papaza Tibalt'ı sevdiğimi itiraf etmiştim. Papaz bu aşktan vazgeçmezsem cehennemde yanacağımı öyle bir anlattı ki Tibalt'tan vazgeçmek zorunda kaldım. O zavallı bu yüzden şehri terk etti. Fakat daha fazla ısrar etseydi ona dayanamazdım. Onu o derece çok seviyordum. Tibalt, işte bu günah der. Sizi üzüyor. O adamı sevmiştiniz, bin bir lütfunuza nail kılmıştınız. Niçin vazgeçtiniz? İş bu raddeye gelmeden düşünmeli ve bu işe hiç girişmemeliydiniz. Ben de papazların manastırlardaki adetlerini bilirim. Eskiden rahipler dindar ve iyi insanlardı. Şimdikilerse yalnız cübbeleri var. Parlak cübbeleriyle adam kandırmak için çarşı pazar dolaşıp dururlar. İşleri güçleri kadın ve servet elde etmektir. Günahları bağışlatmak bahanesiyle bu dalaları kandırıp dururlar. Erkekleri kadınlardan soğutmak isterler ki kadınlar kendilerine kalsın. Suçları yüzlerine vurulursa bizim yaptığımıza değil söylediğimize bakın derler. Yalnız itiraf etmeliyim ki o papazın ihtarı yerindeymiş. Çünkü kocasını aldatmak büyük günahtır. Ama bir kimseyi yurdundan etmek, öldürmek daha büyük günahtır. Bir erkeğin bir kadına yaklaşmak istemesi bir tabiat kusurudur. Halbuki bir adamı öldürmek, sürmek, bedbaht etmek ahlak kusurudur. Tibalta aşkınızı esirgemekle bir gasp işlemiş oldunuz. Onu intihara kadar zorladınız. Böylece ağır bir suça sebep olmak suçunu işlediniz. Halbuki o sizi kendi canından çok seviyormuş. Bütün kuvvetini ve hürriyetini sizin uğrunuza feda etmiş. O asil bir genç değil miydi? Başkaları kadar güzel değil miydi? Meziyetleri yok muydu? Bunları inkar edemezsiniz. Bir budala papazın dedikodusuyla böyle ağır bir hükmü nasıl verdiniz? Erkekleri küçümseyen kadınları anlamıyorum. Bilin ki Allah'ın güzel bir eseri olduğunu düşünerek onun tarafından sevilmeyi bir kadın canına minnet bilmeli. Bu papaz sevgilinizin ayağını kaydırarak onun yerini almak istemiş. İşte başınıza gelenler hep bundan kurtulmak için. Şayet Tibalt geri gelirse onu sevmeniz lazım. Kadın bu hikayeyi dikkatle dinledikten sonra sizin sözlerinizden de de Tibalt'a karşı işlediğim suçun büyüklüğünü anladım. Mümkün olsaydı onu telafi ederdim. Fakat Tibalt öldü. Size imkansız bir şeyi nasıl vaat edeyim? Adam, Tibalt ölmemiştir dedi. Allah'ın bana bildirdiğine göre hayatta ve sihattedir biricik eksiği sizin teveccühünüzdür. Kadın ne dediğinizi düşünün dedi. Ben onu kapımın önünde ölü olarak gördüm ve yüzünü gözyaşlarımla ıslattım. Ne derseniz deyin dedi adam. Sizi temin ederim ki Tibalt hayattadır. Eğer vadinizi tutacaksanız onu yakında göreceksiniz. Kadın benim için kocamın kurtulduğunu ve Tibalt'ın hayatta olduğunu görmekten daha büyük bir saadet olamaz dedi. Tibalt kendisini tanıtma zamanının geldiğini anlayarak kadına yeni bir ümit vermek için ''Kocanız hakkında sizi teselli etmek üzere büyük bir sır söyleyeceğim. Onu kimseye açmayın.'' dedi. Tibalt bunun üzerine kadınla geçirdiği son gecenin yadigarı olan yüzüğü gösterdi. Kadın yüzüğü derhal tanıdı ve ''Ben bu yüzüğü Tibalt'a vermiştim.'' dedi. Tibalt ayağa kalkıp seyah mantosunu ve şapkasını çıkartarak Floransa lehçesiyle ''Beni de tanıyor musunuz?'' dedi. Kadın Tibalt'ı tanımış ve dona kalmıştı. Bir hayalet gibi gördüğü adamdan kaçmak istedi. Tibalt ''Şüphe etmeyin'' dedi. ''Ben Tibalt'ım. Hayatta ve sıhhatteyim. Zannedildiği gibi ölmüş değilim.'' Kadın onu gözyaşları içinde öpüp kucakladı. ''Hoş geldin sevgili Tibalt'' dedi. O da kadının buselerine karşılık verdikten sonra fazla kalamam dedi. Kocanızı kurtarıp getirmeliyim. Yarın belki daha önce onun hakkında iyi haberler alacaksınız. Bugün neticeyi alırsam size gece gelir rahat rahat her şeyi anlatırım. Tibalt mantosunu ve şapkasını alarak kadını kucakladıktan sonra Aldo Brenti'nin hapis yattığı yere gitti. Hapishane müdüründen izin alarak onun hücresine girdi ve ben senin dostunum dedi. Allah masum olduğunu bilerek beni sana gönderdi. Benim bir küçük ricamı kabul edersen yarın idam sehpası yerine evine gidebilirsin. Aldo Brenton seni tanımamakla beraber beni kurtarmak istediğine göre bir dost olduğun belli. Beni idama mahkum ettiren suçu işlemedim. Onun için Allah bana acırsa her şeyi vaat edebilirim. İstediğini söyle dedi. Tibalt benim istediğimde de seni kardeşlerinin katili olarak gösteren Tibalt'ın dört kardeşini affetmen ve onları dost edinmendir. Aldo Brent'in intikamın ne kadar tatlı olduğunu bir hakarete uğrayan bilir, dedi. Bununla beraber Allah beni kurtarırsa onları affederim. Tibalt bu cevaptan memnun oldu ve Aldo Brent'ine ümit vererek ertesi gün kurtulacağını vaat etti. Sonra da hakime gitti ve ona sizin makamınızda oturan herkes hakikati aramayı en asil vazife sayar. Lakin masumlar ızdırap çekmesin ve suçlular ceza görsün. Siz Aldo Brentini katili olarak gördünüz. Bu gece yarısından önce hükmünüzün yanlış olduğunu ispat edeceğim ve hakiki katili size teslim edeceğim. Hakim bu sözleri dikkatle dinledi ve gerçek katilleri uykularında tutuklattı. Onlar doğruyu söylemek için işkenceye hacet bırakmadılar ve gerçeği anlattılar. Tibalt hakimin huzurundan ayrılarak Hermelin'in evine gitti. Kadın sabırsızlıkla kocasından haber bekliyordu. Tibalt, sevgilim dede, sevin, yarın kocanı sihatte olarak yanında bulacaksın. Kadın ölü sandığı Tibalt'ın ortaya çıktığına ve kocasının kurtulduğuna o kadar sevindi ki Tibalt'ı defalarca kucakladı. Geceyi birlikte ve saadet içinde geçirdiler. Tibalt sabah erkenden kalktı, kimseye bir şey söylememesini kadına tembih ederek hakimin yanına gitti. Hakim Aldobrenti'yi serbest bıraktı ve gerçek katillerin kafalarını kestirdi. Aldobrenti hürriyetine kavuşunca evlerinde Tibalt için bir daire ayırdılar ve ona her türlü ikramı göstermeye başladılar. Şimdi sıra Aldobrenti'yi Tibalt'ın kardeşleriyle barıştırmaya gelmişti. Tibalt vadinin yerine getirilmesini Aldobrenti'den istedi. Bu amaçla dört kardeş karılarıyla beraber yemeğe davet edildiler. Ertesi gün dört kardeş siyah elbiseler içinde bazı dostlarıyla birlikte eve geldiler, silahlarını çıkarttılar ve Aldobrenti'den af dilediler. Hermel'in benim kadar kimse sevinmiş olamaz ve kimse ona benim kadar teşekkür borçlu değildir. Yalnız onun ölümüne biz ağlarken hakkında çıkartılan kötü şayialar beni sevinçten alıkoyuyor dedi. Aldobrenti, benim bu iftiralara inandığımı mı sanıyorsun? Beni kurtarması bu şayiaların iftira olduğuna delalet etmez mi? Hemen git onu kucakla dedi. Kadın da bu anı bekliyordu. Derhal Tibalt'ı kucakladı. Bu andan sonra Tibalt erkek ve kız kardeşlerine matem elbiselerini çıkarttırdı. Bunu şarkı ve dans takip etti. Bu sevinçli hava günlerce sürdü. Floransalılar Tibalt'ı ölüyken dirilmiş bir adam sayıyorlar ama bazıları da acaba hakiki Tibalt mı diye şüphe ediyorlardı. Fakat bir gün bir tesadüf onların da kanaat getirmelerine sebep oldu. Bir gün zarzanalı birkaç kişi Tibalt'a yaklaşarak Fativolo nasılsın dediler. Tibalt kardeşlerinin yanında beni tanımadınız dedi. Onun konuşmasını duyunca adamlar, siz bizim hemşerimiz Fativolo'ya ne kadar çok benziyorsunuz? 14 gün önce buraya gelmişti, fakat kendisinden bir haber alamamıştık. Yalnız elbiseniz bizi şaşırtmıştı. Bunu duyan Tibalt'ın kardeşi Fativolo'nun ne biçim elbise giydiğini sordu. Adamlar tam öldürülmüş olanın elbisesini tarif ettiler. Bundan da anlaşıldı ki, öldürülen Tibalt değil Fativolo'ydu. Bu suretle tüm şüpheler ortadan kalkmıştı. Tibalt kazandığı servetle sevgilisinin yanında daha uzun zaman kalarak aşkın tadını çıkardı. Üçüncü gün, sekizinci hikaye. Ferondo bir ilaç aldıktan sonra ölü olarak gömülüyor, karısıyla dostluk kuran başrahip Ferondo'yu mezardan çıkartıyor. Hapishaneye yollar ve hapisten kurtulduktan sonra rahibin karısından peydahladığı çocuğu beslemeye mecbur olur. Toskana'da bir manastır vardı ki öteki manastırlar gibi ücra bir yerdeydi. Bu manastıra baş rahip olarak aşka düşkünlüğü müstesna kusursuz bir papaz tayin edilmişti. Ama o kusurunu da öyle ihtiyatlı işlerdi ki kimse şüpheye düşmezdi ve kutsal bir adam muamelesi görürdü. Bu rahip Ferondo isimli çok saf bir adamla dostluk ederdi. Papaz onun saflığıyla eğlenmeyi severdi. Bir gün Ferondo'nun güzel karısıyla tanıştı ve öylesine tutuldu ki gece gündüz ondan başka bir şey düşünemez oldu. Ama Ferondo her konuda cahil olduğu halde karısına olan aşkında uyanıktı. Bu hal papazı çileden çıkarıyordu. Papaz hileyle Ferondo'yu karısıyla beraber manastırın bahçesine davet etti. Orada öteki dünya hayatının haz ve saadetlerinden ve insanların dindarlıklarından öylesine bahsetti ki kadın kocasından müsaade alarak itiraflarını ve tövbelerini bu papaza yapmaya karar verdi. Bir gün papazın odasına giderek itiraf sandalyesinin yanına geldi. Papaz sandalyede oturuyor, kadın onun ayak ucunda yer alıyordu. Kadın itirafa başladı. Allah bana iyi bir koca verseydi veya hiçbir koca vermeseydi sizin himmetinizle ebedi hayatın yolunu tutardım. Ama Ferondo'nun saflığına bakınca evli olduğum halde kendimi dul sayıyorum. Ve o sağ oldukça ben bir erkeğe sahip olamam. O budala olmakla beraber sebepsiz yere öyle kıskanç ki rahatım, huzurum yok. Onun için itirafıma başlamadan önce şu husustaki tavsiyenizi rica edeceğim.'' Aksi takdirde itiraflarım bir şeye yaramayacak. Bu sözler papazı çok sevindirdi. En sıcak arzuların yolu açılmış göründü. Kızım dedi, sizin gibi güzel ve zarif bir kadın için böyle deli bir koca zaten bir dert ama ya kıskançlığı onun için halinizi anlıyorum. Ama onun bu kıskançlığını şifalandırmaktan başka bir tedbir bilmiyorum. Bunun ilacı bende var ama bunu gizli tutacağınıza söz vermelisiniz. Peder dedi kadın, şüpheniz olmasın. Sizin söylediğiniz bir şeyi başkasına anlatmaktansa ölmeyi tercih ederim. Fakat bu ilaç nedir? Onu şifalandırmak için dedi papaz. Bir çukura atmanız lazım. Diri diri nasıl atacağız? Önce ölmelidir, sonra atılmalıdır. Suçunun cezasını çektikten sonra Allah'tan onun dirilmesini niyaz ederiz ki bu da mümkündür. Demek ki böylece dul kalacağım belli bir zaman için ama bu müddet esnasında başkasıyla evlenmeyeceksiniz yoksa günaha girersiniz ve kocanız dirildiğinde daha da kıskanç olur. <laughs> Eğer bu dertten kurtulacaksa istediğiniz her şeyi yapmaya hazırım dedi kadın. Peki ama bu hizmete mukabil bana ne mükafat vereceksiniz dedi papaz. Elimden gelen her şeyi. Ama benim gibi bir kadının böyle bir hizmete karşı verecek nesi olabilir? Aziz kadın, siz bana benim size yaptığımdan daha fazlasını yapabilirsiniz. Ben sizin rahat ve huzurunuz için her şeyi yapacağım. Siz de beni huzura kavuşturabilirsiniz. Hazırım dedi kadın. Bana aşkınızı bağışlayın. Bu suretle içimi yakan bir ihtirası dindirebilirsiniz. Kadın bu talebe şaşırarak Aziz Peder dedi, neler diyorsunuz? Ben sizi bir aziz sayıyorum. Akıl danışmaya gelen bir kadından bunu istemek size yakışır mı? Güzel kızım şaşmayın. Bu kutsallığa zarar vermez. Kutsallık ruhtadır. Benim istediğimse tenin bir zaafıdır. Ama ne olursa olsun güzelliğiniz beni öyle sardı ki bu teşebbüse mecbur oldum. İftihar ediniz ki güzelliğiniz ilahi güzellikleri seyre alışmış bir papazı mest ediyor. Her ne kadar rahipsem de bir insanım. Ve gördüğünüz gibi yaşlı da değilim. Benim talebim sizin için nahoş olamaz. Hatta onu arzu etmeniz lazımdır. Çünkü kocanız çukurda kaldığı sürece geceleri sizi teselli edeceğim. Kimse bunun farkında olmaz. Çünkü herkes beni iyi insan bilir. Allah'ın size verdiği lütfu benden esirgemeyin. Allah size başka lütuflar da verir. Eğer tavsiyemi tutarsanız bundan başka size verilecek kıymetli incilerim var. Bu iyiliği benden esirgemeyin. Kadın gözlerini aşağı indirdi. Ne cevap vereceğini bilmiyordu. Papaz kadının reddedemeyeceğini görünce yarı yarıya gönüllü olduğunu anladı ve ifallerine devam etti. Nihayet kadın utanarak kocası çukurda kaldığı müddetçe her şeye razı olacağını bildirdi. Papaz "Çabuk yapalım." dedi. "Kocanızı yarın bana gönderin." Bu sözlerden sonra kadının parmağına bir güzel yüzük taktı ve veda etti. Kadın bu hediyeden sevinçli arkadaşlarının yanına gitti. Papazın kutsallığı hakkında parlak şeyler anlattı. Bir iki gün sonra Ferondo manastıra geldi. Cahip onu görünce planını hemen uygulamaya karar verdi. Ve bir şarklı prensten aldığı har kulade tesirli bir bayıltma ilacı vardı. Bu ilacı alanlar hiçbir zarara uğramadan öyle derin bir uykuya dalardı ki ilacın etkisi sürdüğü müddetçe insan ölüye benzerdi. Papaz adama üç günlük uykuya yetecek miktarda ilacı bir şarapta eritip verdi. Sonra onu manastırın meydanına getirerek öteki rahiplerle birlikte adamın haline gülmeye başladılar. Az sonra ilaç etkisini gösterdi ve adam yere düşüp derin bir uykuya daldı. Papaz bu kazadan korkmuş gibi soğuk su serperek bir bayılmışı uyandırmak numarası yaptı ama adamda nabız kalmadığı için ölü olarak kabul edildi. Karısı ve akrabaları çağrıldı. Karısı biraz ağladı. Papaz ölüyü elbiseleriyle gömmeyi emretti. Kadın eve gidince küçük oğluna artık evden çıkmayacağını bildirdi ve kocasından kalan servete el koydu. Papaz gece yarısı manastıra yeni gelmiş emin bir arkadaşıyla beraber gizlice kalktı, Ferondo'yu mezardan çıkartarak manastırda suç işleyenler için hazırlanmış çukura nakletti. Ona papaz elbiseleri giydirdi ve genç papazı nöbet tutmaya memur etti. Ertesi gün papaz birkaç rahiple beraber kadını ziyarete gitti. Kadın matem elbisesi giymişti, birkaç teselli kelimesinden sonra papaz kadına vaadini hatırlattı. Kadın papazın parmağında bir güzel yüzük daha görünce hazır olduğunu bildirdi ve ertesi gece için randevu verdi. Ertesi gece papaz Ferondo'nun elbiselerini giyerek kadının evine gitti. Sabaha kadar onun yanında kaldı. Sonra manastıra döndü. Bu ziyaretini sık sık tekrarladı. Ona rastlayanlar Ferondo'nun hortladığını sanıyorlar ve kadına acayip hikayeler anlatıyorlardı. Ferondo uyandığında nerede olduğunu bilmiyordu. Başında nöbet bekleyen papaza "Ben neredeyim?" dedi. "Mezardasın. Ben öldüm mü?" "Evet." Ferondo karısını ve oğlunu hatırlayarak ağlamaya başladı ve kendisine yemek verildiğini görünce "Ölüler de yer mi?" dedi. "Evet," dedi papaz. "Eski karın bu sabah bu yemekleri kiliseye göndermişti. Allah'ın emriyle ben de sana veriyorum." Allah razı olsun. Ölmeden evvel onu ne kadar severdim. Bütün gece kollarımı alarak onu öperdim. Bazen de başka şeyler yapardım. Adam açlık hissederek yemeye ve içmeye başladı. Yalnız şarap hoşuna gitmiyordu. Yemekten sonra papaz onu karşısına alarak dövmeye başladı. Ferondo bir taraftan bağırıyor, bir taraftan da benim niye dövüyorsun söyle diyordu. Allah'ın emri üzerine seni günde iki defa dövmeye mecburum. Ama neden? şehrin en iyi kadınına sahip olduğun halde kıskançlık ettiğin için. Evet, evet, Allah'ın kıskançlığı sevmediğini bilseydim hiç yapar mıydım? Bunu oradayken düşünecektin. Eğer geri dönersen bunu hatırla ve hiç kıskançlık etme. Ölüler dirilir mi? Allah isterse evet. Ah bir dönsem, dünyanın en iyi erkeği olacağım. Karımı hiç dövmeyeceğim, kabalık yapmayacağım, Yalnız bu sabah gönderdiği kötü şaraptan dolayı onu tekdir edeceğim. Hele ışık göndermeyip karanlıkta bırakması. Işık göndermişti ama mumlar ibadet esnasında tükendi. Ya dönersem onun istediği her şeyi yapacağım. Yalnız siz kimsiniz ki beni dövüyorsunuz? Sardunyalı bir ölüyüm. Bir gün efendimin kıskançlığını övmüştüm. Bunun üzerine Allah beni seni dövmeye gönderdi. Burada siz ve benden başka kimse var mı? Binlerce var ama sen henüz onların sesini duyamazsın. Onlar seni görürler. Memleketimizden ne kadar uzaktayız? Bin milden fazla. Gerçek mi? Sanki dünyanın dışına çıkmışız. Ferondo bu konuşmalar ve yemeklerle on ay manastırda tutuldu. Bu sırada papaz güzel kadını her gün ziyaret ediyor ve çok tatlı günler geçiriyordu. Ama aksilik olacak kadın hamile kaldı ve bunu papaza anlattı. İkisi de artık Ferondo'nun hapisten çıkartılması gereğini kabul ettiler ki adam çocuğun babası olsun. Ertesi gece papaz Ferondo'yu çağırtarak değişik bir sesle ''Müjde Ferondo'' dedi. ''Allah seni diriltmeye karar verdi. Dünyaya dönünce karın sana bir oğlan çocuğu doğuracak. Adını da Benedik koyacaksın.'' Habere çok sevinen Ferondo Allah'ım dedi, papaz kutsal Benedik'e ve benim şeker karıma lütfunu ihsan eyle. Papaz bundan sonra yine şarap içindeki ilaçtan dört saat uykuya yetecek kadar verdi. Sonra elbiselerini giydirdi ve eski mezarına götürdü. Ertesi sabah Ferondo uyanıp mezarın deliğinden ışık görünce dirildiğini kabul etti ve bağırmaya başladı. Kafasıyla mezarın kapağına vuruyor ve açın açın diye bağırıyordu. İbadetten çıkan rahipler bu manzarayı görünce korkarak başpapaza gittiler. Papaz, oğullarım dedi korkmayın bir haç ve kutsal su alarak beni takip edin. Bakalım ilahi irade neyi nasip etmiş. Çoktandır ışık görmemiş olan Ferondo solgun bir halde mezarından çıkarak papazın ayaklarına kapandı. Aziz peder dedi: "Sizin ve karımın duası beni kabir azabından kurtararak hayata kavuşturdu. Allah sizden razı olsun. Seni uyandıran Allah'ın kudretine hamdolsun oğlum. Ölümünden beri senin için ağlayan karının yanına git ve artık Allah'a hizmetkar ol." "Bunu yapacağım. Karımı görünce sevgiyle kucaklayacağım." dedi. Papaz genç rahiplerin yanında bu işe şaşırmış gibi göründü ve huşuyla bir ilahi okudu. Köyüne dönen Ferondoyu halk bir hortlak sayıyor ve ondan kaçıyordu. Karısı bile korkuyordu. Halk bir dereceye kadar alışınca ondan öte dünya hakkında haber soruyorlardı. O da bazılarının akrabalarını gördüğünü söylüyor ve Cebrail tarafından vahi geldiğini anlatıyordu. Sonra karısıyla beraber eve döndü. Bir süre sonra kadın bir oğlan doğurdu. Adına Benedik dediler. Ferondo'nun geri dönmesi papazın kutsallığı hakkında genel bir kanaat uyandırdı. Ferondo da başından geçenlerden sonra kıskançlık illetinden kurtulmuştu. Karı koca önceki hayatlarına geri döndüler. Yalnız kadın fırsat buldukça kendisine sıkışık bir anında vefa göstermiş olan papazı ziyaret etmeyi ihmal etmezdi. Üçüncü gün, dokuzuncu hikaye. Giletta de Narbon, Fransa kralını bir yaradan kurtarır. Buna karşılık Kont Rusillon'u koca olarak talep eder. Ama Kont onunla istemeyerek evlenir. Üzüntüsünden Fransa'ya gider, orada bir genç kızla sevişmeye başlar. Ama Giletta o kızın şekline bürünerek Kont'la yatar ve ondan iki oğlan doğurur. Fransa'da Kont Roussillon isminde biri vardı ki sık sık hastalandığından yanında daima Gerard de Narbonne adlı bir hekim bulundururdu. Tek ve güzel oğlu Bertrand'ı akranlarıyla oynatırdı. Akranları arasında hekimin kızı Giletta da vardı. Kız Bertrand'a öyle aşık olmuştu ki oğlan babasının ölümünden sonra Paris'e gidince perişan olmuştu. Az zaman sonra Giletta'nın babası da ölmüştü bir bahane bulabilse o da Paris'e gidecekti ama büyük bir servetin varisi olarak göz altında tutuluyordu ve uygun bir bahane bulamıyordu. Ama Bertrand'a olan aşkı yüzünden bütün evlenme tekliflerini reddediyordu. Fransa'nın en güzel erkeklerinden biri haline gelmiş olan Bertrand'a karşı duyduğu aşk yüzünden aldığı bir haber üzerine harekete geçti. Fransa kralının göğsünde çıkan bir urun altında bir yara peyda olmuştu ki Şiddetli ızdıraf veriyordu. Hiçbir hekim çare bulamıyordu. Kız bu habere çok sevinmişti. Paris'e gitmek için bu iyi bir fırsattı. Şayet kralın hastalığı onun tahmin ettiği gibi ise Bertrand'la evlenebilecekti. Babasından öğrendiği usullerle çeşitli otlardan bir toz yaptı. Bununla Paris'e gitti. İlk işi Bertrand'ı görmek oldu. Kralın huzuruna da çıkarak yarayı göstermesini rica etti. Kral bu güzel kızın ricasını reddetmedi ve yarayı gösterdi. Kız görüp iyi edebileceği ümidini hasıl ettikten sonra krala Allah'ın izniyle dedi. Sekiz gün içinde sizi bu dertten kurtaracağım. Kral bu sözlere gülüyordu. En büyük hekimlerin yapamadığını bu genç kız mı yapacaktı? Kıza teşekkür etti ve artık hiç kimseden bir tavsiye kabul etmeyeceğini söyledi. Kız, beni küçümsüyorsunuz dedi. Gerçi ben gencim ve kızım ama unutmayın ki ben meşhur hekim Gertart de kızıyım ve çırağıyım. Kral ağrısız tedavi edeceğine göre belki de Allah'ın gönderdiği bu yardımdan niye vazgeçeyim ki dedi. Kızım dedi ya beni tedavi edemezseniz size ne yapayım? Sekiz günde iyi olmazsanız beni yaktırın ama ya iyi olursanız benim mükafatım ne olacak? Siz herhalde henüz evli değilsiniz. Eğer başarılı olursanız sizi iyi ve gözde bir erkekle evlendiririm. Beni evlendireceğinize memnun oldum dedi ama sizden isteyeceğim adamla olması şart. Kral hemen vaat etti. Kız da tedaviye başladı. Şifa umulan zamandan önce kendini gösterdi. Bunun üzerine kral hangi erkeği istediğini sordu. Çocukluğumdan beri şiddetle sevdiğim Bertrand de Rosilon'u isterim. Kral verdiği sözden dönmek istemedi. Bertrand'ı çağırarak, siz artık büyüdünüz dedi. Şimdi çiftliklerin idaresini size veriyorum ve uygun gördüğüm kızı da beraberinde. O kız kimdir dedi Bertrand. Tedavisiyle sihatimizi kurtaran kız dedi kral. Bertrand gerçi kızı görmüş ve güzelliğini anlamıştı ama ailesini aşağı tabakadan buluyordu. Majeste dedi, bana eş olarak bir hekim veriyorsunuz, böyle kadından Allah beni korusun. Yani istiyorsunuz ki verdiğim sözü geri alayım. Ben ona saatimin mükafatı olarak bir koca vaat ettim dedi kral. Benim bütün servetimi alabilirsiniz ve beni köle gibi dilediğinize verebilirsiniz ama sizi temin ederim ki ben böyle bir evlenmede mesut olamam. Olursunuz olursunuz. Kızın aklı, güzelliği ve size olan sevgisi daha asil bir kadından fazla mutluluk verir. Bertrand sustu. Kral düğün hazırlıklarını emretti ve Bertrand kendisini canından çok seven kızla istemeyerek de olsa evlendi. Kraldan çiftliklerine gitmek üzere izin istedi. Fakat çiftliğe gideceğine Floransa'ya giderek onlara hizmetini arz etti ve büyük bir maaşla onların reisi oldu. Gelin memnun değildi ama mülayim davranarak Bertrand'ı geri getireceğini umuyordu. Rusilon'a gitti ve orada herkes tarafından şefin karısı olarak karşılandı kız kısa zamanda her şeyi tanzim etti ve halkın sevgisini kazandı. Memleketi mamur hale getirdikten sonra konta iki şövalye göndererek eğer memleketinden uzakta kalmasına kendisi sebep olduysa her şeyden vazgeçmeye razı olduğunu bildirdi. Kont ne isterse yapsın dedi. Ancak şu halkayı parmağında ve benden bir çocuğu kucağında taşıdıktan sonradır ki onu eşliğe kabul ederim. Ama yüzüğüne o kadar bağlıydı ki onu çıkartıp veremedi. Kızın elçileri bu şartları ağır bularak ve tavsiyelerinin bir sonuç vermediğini görerek geri döndüler. Kıza olanı biteni anlattılar. Kız buna çok üzüldüyse de ileri sürülen ve evlenmesinin şartı kabul edilen teklifler üzerinde düşünmeye başladı. İleri gelen memurlardan birkaçını çağırtarak konta olan aşkı yüzünden neler yaptığını anlattı ve niyetinin onu buradan uzak tutmak olmadığını ama artık ömrünü seyahatlerle ve ibadetle geçireceğini bildirdi. Memleketin idaresini üzerlerine almalarını ve konta artık gelebileceğini bildirmelerini rica etti. Memurlar bu sözleri gözyaşları içinde dinlediler ve onu kalmaya ikna için ricaya başladılar. Ama Beyhude kız hacı kıyafetine girerek ve yanına bol para ve mücevher alarak yola çıktı. Floransa'ya giderek küçük bir otele yerleşti. Ertesi gün Bertrand'ın mahiyetiyle beraber oradan geçtiğini gördü ve otel sahibine bunun kim olduğunu sordu. Bir yabancı şövalye, adı Kont Bertrand'mış. Şehirde çok sevilen, iyi kalpli bir adam. Bizim mahallede çok güzel fakat fakirliği dolayısıyla evlenememiş bir kıza delice aşık. Kız eğer annesi olmasa çoktan Kont'un arzularını tatmin ederdi, dedi. Kontes bu sözleri dikkatle dinledi ve derhal tedbir almaya karar verdi. Bir gün hacı kıyafetinde genç kızın ve annesinin oturduğu eve gitti. Burası fakir bir evdi. Annesine yalnız konuşmak istediğini söyledi. İkisi yalnız kalınca Kontes genç kıza ''Siz de benim gibi saadetten mahrum görünüyorsunuz. Ama isterseniz hem kendinize hem bana yardım edebilirsiniz. Sizin güveninize ihtiyacım var.'' dedi. Kadın yardıma hazır olduğunu bildirdi. Kontes, ama bana ihanet ederseniz sizin de benim de ümitlerimiz boşa çıkar dedi. Kadın, içiniz rahat olsun dedi. Ben size ihanet etmem. Bunun üzerine Kontes, kadına aşkının hikayesini anlattı. Bu hikayeden kadının içi merhametle doldu. Siz de duymuşsunuzdur dedi Kontes. Kocamı ele geçirmek için ileri sürülen iki şartı. Eğer Kontun sizin kızınızı sevdiği doğruysa ancak siz bana yardım edebilirsiniz. Bilmiyorum ama öyle görünüyor. Sizin için ne yapabilirim dedi kadın. Onu size söyleyeceğim ama daha önce hizmetinize karşılık evde edeceğiniz faydayı anlatayım. Görüyorum ki kızınız güzeldir, evlenme çağındadır ancak çeyiz olmadığı için evlenememiştir. Mükafat olarak en iyi evlilik için lüzum göreceğiniz drahomayı elde edeceksiniz. Bu teklif fakir kadının hoşuna gittiyse de asaletle şu cevabı verdi. Önce ne istediğinizi söyleyin. Eğer meşru bir şeyse derhal yaparım, değilse bir şey yapamam dedi. Kontes, güvendiğiniz birisiyle kocam olan konta haber yollarsınız ki kızınız onun arzularını tatmine hazırdır. Fakat kızınız onun aşkından emin olmak için parmağındaki yüzüğü hediye olarak istemektedir. Şayet yüzüğü yollarsa onu bana verin. Kızınızın onayını bildirin ve o geldiği zaman yanına kızınız yerine beni koyun. Belki Allah lütfuyla beni ondan gebe kılar. Böylece yüzük parmağımda ve çocuk kucağımda olursa ona sahip olacağım. Bunu size borçluk alacağım. Kadın kızının şerefi bakımından bunu mahzurlu gördüyse de kontesi kocasına sahip etmek iyi bir hareket olacaktı. Birkaç gün sonra yüzük gelmiş ve kontese verilmişti. Ve kontes de ustalıkla kızın yerine kontun yanına verilmişti. İlk buse ve kucaklaşmada kontes iki çocuğa birden gebe kaldı. Kadın bu birleşmeyi müteahhit defalar gerçekleştirdi ve kimse bir şey duymadı. Kont da karısının yanında değil de sevgilisinin yanında yatıyorum sandı. Sabahları veda ederken Kont ona en kıymetli mücevherleri hediye ederdi. Kontes de bunları ihtimamla saklardı. Kontes hamile olduğunu anlayınca kadını artık bu külfetten kurtarmak istedi. Allah'ın inayeti ve sizin yardımınızla dedi, emelime kavuştum. Şimdi artık size bir hizmette bulunmak, sonra da seyahate çıkmak zamanı geldi. Kadın kontesin bu lütfuna müteşekkir olacağını fakat yardımını hediye için değil bir iyilik olarak yaptığını söyledi. Peki dedi kontes, vereceğim şeyi mükafat olarak değil bir yadigar olarak vereceğim. Kadın büyük bir utangaçlıkla kızını evlendirebilmek için 100 liret istedi kontes 500 liret verdi. Ve daha da birçok değerli mücevherler verdi ve oteline döndü. Kadın da kontun kızı aramasını önlemek için bir akrabasının yanına çekildi. Bertrand halkın isteğiyle evine döndü. Kontes kontun çiftliğine döndüğünü sevinçle haber aldı. Doğum yapıncaya kadar Floransa'da kaldı. İki olan birden doğurdu. Bir müddet kimseye görünmeden Menpoli'ye gitti ve orada konttan haber almayı umdu bir gün bir bayram vesilesiyle kontun şatosunda ziyafet vereceğini haber aldı ve bir hacı kıyafetinde şatoya geldi. Misafirlerin sofraya oturacakları anda çocukları kucağında ve elbisesini değiştirmeden salona girdi ve kontun ayaklarına kapanarak ''Ben dede, senin talihsiz karın, Allah huzurunda yolladığım şövalyelere verdiğin vaadi yerine getirmeni istiyorum. Bak kollarımda bir değil iki çocuk var ve işte yüzüğün.'' Artık vadin gereğince beni eşliğe kabul etmenin zamanıdır. Kont şaşkınlık içinde yüzüye ve kendisine çok benzeyen çocuklara baktı. Bu nasıl oldu dedi. Kontes herkesi şaşırtacak şekilde macerasını anlattı. Hikayenin doğruluğu, kadının akıllılığı ve iki güzel çocuk Kont'u büyülemişti. Kontesi ayağa kaldırarak kucaklayıp öptü ve kadını meşru karısı ve çocukları kendi çocukları olarak kabul ettiğini bildirdi. Ve yalnız o gün değil, mütakip günleri de bayram havası içinde geçirdi. Üçüncü gün, onuncu hikaye. Ali Bek inzivaya çekilir. Orada rahip Rustiko'dan şeytanı bağlamayı öğrenir ve sonunda Neherbal'la evlenir. Barbar elinde Kapsa şehrinde çok zengin bir adamın Alibek adında güzel ve uslu bir kızı vardı. Kız gerçi Hristiyan değildi ama şehrin Hristiyan halkından Hristiyanlık adabını öğrenmiş ve Allah'ın teveccühünü en kolay tarzda kazanmanın yolunu bulmuştu. Ona dünyevi işlerden uzaklaşmasının en iyi ibadet olduğu söylenmişti. Bir gün saf kız inançla değil çocuk duygusuyla yola çıkarak birkaç gün mesafe aldıktan sonra Tebeyda çölüne gitti. Uzaktan gördüğü bir kulübeye yaklaşınca kapıda dindar bir adam rastladı. Adam burada ne aradığını kıza sordu. Kız ilahi bir emirle yola çıktığını ve dini öğretecek birisini aradığını söyledi. İyi kalpli adam güzel kızı alıkoymayı bir şeytan işi saydığından kızın düşüncesini onayladı. Ona elma ve hurma verdi ve şu civarda dedi çok akıllı bir adam var ona gitmelisin. Fakat kız oraya varınca daha uzak bir yer tavsiye ettiler. Nihayet genç ve iyi kalpli bir müzevinin kulübesine vardı. Rustiko adındaki bu adama aynı soruyu sordu. Bir fazilet örneği vermek isteyen bu adam kızı uzaklara yollamadan kendi kulübesinde alıkoydu ve gece kulübenin bir köşesinde ona hurma yapraklarından bir yatak hazırladı. Az sonra dayanıklılığını ölçmek için kızın güzelliğini düşünmeye başladı. Fakat istediği şeyin şefet neticesi olmadığını gösterecek çareler aramaya koyuldu. Bir iki soruyla kızın masumiyetini ve saflığını anladı. Onu din yoluyla fethetmeye mecbur olacağını düşünerek şeytanın nasıl bir Allah düşmanı olduğunu anlattı ve en iyi ibadetin şeytanı cehenneme yollamak olduğunu söyledi. Kızın bu nasıl olur sorusuna karşı Rustico, "Şimdi öğreneceksin." dedi. Kendisi soyundu, kızı da çırılçıplak ederek ikisi karşı karşıya diz çöktüler. Bu durum Rustiko'nun ihtirasını alevlendirdi. Kızın güzelliğine baktıkça içi titriyordu. Bu hale şaşmış olan Alibek, ''Sende olup da bende olmayan şey nedir?'' dedi. ''Kızım'' dedi Rustiko, ''Bu bahsettiğim şeytandır. Bak benim başıma ne işler açıyor. Ona güç dayanıyorum.'' O halde Allah'a şükür ben senden iyi vaziyetteyim. Çünkü bende şeytan yok dedi kız. Evet ama onun yerine sende bir şey var ki o da bende yok. Nedir o dedi kız? Sende cehennem var. Allah seni benim ruhumun şifası için yollamış. Şeytanın bana verdiği azaptan dolayı bana acıyorsan, şeytanı cehenneme soktuğumu görerek bana büyük bir huzur vereceksin. Ve eğer maksadın Allah'a hizmet etmekse buna ulaşmış olacaksın.'' Saf kız: "Ah Aziz Peder" dedi. "Eğer bende cehennem varsa, sendeki şeytanı oraya yolla." "Teşekkür ederim kızım" dedi Rustigo. "Beni rahat bırakması için şeytanı senin cehennemine yollamalıyım." Bu sözlerle kızı yatağa yatırdı ve şeytanı bağlamak için elverişli olan vaziyeti ona öğretti. Kız şimdiye kadar cehenneminde şeytan görmediği için ilk defa olarak biraz ağrı çekti ve ''Şeytan hakikaten fena bir hayvan olmalı ki cehennemde bile ağrı veriyor.'' dedi. Rustico, ''Bu her zaman olmayacak.'' dedi ve yataktan doğrulmadan şeytanı altı defa daha cehenneme yolladı. Bundan sonra Rustico bu sahneyi sık sık tekrarladı. ''Kız, şimdi anlıyorum ki.'' dedi. Kapsalılar sizin gibi münzevilerin ziyaretine gelmekte haklıymışlar. Gerçekten şeytanı cehenneme yollamaktan daha dindarca bir şey görmedim. Başka bir işle meşgul olanlar delidirler. Bir defasında kız, Rustiko dedi, şeytan neden cehennemden kaçıyor? Orasını seviyorsa neden kalmıyor? Rustiko nihayet bu işten soğudu ve şeytanı ancak kibirle kafa tutarsa o zaman cehenneme yollamalı. Biz onun gururunu öyle kırdık ki o artık istirahat etmeyi tercih ediyor, dedi. Kızı bu surette birkaç gün sükuna getirdi ama Rustiko'nun arzu ettiği kadar şeytanı cehenneme yollamadığını görünce Şeytan gerçi uslandı ama cehennem beni rahat bırakmıyor. Onun için şeytan vasıtasıyla cehennemin öfkesini bertaraf etmek lazım dedi. Rustico bir cehennemi doldurmak için birçok şeytana ihtiyaç var dedi. Bu tartışmalar olurken kapsada bir yangın çıktı. Bu yangında kızın babası bütün ev halkıyla beraber yandılar ve kız büyük bir servete varis oldu. Neherbal isminde genç bir adam aşk oyunları yüzünden bütün servetini kaybetmişti. Ali Bey'in hayatta olduğunu anlayınca onu buldu. Onunla evlendi ve kızın servetine sahip oldu. Kız henüz evlenmeden çölde Allah'a nasıl ibadet edildiği hakkında soru soranlara şeytanı cehenneme yolladıklarını ve kendisini bu hizmetten çekmiş olan Neherbal'ın büyük bir günah işlediğini söylerdi. Şeytanı nasıl cehenneme yolladıklarını sormaları üzerine sözle ve işaretle olanı biteni anlattı. Kadınlar kahkahayla güldüler. Yavrum dediler, bunun için çöle kadar gitmeye gerek yok. Neherbal bu işi münzevi papaz kadar güzel yapacaktır. Bu söz şehirde kulaktan kulağa yayılmış ve şeytanı cehenneme yollama tabiri bir atasözü olmuştu. Bu hikaye kızları günlerce güldürdü. Kraliçe hükümdarlık müddetinin sona erdiğini bildirerek tacı Flosrat'ın başına koydu. Görelim dedi, acaba kurt koyunları, koyunların kurdu koruyacağından daha iyi koruyacak mı? Flosrat gülerek, ben buna inansaydım dedi, kurtlar koyuna, şeytanı cehenneme yollamayı öğretirdi. Siz bize kendiniz koyun değilseniz kurt diyemezsiniz. Ama sıram geldiği için kraliçeliği ele alıyorum. Güzel bayanlarım, ben iyiyi kötüden ayırmayı öğrenince aşk beni daima bir güzele sevk etti. Sonuna kadar da böyle olacak. Onun için yarınki hikayelere konu olarak sevenlerin hazin akıbetlerini alıyorum. Aşk, ihtiras ve sevenlerin hazin akıbetleri bu kitabın ikinci bölümünde yer alacaktır. Keyifli dinlemeler. Birinci bölümün sonu